İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak bak. Bak şimdi burada. Bundan ben Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Bak bak yok şu anlattığını anlatıyorum. Sorulmayanların sorulduğu. Sadece gerçeklerin konuşulduğu. Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş. Yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı. Mediabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan. Özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor. Her cuma akşamı saat 21'de TV264'te. İyi akşamlar. Bir Gazeteciler Soruyor programında da tekrar sizlerle birlikteyiz. Ben uzun bir süre ara vermiştim. Tekrardan arkadaşlarla buluştuk. Öncelikle iyi akşamlar dileyim Hüseyin Cumalı. Hoş geldin. Hoş geldin. Sefa Polat sen de hoş geldin. Hakan Turan nasılydı Avrupa? İyiydi. İyiydi. Memleket gördüm. Özlem giderdik. Hep bazen. Bravo. Evet. Bu akşam bir diğer konumuz ise Kemal Turgaç. Son Düzlük programının hem yapımcısı hem sunucusu. Bu akşam bizlere misafir oldu. Sen de hoş geldin Kemal abi. Hem hoş buldum hem de hoş geldin. Burada olmaktan da yani gayet keyifliyim, haberiniz olsun. Kemal Turgaç, sen daha önce programlarda yorumcu olmuş muydun? İlk mi senin abi? Yok, daha önce birkaç kere yapmıştım. Bizim programda geçen hafta sundu, bence gayet yok, güzel moderatördü. Coşkun Bilir'le Hüseyin Cumalı izin vermemişlerdi ama bayağı uğraşmıştım o yorumcu olmaya. Kötü bir üç kere düşmüşsün abi. Yani, gel. Evet, bir yerel kanal gerçeği diyelim buna. İşte fazla oyuncu olmayınca oyuncular böyle zaman zaman antrenör oluyor, bazen oyuncu oluyor, bazen forvet oluyor, bazen kaleci oluyor. Ulusal'da da aynı ya. Evet. Ulusal'da yani, da hep aynı isimler. Evet. Bu hafta yine siyaset konuşacağız. Çünkü siyaset her geçen gün, seçimler yaklaştıkça biraz daha alevleniyor, biraz daha ateşleniyor diyelim. Artık muhalefetin de ufak ufak adayları belli olmaya başladı. AK Parti geçen hafta Cuma günü siz konuşamadınız sanırım. Yani tamam, bir liste konuştunuz ama programdan sonra adaylar açıklandı. Aslında netti. Yani biz konuştuk yani, da yani gayri resmi olarak hepsi doğru çıktı Cuma, zaten. Cuma günü konuştuktan sonra herhangi bir değişiklik olmadı listelerde. Aynı listeler konuşuldu. Biraz ona da değinmek istiyorum ben aslına bakarsanız. Çünkü AK Parti'nin daha önceki aday tanıtım toplantılarının daha böyle şölen havasında geçtiğini ben de bilenlerdenim. Fakat özellikle bir öncekini ben iyi biliyorum. Bunda biraz hani sönük bir hava vardı diyebiliriz. Onu da biraz konuşmak istiyorum. Sizin yorumlarınızı almak istiyorum. Bununla birlikte AK Parti'de adayların açıklanmasıyla bazı kamuoyunda küskünler diye adlandırılan bazı isimler AK Parti'den ayrılıp özellikle Yeniden Refah ve Büyük Birlik Partisi'ne geçtiler. Oradan belediye başkanı adayı olmak istediklerini açıkladılar ve oraya üye oldular. Bunların hakkındaki görüşlerinizi alacağım. Özellikle işte Hendek'te İrfan Püsküllü var, Osman Karaoğlu var. Akyazı'da mıydı? Akyazı'da. Osman Karaoğlu. Selçuk Yıldız var. İşte Adapazarı'nda İYİ Parti'de Adapazarı AK Parti'nin ağabeylerinden olduğu söylenen Necdet Tömekçi var. Bu isimlerin gelecekleri hakkında sizden neler düşünüyorsunuz? Onları sizlere soracağım. Gene sizin haberiniz vardı. Kaynarca'da Ahmet Soğuk var. Evet. Kaynarca'da Ferici'de Kaynarca'da. İlçeleri yazarken Kaynarca'yı yazıyordum. Kaynarca'ya gitti. Ben şimdi öncelikle şundan başlayayım. Aday tanıtım toplantısından başlayalım isterseniz. Aday tanıtım toplantısı Cuma günü sizin konuştuğunuz gibi aynı isimlerle açıklandı. İşte Adapazarı'nda Mutlu Işık Su, Arife'de İsmail Karakullukçu 4. döneme geçiyor. Erenler'de Rami Şengül, Serdivan'da Osman Çelik, Karos'ta İshak Sarı, Kaynarca'da Mustafa Özer, Kocaeli'de Turan Yüzücü, Söğütlü'de Selçuk Kurt, Ferizli'de İsmail Gündoğdu, Akyazı'da Bilal Soykan, Karabüçek'te Ümit Budur, Gey ve Metin Atalay, Sapanca, Recai Çapoğlu, Pamukova, Fatih Akın. Evet. Hani geçen hafta konuştunuz ama bir daha sormak istiyorum. Özellikle Kemal abi, senin de görüşlerini almak istiyorum. Böyle sürpriz diyebileceğiniz kalanlardan veya işte yeni gelenlerden sürpriz diyebileceğiniz bir isim var mı? Kime? Bana mı soruyorsun? Sen mi? Yok, sen değil abi. Şu aşağıda bir arkadaş var. Otobüs durakta bekliyor, ona sorduk. Sana sorduk tabii. Oho.
Evet Kemal abi. Bana mı soruyorsun diyor. Başka Kemal yok burada mesela yani. Bilmiyorum. Var mı başka Kemal? Yani. Buyurun Kemal Bey. Hazırlığınız evet. Bittiyse lütfen. Öncelikle Hüseyin Cuma'nı uyardığı için teşekkür ederim. O anda almışım herhalde. Bu program son devam ettiği sürece uyarmanı bekliyorum. Merak etme, o iş benim işim. Ben listede aslında açıkçası çok farklı böyle bir sürpriz aday görmedim. Genelde aslında beklenen oldu. Bir tek sürpriz dersek eğer ki İsmail Karakolluk çok sürpriz bence. Neden sürprizdi? Çünkü 3 dönemdi. 4. dönemi olur mu, olmaz mı? Önceleri olur dediler. Sonra olma ihtimali çok zayıf dediler. Bir de oradaki anketlerde İsmail Karakullukçu'nun tam netleşmedi ama diğer aday adayları çok fazla performans sergilediler. Evet. İsmail Karakullukçu iddialı isimlerdi. Aslında İsmail Karakullukçu o yarış başladığında erken bir start vermişti oradaki adaylar. İsmail Karakullukçu'nun mesela rakibi olamaz diye konuşuluyordu. Ama bir müddet sonra o kadar bir performans sergilediler ki İsmail Karakullukçu'yu neredeyse orada yok ettiler yani. Hatta başka bir hayal kurdurmaya başladılar Arifiye. Ben Arifiye'yi özellikle çok iyi takip ettim. Bu konuda da yani iddialı konuşabilirim. Arifiye'de biliyorsunuz Arifiye sanayi bölgesinde bir ilçe. Yani birinci organizenin. Önü çok açık bir ilçe. Evet. Şimdi Arifiye'de tarım var. Yani imanın genişleme pozisyonu var. Yani Sapanca'ya sınır, yani gölü var. Bir kısım gölde Arifiye'ye bakıyor. Yani Arifiye aslında çok enteresan bir ilçe. Merkeze yakın. Ama şunu diyor oradaki insanlar. Arifiye'de gerekli hizmeti 3 seneden beri alamadı. Ama İsmail Karakullukçu çok enteresan. Yani insanlarla öyle bir diyalog kurmuş ki. Benim esnaf işi dediğim tabiri mükemmel bir şekilde yani sosyolojik olarak insanlara dokunmayı başarmış. Ve bu onu hep böyle yarışta ön tarafta tuttu. Sonuç itibariyle ama bir dediğim gibi diğer adaylar sahaya girip projelerinden bahsedince herhalde oradaki halk da şunu dedi. Ya dedi bir dakika burada bunlar olabilir mi dedi. Yani aslında bir uyanış gibi bir şey oldu orada. Hı. Sonrasında İsmail Karakullukçu bana göre sürprizdi. Bunu söyleyebilirim. Daha farklı mevcut adaylar içerisinde İshak Sarı benim için sürpriz değildi. Mutlu Işıksız sürpriz değildi. Ben şunu anlayamadım ya. Efendim? Adaylar proje sununca vatandaş bunlar olabilir mi dedi. Oradan tak şeye geçtin. İsmail Karakullukçu sürprizdi. Yani orayı, orada anlayamadın kısmı. Oradan sonra. Oraya getiremedin ki lafı yani. Tamam abi yani İsmail Karakullukçu bence sürprizdi. Hayır tamam anladım. Senin sürpriz olduğunu anladım da senin için şunu anlayamadım. Dedin ki. Adaylar bazı proje sundu aday adayları. Ondan sonra halk dedi ki bunlar olabilir mi? Tak İsmail Karakullukçu sürprizdi benim için. Yani bir yere oturtturamadım o cümleyi. Çünkü oturtturmadım. Gayet çünkü oturtturmadım. Yani doğru söylüyor. Olabilir miden sonra hayır, birkaç cümle söylüyor. Daha beklemedin mi sen? Doğru söylüyor. Çünkü neden oturtturmadım? Şu. Oturtturamadı yani bir yere. Hayır oturtturmadı. Gerisini seni gerisini getiremedi yani. Hayır ama gerisini dinleyen tamamlayabileceği bir tabii. Cümle bence. Zaten bilerek öyle yaptım. Çünkü neden? Benim atlayacağım biliyor. Belki ondan öyle yapmış. Yok. Hayır onu düşünmedim ama bunu da bundan sonrasında dikkate alacağım. İsmail Karakullukçu buradan sonra bir şeyler söylersem çünkü propagandasına zarar verebilirim diye düşündüm. Şu anda aday kendisi. Yani buradan öte söyleyeceklerim. Ben aday sürecindeki ya sen söylemek istediğin şu. İsmail adayların portföyleri, yaptığı projeler, işte çalışma şekilleri İsmail Karakullukçu'ya rakip olabilecek düzeye çıktı. Daha da üstüne çıktı bence. Veya işte onu geçebilecek düzeye çıktı. Alternatif olabilecek, öyle diyelim. 3 dönem belediye başkanı yapmış bir adama ancak alternatif olabilirsin. Alternatif olabilecek bir düzeye çıktı. O düzeye çıktıktan sonra İsmail Karakullukçu'nun 4. dönem olarak atanması senin için şeydi. Gösterilmesi senin için sürpriz oldu. Çünkü, ben böyle anladım. Doğru mu? Peki sence o projeyi hayata geçirebilir mi? Yani bir proje sunmak başka. Şimdi şöyle 5 sene geriye gidersek ne proje sundular? 16 belediye başkanı kaçta kaçını yaptılar. Yani proje sunmak başka, projeler anlatmak başka, projeleri hayata geçirmek bambaşka. Hayır. Herhalde AK Parti bunu görmüştür yani. Bir şeyler görmüştür yani. Şunu söyleyeyim sana. Yani Karakaşı, Karagözü, ilçede tabii. Herkes sevdiği için de İsmail Karakullukçu'yu herhalde adayı yapmamışlar. Bence yani. Bu seçimin İsmail Karakullukçu şu an aday belki ama bu dönem eğer ki icraatları noktasında çok dikkat edileceğini düşünüyorum. Çünkü niçin? Buradaki aday da bakın diyor yani ya
kaliteli rakip sizi de o seviyeye çekiyor. Adayların kalitesi ve kalibresi İsmail Karakullukçu'yu bence bu farklı bir duruma getirdi. Yani dediler ki ya bunlar olabilirdi, niye olmadı sorusu sormaya başladı ilçe. Yani çünkü her gün bir proje açıyor, tek tek kapı kapı geziyorlar, anlatıyorlar ve bütün adaylar, yani çok aday vardı orada ve çok hepsi birbirinden kıymetliydi bence. Yani talihsiz bir bölgeydi bana göre. Şimdi bu sefer seçmen ne diyor ki? Belki o dakikaya kadar Hüseyin abiye katılırım. Hani aklında olmayan bir şey aklına soktular orada aday adayları. Hı. İsmail Karakullukçu bu sefer değil. Neden olmadı acaba bu? Şimdi insanlar biliyorsunuz önce hayal kurmak gerekiyor. Hayal kurmadan hiçbir şey olmaz. Bence orada iyi bir hayal kurdurduklarını düşünüyorum ben adaylarına. Böyle açarsan tamam, böyle oturur bir yere. Evet, sana özel anlatman gerekiyor. Hayır, özel anlatman değil kardeşim. Biz yıllardır burada program yapıyoruz yani. Cümleyi yarıda kesiyorsun. Yok, propagandasına burada zarar vermek istemedim orada. Yani çünkü artık aday. Yani buradan sonra da şimdi... Taşın, düşün veya bulmaca yapmıyoruz yani. Tam cümleni kuracaksın ki seçmen de anlasın, biz de anlayalım. Yani yarıda bırakıp pat başka yere geçersen olmaz böyle. Yorumunu tam yap. Sen aldın sözü, bari devam et. Sen ne düşünüyorsun? Yok, bitirsin adayları. Tamam, bitirdi o. Yok, İsmail Karakullukçu'yu bitirdi. Yani bütün adayları bitirdim, bilmiyorum. Farklı bir aslında aday da, ben şöyle bakıyorum. Bitirme. Bana çok garip geldi. Şu gelmişti. Mesela Mutlu Işıksu çok konuşuldu. Ben siyasetten kendi anladığım kadarıyla Mutlu Işıksu'nun konuşulması Sakarya'da bana çok garip gelmişti. Yani bu kadar icraat yapan, bu kadar efendime söyleyeyim yani mahallesinde ve bölgesindeki her köşeye dokunan birinin eleştirilmesi, dedim ki Sakarya'da siyaset zor şey çıkarttı benim düşüncem, yani demek ki başarılı olmak da zormuş burada. Yani bu aslında sorunun karşılığı değil belki bu, ama bunu da söylemek istedim. Mutlu Işıksu'nun bence orada sorgulanması bana çok garip gelmişti. Göreceğiz. Küskünler var dediği gibi listelerde. Onları da konuşacağız herhalde biraz sonra. Orada da birkaç söylemem gerek ama. Onun dışında benim için farklı bir aday yoktu yani. Çok sürpriz bir aday olmadı bana. Evet, Hüseyin'cim abi. Yani şöyle Büyükşehir ve 16 ilçeye baktığımız zaman sürprizler kimler? Ya bana göre İsmail Karakullukçu evet kısmen sürpriz sayılabilir, ama şundan sürpriz sayılabilir. Dördüncü döneme izin verdikleri için sürpriz sayılabilir. Çünkü AK Parti şöyle bir geriye doğru gittiğimiz zaman işte kongresinden de işte Merkez Karar Yürütme Kurulu'na oralara baktığımız zaman %60, %70 civarlarında yenilenen bir parti. Dolayısıyla böyle yenilenen bir parti dördüncü dönemde Sakarya'da İsmail Karakullukçu'yu dönem açısından baktığımız zaman bir dönemde izin vermeleri, aday göstermeleri bence kısmen sürpriz sayılabilir. Bir sürpriz de benim için Karasu İshak Sarı, işte muhtarlarla orada büyük ailelerle bayağı sorun yaşadı. İletişim sorunu var İshak Sarı'nın ve onu bir kez daha aday göstermeleri ve hala tepki geliyor. Hatta geçen gün bir muhtar yorum yapıyor diye yorumları da kapatmış. Daha önce de başka yerde başka bir sosyal medya platformları yorumları kapatmıştı. Bana göre İshak Sarı da şahsıma göre sürpriz sayılabilir, ama gösterdi AK Parti. AK Parti'nin de kendine göre hesapları vardı. Bilmiyorum hesapları nasıl yaptı, ama bana göre İshak Sarı'nın da aday göstermesi sürpriz. Yani asıl sürpriz bence o. Bir sürpriz de mesela Sabancı'da Recai Çapoğlu oldu. Mesela sürpriz benim için. Orada daha başka farklı isimler vardı. Zaten Sabancı'yı bilmiyorum, konuşur muyuz? Orada seçim biraz zor geçecek. Çünkü iyi isimler. Biraz sonra onu soracağım. Yani bu isimler sürpriz. Bu isimler genelinde bakıldığı zaman AK Parti'nin zorlanabileceği ilçeler hangileri? Bir de onları sormak. Onları konuşuruz. Size. Bir sürprize Kemal Turgaç söyledi, katılıyorum. Mutlu Işıksu sürprizi oldu. Ben Mutlu Işıksu'nun kesinlikle ve kesinlikle bir dönem daha yapmasını, ki ben onu seçmeliyim. Anlatayım. Oy atacaksın yani. Yani ben seçmeliyim onun. Adapazı seçmeliyim ben. Ve Mutlu Işıksu'nun bu kadar zorlanması, yani özellikle parti içi muhalefet diyeyim veya de zorlanması bana göre çok büyük sürpriz. Çünkü Mutlu Işıksu yani sadece ada hayatla değil. Şimdi ada hayat başlı başına proje. Hani bizim özellikle şahsımın özellikle dile getirdiği vizyon proje. Hı. Ama onun yanı sıra işte mahallelere dokundu, sosyal tesisler yaptı. Artı mahalleyi güzelleştiren projeleri var. Ve pandemi sürecinden tut bugüne kadar hep halkın arasında, halkı dinleyen birçok belediye başkanının sokağa çıkmadığı yerde
gerek ekonomik sorunlarda, gerek pandemide insanların, esnafın burnundan soluduğu o anlarda mutlu çünkü esnafa dokunan bir yapısı oldu. Buna rağmen adaylığı, şehir efsanesi, şehir dedikodularına gitti, geldi, olacak mı olmayacak, bunun tartışılması bile benim için sürpriz. Çünkü Mutlu Işık Su baktığımız zaman, yani bu Sakarya'da 17 büyükşehir kenara koyalım, büyükşehir katmak abes olur. Ama 16 ilçe belediyesinde yani 3 tane başarılı belediye başkanı varsa Mutlu Işık Su sağdan bak, soldan bak, önden bak, arkadan bak, o üçe her yerden girer. Yol haritası kazası olmayan bir belediye başkanı ama onu da bu şekilde yormaları, yani en azından algı olarak yormaları benim için sürpriz. Yani bu üç sürpriz. Onun dışında isimlere baktığımız zaman 3 aşağı 5 yukarı yani beklenen isimler. Yani ne olacaktı? Uzaydan da adam getirmeyeceklerdi hoş. Evet. Mutlu Işık Su için sana bir şey daha katkısı alayım mı? Tamam. Mutlu Işık Suyu sadece aslında biz orada bir hata yapıyoruz bence. Mutlu Işık Suyu hep öne çıkartıyoruz. Ama Mutlu Işık Su ekip çalışmasında çok başarılı bir belediye. Bak. Bir şey, ben de sana bir katkı yapayım. Evet. Ya ben müdahale etmeyeyim diyorum bir da. Bir şey, şey değil mi? Karşısına aday çıkmaya cesaret edememiş bir başkan yani, varken. Bak, yani. Niye? Ya konuşmaya gerek yok aslında. Senin için, senin için niye sürpriz ben onu anlamadım. Hayır. Hayır. Şöyle biz şimdi Mutlu şunu söyleme. Suyu tartışılma aday olma sürpriz değil. Mutlu Işık Suyu aday adaylığı sürecinde yormaları sürpriz oldu benim için. Tartışıldı. Yoksa Mutlu Işık Suyu aday olması bizim sürpriz. Bir de yorulan adamın karşısına o, aday çıkar ya. O, aday yok ki karşısında. O, ama işte zaten problem yok. Problemin kaynağı oydu. İşte sıkıntı o zaten. Yani. Yani. Yani benim için bu kadar adaylık sürecinde Mutlu Işık Suyu bu kadar yormaları ve bunu kendi partisindeki bir şekilde kamuoyuna sunulan algılarla yorulması benim için sürpriz o. Yoksa benim cümlemi çalıyorsun Mutlu Işık Suyu'nun aday olması... İlk defa aynı fikirdesiniz. Vallahi tabii şaşırıyor. Tabii ben de şaşırıyorum ben ama Mutlu Işık Suyu'nun aday olması sürpriz Mutlu değil. Başkan herkesi bir araya getiriyor ya. Bak şey, yani, Kemal Türkeş de cumalıydı. Bir şey daha söyleyeceğim. Cümleyi gene tam kuramadı. Tamamlayayım. Mutlu Işık Suyu. Kurdurmadın ki söyleyeceksin. Bu akşam sana... Kemal abinin cümlelerini tamamlayacağı görebilir mi? Şey yaptın. Mutlu Işık Suyu. Simultane çeviri yapıyor. Bak şimdi ben sana bir şey söyleyeyim. Mutlu Işık Suyu'nun ön plana çıkması, karşısına aday çıkmaması bunlar şans eseri değil, tesadüf değil. Kesinlikle. Adam çalıştı 5 sene. Dolayısıyla karşısına rakip de çıkmadı. Daha önce ben programlara söyledim burada birkaç kere bunu. Çok çalışırsan mesela belediye başkanlara baktığımız zaman sana söyleyeyim. Mutlu Işık Suyu tamam mı? Çok çalışması ya. Bürokratlara bak. Bana göre Saski yenemedi. Yiğit Turan. Çalışıyor. Adı ön plana çıkıyor. Çalışarak çıkıyor ama. Adam bir şey yaptığı yok. Mutlu Işık Suyu da çalışarak ön plana çıkıyor. Şimdi çalışan adam ön plana çıkar kardeşim. Sana söyleyeyim ben yani. Yoksa başka bir şey yok yani. Mutlu Işık Suyu babamızın oğlu değil. Yani. Kimsenin babasının oğlu değil. Yeri geldi mi biz eleştirdik de. Ama şöyle toplama baktığımız zaman, fotoğrafın tamamına baktığımız zaman adam çalıştı. Tamam ekibi de çalıştı ama sonuçta başkanadır bu. Başarılı, başarısızlık başkana yazar. Bana göre Mutlu Işık Suyu çalıştı. Dolayısıyla biz burada aylardır Mutlu Işık Suyu konuşuyoruz. Yani bırak adı hayat projesini, Hilmi Kayın'ın yıkması bile bir başarı örneğiydi. Ama sadece o değil. Bak mahalleler, güzel mahallelere dokunuşları var. İşte yani halka dokunuşu var. Sen temin diyoruz ya İsmail Karakullukçu. Abicim pandemide bu adamlar, bazı belediye başkanları biz çok az gördük. Tamam çıktılar, çıkmadılar demiyorum. Ama canla başla Kemal Tülgaç bana şimdi katılır. Esnafa dokunan bir isimdi Mutlu Işık Suyu. Dolayısıyla sadece bu yaptıklarını tamamen şu an bak bu yaptıklarının, bu çalışmalarının bence meyvesini yiyor. Biz bunu burada böyle konuşmamızın 5 yıl yaptığı çalışmaların meyvesini yiyor Mutlu Işık Suyu. Ve kimseye yadırgamıyor yani. Onun hakkı zaten orası. Her kim kendine göre hak verebilir onu bilmem ama Mutlu Işık Suyu'nun ikinci dönem bence haklıydı. Ben şunu bak orayı tam tamamlayamadım. Mutlu Işık Suyu'nun özellikle bunu bak belirtmek istiyorum. Neden istiyorum? Yani diğer belediye başkanlarına da örnek olsun diye. Mutlu Işık Suyu ekip çalışmasını bizim gözümüze sokan bir başkan. Yani şimdi diğer başkanlara bakın mesela arkalarında bir tane adam var genelde. Mesela o da bazılarında da yok yani. Mesela bugün... Telefonunuzu kısar mısınız? Kıstım da benimki bu kadar kısılıyor. Tık tık yapıyor olsun. Yandan kısılmıyor mu? Yok. Evet devam edelim. Yani ciddi bir ekip çalışması var ve Mutlu Işık Suyu mesela ekibinle bir projenin içine girdiği zaman onları hep mesela yanında tuttu. Yani mesela genelde mesela başkanlar ekiplerini arkada tutarlar. Onun da sebebi başka da burada açıklamayayım şimdi ama
Mutlu ışıksın ha. Efendim bu programın bir tarzı var. Ne o? Bir şey söylüyorsan tamamını getireceğim. Kompleksi şey değil diyelim o zaman. Yani kompleksi ben değil demek ki yani. Yani başarıda kompleks diyorsun. Söyle ya. Abi ya dedin başarıda ya. Kompleksi olanlar yani mesela genelde mesela ekip arkadaşlarını genelde arkada tutarlar. Ama Mutlu Işıksu her zaman yanında tuttu ekipleri. Demek ki kendine güveninle alakalı. Ve bunun da meyvelerini bence ikinci dönemde özellikle Allah ömür verirse kendisine şehrimizde de hizmet etmek için seçilirse çok farklı hizmetler yapacağını düşünüyorum. Evet Sefa. Mutlu Işıksu'dan başlayalım. Ya çok kısa bir manşet atıp geçeyim. Mutlu Işıksu'yla açık siyasi arenada mücadele edemeyeceklerini anlayanlar kapalı siyasi arenada dedikodularla başka şeylerle Mutlu Işıksu'yla mücadele edin. Olayın özeti bu aslında. Mükemmel özeti. Tebrik yani, ederim. Yani kimse çıkamadı. Ben Mutlu Işıksu'ya çıkarsam halk desteği arkasında 16 ilçeden bence en başarılı ilçe belediye başkanı. Karşısına aday adayı çıkamadı. Ben nasıl Mutlu Işıksu'yla siyasi rekabet yapacağım? Yani çok özür dilerim yatırır kaldırır beni dedi. Ne yapalım biz? Abi temayülden önce aday olmasın ama birilerine temayül öncesinde oy isteyelim. Tutmadı. İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın külliyede düzenlemiş olduğu temayülde aday yok ama çaktırmadan oy isteyelim. Tutmadı. Ne yapalım? Hadi biz Mutlu Işıksu'ya kulis siyaseti yapalım. Kardeşim kulis siyaseti tehlikeli bir şeydir. Karşı tarafta hiçbir iddia bile yoksa ya bak şimdi bir şey söyleyeceğim. Kemal abi sevdiğim de Kemal abi şey yapayım. Söylemiş olayım. Kemal abi sende bir şey var ama ben söylemeyeyim şimdi ona ayıp olur. Ya bu tehlikeli bir şey. Tehlikeli tamam mı? Bir şey. Bu herkes Kemal'den ya Kemal abinin çocuğu şüphelenir ya. Kemal abinin çocuğu şüphelenir. Bir kere hanımı şüphelenir benim. Net şüphelenir. Bu, ne var acaba? Tamam, teşbit, ama şüphelenmelikleri de aklı yenge hanım. Teşbitte bu. Bu arada yayılır. İşte bu. Süper tam bu işte. Süper bir örnek. Anlatan mevzu... Hüseyin Cumalı'ya benim işim tanıyor da Allah'tan o ağa düşmez. Süper bir örnek. Bakın hemen. Mevzu Kemal Turgas'a şüphelenmekte haklıyız yani. Sen söyleyince inanmaz işte. Süper bir örnek. Bak abi. Gerçek doğru inanmaz. Bak süper bir örnek. Hüseyin Cumalı şey yaptı. Kemal Turgas'ı savunmaya geçti. Bak tamamen canlı yayında bunun teşbihte hata olmayan bir örnek olduğu bilmesine rağmen. Kulis siyaseti budur. Çamur atıcı siyaseti kalsın budur. Mutlu Işıksu'yu açık siyasette yenemeyenler bunu yapmaya çalıştılar. Çok enteresan bir şekilde burada da yenemediler. Bence Mutlu Işıksu bu süreçleri unutmadı. 31 Mart'tan sonra da gerekli olan neyse söyleyecektir diye tahmin ediyorum. Peki gelelim şeye. Sürprizlere ben söyleyeyim. Sürprizleri söylemiş olayım. Abi Recai Çapoğlu son yılların en büyük sürprizi. Net. Net. Sapanca gibi. Bak Sapanca Adapazarı değildir. Erenler değildir. Serdivan değildir. Arifiye değildir. Sapanca 16 ilçe arasında Karasu ile birlikte kendine has siyasi argümanları olan iki ilçeden bir tanesidir. Hatta Karasu'dan bile ötedir bu konuda. Şimdi Hüseyin abi canlı yayın olmasa off the record bilgileri bir almazsa eski belediye başkanlığı ile ilgili orada belediye başkanlarının neler yaşadıklarını çok iyi şey yaparsın. Yani orada normal belediye başkanlığı yapamazsın. Adam bir anda makam adasına böyle vurur kırar demeyeyim de makam olsa bir girer hesap sormaya başlar. Adamı oturursun ikna edersin. Hop sen benim makam adama giriyor falan diyemezsin. Selamın üstü. Makam odasında adam vurulan tek yer. Tamam yani. Aynen öyle. Evet. Ahlaki asayiş olduğu için gülmeyeyim de hakikaten öyle. Bilgi veriyorum size. Sapanca Belediye Başkanı da AK Parti'nin Recai Çapoğlu'nun gelmesinde Selam Öztürk, kurucu ilçe başkanı Selam Öztürk'ün büyük katkısı var. Önce ben Selam Öztürk'ü tebrik ettim. Sonra Recai Çapoğlu'nu tebrik ettim. O kadar diyorum. Başka bir şey demiyorum. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Reklamları izledim. Yok reklamlar değil doğru. Recai Çapoğlu ne yapar bilmiyorum. Çünkü Sapanca ya Özcan Özen kötü bir dönem geçirdi ama Özcan Özen Sapanca tarihinin AK Parti adına en yüksek oyunu almıştı. Sapanca'da geçmiş yılları inceleyelim 1970'lere kadar inelim. Özcan Özen kadar oy alan biri var mıdır bilmiyorum. Net %50 küsürün üzerinde. Sapanca çünkü çok parçalı bir yapı. Buna rağmen Özcan Özen orada bak %50 küsürle gelmesine rağmen Özcan Özen iyi belediye başkanlığı yapamadı. Şimdi Recai Çapoğlu ne yapacak? Hiçbir siyasi tecrübesi yok. Çok geniş kitlelerde tanınan bir isim değil. Çok saygı değer ve çok dürüst bir cerrah olduğu konusunda bilgimiz var sadece. Hmm. İşinin ehli olabilir mi? Bence işinin ehli olabilir. Ama Sapanca işinin ehli olması tek başına yeterli değil. Siyaset de anlaması gerekiyor. Zaten siyaseti anlamaz. Ne yapacaksın? Ömer Faruk. Yollara cerrahlık yapacak hali Yaşar Faruk. Yaşar Faruk Balkaya'nın süreci var mı? Şu an sürüyor. Bu tamam. akşam itibariyle ben olumsuz sonuçlandığını öğrendim. Ama teyide muhtaç. Yaşar Bey bizi her zaman izler. Evet. Telefonumuz açık, mesaj atabilir. Bu akşam itibariyle galiba olumsuz sonuçlanmış.
sebeplerini bilmiyorum. Yani. Yaşar Faruk Balkaya da aday olursa AK Parti çok zorlanır orada. Neden? Çünkü Arda Şahin, Alparslan Kılıç ve Yaşar Faruk Balkaya üçlüsünün böylece her yani üç partide farklı yerlere hitap ediyordu. Recep Çapo'nu zorlayabilir. Sürpriz o açıdan. Bence ikinci sürprizim kesinlikle Fatih Akın. Anketlerden çıktı Fatih Akın. Fakat son dakikaya kadar Fatih Akın'a çok aman aman bir şans verilmiyordu. Evet konuşuluyordu. Evet ihtimal dahil deniyordu ama hiç... Ben bir numaraya güvenin gideceğini yazardım. Ama şöyle yani masaya yumruğunu vurarak net mesela Alapazan'ın Mutlu Uçuş dediğin gibi. Yok öyle diyemez. Sürprizden kastım benim bu. Yani İsmail Karakurçu gelebilir diyorduk. Ama bizim... İsmail Karakurçu son 4 haftada zaten konuşuluyordu. Tabii. Yani esnetilecek ve gelecek deniyordu yani. Gitti geldi, gitti geldi böyle. Ben de Fatih Akın'ı hiç şey yapmıyordum. 3 yani. Dönemin esnetilebileceğini düşündüğüm tek ilçenin Arifiye olduğunu söyledim. Nitekim de tek Arifiye'de esnetildi 3 dönem. Evet sen onu çok önce söyledin. Bence ikinci... Biraz mantıklı olan olan abi. Ve ama yok yok. Sefa bu durumu seçim çalışmaları daha yeni başlamıştı yani. O zaman söyledi ya. Hatta dedin ya başka bir parti konusu geçmiş. Bu programda söyledi. Tabii zaten. İsmail Kılıç çünkü orada bir denge merkezi olabilecek bir isim. Çok da önemli bir siyasetçi. Bence Turan Yüzü de sürpriz. Yani orada ilçe başkanını konuşuyorduk. Ya alsan kaymakamın yazı işleri müdürünü bir bürokratı siyasete sok. Bu da enteresan bir süreç. Bence de. Hakikaten çünkü orada siyasetten gelen adaya da işte ilçe başkanı istifa etti mesela Ersen Demir. Ersan Demir. Garanti gibi görüyorduk. Ben de yani en büyük aday o diyordum. Tabii yani. Terse yattı. Mustafa Özer de bence. Hı-hı. Yani orada birçok isim konuşuyorduk. Kadir Yazgan artık geldi geliyor diyorduk şeydi ama şimdi şu anda başka parti. Yeniden Refah Partisi'nin adayı şu anda. Yeniden Refah Partisi'nin adayı. Yani nitekim... Onu da konuşmak lazım. Orada enteresan bir şey var. Konuşacağız. Belki bilgi var yani. Neden diyeceksin sürpriz diyorum. Bak neden sürpriz oldum? Kemal Turgut cevabında saklı. Adam son dakikaya kadar aday olduğu konusunda bir intiba vardı. Olmayınca da ben siyaseten yenecek bir adam değilim. Oda başkanı istifa etmişim. Bu toptayım dedi ve seçim almak için oraya gitti ve ben de iddialı olduğunu düşünüyorum. Benim son sürprizim de Selçuk Kurt. Hı. Ben Koray Öktürk'ün değişebileceğine ihtimal vermiyordum. Son dakikaya kadar Selçuk Kurt bu listenin en genç siyasetçisi. Ben mesela İsmail Gündoğdu değişir diyordum. Evet İsmail Gündoğdu kaldı. Çok enteresan. O da benim için sürpriz. Çok enteresan. Mesela genel bir taslak çıkardıktan sonra buraya abi ilk dönemlik 5 isim değişti. Ekrem Müce, Özcan Özen, Güven Övün, Murat Kefli, Koray Öktü Özten. 5 dönemlik isimler değişti. İlk üçüncü dönemlik. Dönemini gören isim yok. Hı-hı. Üçüncü dönemini gören isim yok AK Parti'de. İki tane 4 var. Yusuf Alemdar kısmen 4 ve İsmail Kalık kısmen 4. AK Parti çok büyük bir revizyona gitti. Ve sürprizlere açık bir şekilde gitti. Toparlamak gerekirse Sapanca, Söğütlü, Kocaeli ve Kaynarca benim için sürpriz ilçeler. Aslında şurada konuşmak lazım Hakan Turan. Bilmiyorum program akışını ama. AK Parti'nin mesela 2019'da 2024 seçimleri arasındaki aday tercihlerinde mesela anketleri mi ön planda yoksa psikolojik baskılar mı, kulisler mi? Bence bunun da konuşulması lazım bence yani. Çünkü biliyorsun 5 tane aday ilk döneminde gitmiş yani. Bence iyi bir sayı bu yani değil mi baktığınız zaman? Abi 10 tane bir önceki seçime göre 10 seçim, yani büyük şehir ve ilçelerde 10 seçim bölgesinde 2019'un adayları yok. İşte Murat Kaya milletvekili oldu isimde. Mesela Koray şeyle Rahmi Şengül'le Metin Atalı'yı konuşmuyoruz. Hı. Mevcutta aslında onlar da değişim. Evet. Onlar da değişim evet. Çünkü başkanları değişti orada. Evet. Onları da değişim üzerinden konuşabiliriz. Müthiş bir revizyon aslında bence. Devam eden isimlere bakın ya sadece Mutlu Işıksu, İsmail Karakullukçu, İshak Sarı, Bilal Soykan. Hayır, başka de, devam eden isim yok. Memnuniyet. 4 veya 5 isim. 4 isim saydım ben. Evet 4 isim. 4 isim değişiyor. Memnuniyet seviyeleri de tartışılır yani. Mesela tabii. Kalıcı eser Hüseyin abinin dediği gibi. Kalıcı eser bak soruyorsun yok. Efendim halkın nazarında diyalog sorunları olanlar var. Kalıcı eser yok. Hani tamam da AK Parti'nin Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın gücünü bu kadar mı kullanmak yani biraz da kardeşim kendinizden bir şey yani sorduğu zaman da diyorlar ki işte biz küçük belediyiz bütçemiz yok. İşte ya kardeşim aday olmayın o zaman. O zaman aday olmayın yani. Yani vatandaş da geliyor size oy atıyor. Bir beklenti içerisinde. Yani 5 senenin sonunda kalkıp ya işte bahanelere sığınmak bilmiyorum ama bir de diğer ilçelerle diğer illerle kıyasladığımızda akşamki programda Ersin Tanoğlu eski bakan da öyle diyor. Diyor ki onun iddiası şu diyor ki
Cumhurbaşkanı'na Sakarya'dan konuları götüren yok diyor. Yoksa diyor herkese yapıyor diye. Niye Sakarya'ya yapmasın? Ki Sakarya'yı hep özel tuttuğunu söyler Sayın Cumhurbaşkanımız. Çok sevdiğini söyler. Benim için başka bir noktadır der Sakarya. Ama hizmet alma noktasına baktığın zaman o zaman Cumhurbaşkanı'yla bu arasında bir sıkıntı var diyor. Sakarya'nın yani. Kopukluğu var diyorsun. Bir kopukluk var diyor. Yani konular net bir şekilde Sayın Cumhurbaşkanı ne gibi? Merkezde gitmiyorsa ilçelerde zaten hiç gitmiyordur. Zaten yani işin merkezinde gitmiyorsa ilçelere hiçbir şey kalmaz yani. Bence bu da enteresan bir şekilde gündemde tutulması ben gereken bu, bir konu. Bu eleştiriyi Kemal Turgaç yapsa kabul ederim. Ama Ersin Tanoğlu yapınca çok manidar geliyor. Ben ama şey yapıyorum. Evet, ya çok manidar bana, geliyor. Yani, ben mantıklı görünce söylüyorum. İki dönem bakanlık yapmış Ersin Tanoğlu'nun Sakarya hizmetlerini saysak, Hüseyin abi de daha iyi bilir de, şimdi açmayalım yine konuyu. Sakarya Spor'un stadını ışıklandırmak, 2-3 tane lokal problem. Bir tane saha var galiba. Ya Ali İhsan Yavuz 1000 yataklı Hasan 106 yataklı hastaneye... Ama Toyota'ya getirdim, fabrikaya getirdim dedi. İşte 106 yataklı, abi şunu diyeceğim. Yok, Toyota fabrikasını getirmiş. Abi vardır mutlaka. Toyota kalkası. Fabrikası çok şey mi? Yani Sakarya için ya, çok o dönem için büyük sükse bir olaydı. Ama devlet hizmet değil ki bu. Devlet hizmeti ama istihdama yönelik bir şehrin gelişmesine yönelik. Abi, bugün Toyota yüzünden 7. sıradayız biz. Bir şey diyeceğim. İhracatta. Bir şey diyeceğim. Sakarya'da İhracatta 7. sıradasın ama o yüzden Toyota'nın yüzünden senelerden beri abi, belediyeye şey tamam geldi. Tamam da Ersin Toronlu'na bağlamaz ama o. Tamam da. Yani hizmet açısından söyle. Bak abi şöyle, Toyota birincisi tamam, devlet Toyota'yı şeyini, getirdi. Yatırımı değil birincisi. İkincisi de Toyota'nın yarardan çok zararı var Sakarya'ya. Kabul ediyorum ama şöyle. O dönem içerisinde Toyota fabrikasının bakın şimdi mesela bir Chery fabrika ismini veriyoruz ama bazı araba firmaları buraya gelmekle ticaret odası başkanı tweet atıyor. Çağırıyor, davet ediyor değil mi? Ama demek ki kolay bir şey değil. Kemal abi kolay bir şey değil de. İstihdam açısından bence kolay bir şey değil de. Yani, sen söyledin de yoksa Ersin Tarun'un avukatına yapmayacağım burada yani da. Çok büyük bir şey değil. Bir de kamu yatırımı da değil sonuçta. Yani mesela Türk Traktörü buraya gelmesinin en temel faktörü Cavit Öztürk ve Mahmut Köse Musul'du. Mesela hiç konuşmadık bunları. Ya o biraz kamu yatırımını tabii kamu yatırımını çekmek konusunda bir süreci var. Yani velhasıl dediği için söylüyorum. Bunu bu eleştiri Ersin Tanoğlu'nun yapması manidar. Akşam programı da izledim. Ersin Bey 2019'da gibi dosyalara çıkmış. Bir dinletmeye çalışıyor kendini. Bilmiyorum yani. Bir şey demiyorum. Evet. Şeye geçelim. Biraz açtık da. Bu süreçte bu adaylarla, bu aday konjektörüyle işte muhalefeti de içerisine katarsak zorlanacak. AK Parti'nin özellikle zorlanacak veya muhalefetin kazanabileceği. Şu isteği açalım çünkü, sen sonra. Bunu niye söylüyorum? Çünkü şu an 17-0 durumda. Bu tabloyu değiştirebilecek bir ilçe veya işte bu tablonun değişebileceği bir ilçe görüyor musunuz? Artık ufak ufak adaylar belli oldu. Muhalefette de adaylar var. Ben başlayayım mı? Başlamaz. Ben not aldım soruya geleceğine. Abi çok enteresan bir yapı var. 17-0 değişse bile 17-0'a gelir sonra. 15-2 oldu ya. Gene 17-0 olur bir şey. Çok enteresan. Ya öyle bir şey söylüyorsun. Güvenevin örneği gibi. Güvenevin örneği gibi. Abi Hendek Taraklı Sapanca. Farklı partilerin oy alma, seçim kazanma ihtimali olan 3 ilçe. Hendek'te kim alabilir? İrfan Püskül'le alabilir. İrfan Püskül'ün ben BPP'de kalacağını düşünmüyorum uzun süre. Taraklı'da kim alabilir? Taceddin Özkaraman bağımsız girme ihtimali var. Alabilir mi? Alabilir ama Taceddin Özkaraman bağımsız kalmaz. Sapanca'da bir Sapanca belki CHP'nin iddialı olduğu bir ilçe diyebilirim veya İYİ Parti iddialı olduğu ilçe diyebilirim. Serdivan? Hiç ihtimal dahi vermiyorum. Tamam. En ufak ihtimal dahi vermiyorum. İyi yani bu açıdan da muhalefetin ben iddialı olabildiği iki ilçenin Hendek ve Taraklı olduğunu çok enteresan bir şekilde burada MHP'de tamamen tesadüf. Yani ben bunu özellikle söylüyor değilim ama hakikaten iki ilçede de mevcut adayların karşısında ilçe halkının teveccüh gösterebileceği eski AK Partililer aday oluyor. Çok ilginç. Şimdi, bu şeyin bak bu süreç sana bir şey diyeyim mi? İttifakın ruhunu zedeler yalnız. MHP'liler bu konudan rahatsız bence. Yani tende müdahale edemediler ama Taraklı'ya edecekler. Çünkü çok rahatsızlar. Çok rahatsızlar. Yani bağımsız da çıkmasını mı engelleyecekler? Yani şimdi Hendek'e müdahale işte... edemediler. Taceddin Özkaraman AK Partililer müdahale edebilir. Hı. Mesela enteresan bir şey söyleyeyim. Bence gecenin önemli bilgilerinden bir tanesi olabilir. Yusuf Alemdar bu süreçte küskün AK Partililere birebir müdahale ederek ikna etmeye çalışıyor. Ve başarılı olduğu isimler de var. Karasta oldu diye düşünüyorum. Ben, evet, birebir doğrudan müdahale. Karasta başarılı sen burada yaptığımız neredeyse her programda şunu söylüyordun. Serdivan AK Parti'nin en tehlikeli ilçesi.
Şimdi diyorsun ki Serdivan... Yok ben Sapanca'yı dedim her zaman. Hayır. Serdivan dedim. Tamam bitir bakayım. Serdivan dedin. Şimdi Osman Çelik oraya aday olduktan sonra mı bu görüşün değişti? Yok abi ben şöyle... Yani Osman Çelik sence Serdivan'ı o senin görüşünü değiştirebilecek bir aday mı? Daha tamam. Bir abi ben şöyle yükseltti. Genel seçimlerde muhalefetin en yüksek oy aldığı ilçelerden bir tanesi olduğunu söylüyorum ama yerel seçimlerde ben Serdivan'ı asla hatta geçtiğimiz hafta sen yurt dışındayken Ayşegül'le bile tartıştık bu konularda. O mesela muhalefetin seçim alabilecek bir ilçe olduğunu düşünüyordu. Ben yerel seçimlerde Serdivan'ın çok seçim alabilecek bir ilçe olduğunu düşünmüyorum. Sadece genel seçimlerde muhalefetin daha fazla oy aldığı bir ilçe ama yerel seçimlerin kendine has özellikleri var. İşte genel seçimlerde İyi Parti'ye oy atan, işte daha muhafazakar bir seçmen, daha sağ bir seçmen altılı masa kapsamında oy atarken yerel seçimlerde öyle olmayacaktır. Çünkü yerel seçimlerde alternatifleri dar. Doğrudan hizmet odaklı olduğu için partiyle bakmıyorlar. Bu açıdan Serdivan'da ben muhalefetin çok büyük bir seçim kazanacak süreci olduğunu düşünmüyorum. Örneğin Aydoğan Aslan'ı yani bir ay konuştuğumuz kadar Aydoğan Aslan'ı sahada görmüyoruz. Bir aydır konuştuk Aydoğan Hasan çıkıyor falan. Aydoğan Hasan çıkalı 3 hafta olacak. Ben Aydoğan Hasan'ın ne yaptığını bilmiyorum. Siz biliyor musunuz? Bilmiyorum. Bilen ben bugün cenazede gördüm. Hendek'te cenazede bas saldırıyordu. Bugün Allah rahmet eylesin eski Ticaret Borsası Başkanı Adem Sarı. Evet. Allah rahmet eylesin. Babası öldü. Babası vefat etti. Babası öldü. Ben oraya gittim. Bas saldığı için. Evet. Amin. Oraya gittim. Aydoğan Hasan'ı orada uzaktan gördüm. O kadar yani. Benim bildiğim o. Evet o açıdan ben muhalefetin bir şey olduğunu düşünmüyorum. İddialı olduğunu düşünmüyorum orada. Hüseyin Cumalı senin için var mı tehlikeli, AK Parti açısından tehlikeli diye şimdi şöyle bir adayları konuşurken görüşler vardı. Bir de adaylar açıldıktan sonra muhalefetin adayları belli olduktan sonra ikinci bir levele geçtik. Daha önce yorumlarımız farklı, şimdi yorumlarımız farklı. İşte Serdivan'ı o yüzden söyledim. Mesela Sefa'nın tamam. Ben çok net biliyorum. Doğru. Yani. Serdivan tehlikeli, Serdivan şimdi şey yapar dediğini. Şimdi ben daha önce Serdivan'la ilgili görüşlerimi bildirdim. Doğru diyorsun, tehlikeli görüyordum ama evet. Orada şimdi Osman Çelik ismiyle beraber bence bu tehlikenin kaldığını düşünmüyorum. Neden? Osman Çelik'i nasıl aday oldu sence? Osman Çelik torpille mi oldu? Yoksa Osman Çelik anketlerde, halkta, her yere karşılığı mı vardı? Ben söyleyeyim. Osman Çelik'in karşılığı vardı. Ve dolayısıyla Serdoğan'da Osman Çelik anketlerde sürekli çıktığı için ki kıymetli adaylar vardı orada. Mesela Fatih Turan vardı, İlhan Yılmaz vardı. Öyle iyi isimler vardı. Ya zaten bu üç isimden birini bekliyordum ben. Ben şahsen bunları bekliyordum. Enver Tok'ta konuşuldu. Nerede konuşuldu? Serdivan için sen konuşuldu. Sen konuştun herhalde. Yok Enver Tok yok abi bana gelmedi ya sana geldi. Ben de Serdivan'da oturuyorum haberin olsun. Sen de Kozan'da oturuyorum ama ben de Serdivan'da oturuyorum. Enver Tok bana göre bu potansiyel adaylar listesine bana göre girmedi. Sana göre girdiyse saygı bana duyuyorum. Göre değil. Ben bunu yani ben o kadar kulis yaptım. Bana gelen kulislerde sürekli şu üç isim çıktı. Osman Çelik, Fatih Turan, İlhan Yılmaz. Peki bana teşkilat Enver Tok'un ismini ya, ben de vermişse bana gelmedi yani. Sadece bir soru soracağım. Hemşire. Dişlerimi arızalı ondan yapıyorum. Ondan mı? Pardon özür dilerim. Ben de dedim herhalde heyecanlandım dedim ama. Dişlerimden dolayı. Şiş zaten. Dişler ondan mı? O yüzden bazı kelimelerin düşerse özür dilerim herkese. Canım. Üzüldüm bak şimdi. Sağ ol. Sen üzüleceksin de hiç aklıma gelmedi. Baksana ne kadar tatlı oldunuz böyle. Şimdi ben de hemşire diyordum. Serdivan ne soracak dedim heyecanlandı dedim. Serdivan ilçe teşkilatının adayı Enver Tok'tu ben size söyleyeyim. Ne yok kardeşim herkesin zaten bir adayı var. İlçe teşkilatından bahsediyorum. İlçe teşkilatının adı ilçe yani. Teşkilatı olmuyor ki bu işler. Hüseyin Cumalı biraz şeye Serdivan uzak Adapazarı'nda oturuyor. Bence de uzak. Yok. Bence de Enver Tok o isimden arasında son bir hafta kadar ismi vardı. Bana gelmedi Enver. Bak Enver Tok ismi bana hiç gelmedi. Size tamam, gelmemiş olabilir. Size en başından beri hep geliyor da bana hiç gelmedi. Biz Serdivan, öyle de oldu biz Serdivan'da zaten. Oturuyoruz. Öyle yani, de oldu zaten. Biraz saygı duyuyor ya. Serdivan'da oturuyoruz biz. Orada oy kullanacağız. Arkadaşım senin Serdivan'da oturman. Hakan da oturuyor. Ben New Jersey'de otursam ne olur? Artık iletişim çağında. Sefa Dokuş da Serdivan'da oturuyor. Beyefendi iletişim çağında yaşıyoruz. Senin orada oturman orayı çok iyi bilmen anlamına gelmez ki. Ben mutlu uçuşsun seçmeniyim diyorum. Adapazarı'nın seçmeniyim derken şey iyiydi ya. Biz sizin Serdivan seçmeniyiz deyince söyleyeyim. Gücüne mi gitti ben yani? Ben farklı bir şey derim orada. Siz farklı bir şey söylüyorsunuz. Yani sizin Serdivan'da oturmanız Serdivan'ı çok iyi bilen anlamına gelmiyor. Enver Tok fotoya girmedi kardeşim. Tamam, potaya girmedi. Tamam adaydır, oldu, eyvallah, sıkıntı yok ama bir, bana göre bir ya İlhan Yılmaz'ı potaya soruyorsun, Enver Tok'a. Üçlü bir isim vardı orada. Üçlü,
Üçlü bir isim vardı orada. Yani herhalde ısınacak yavaş yavaş. Bu arada Gülgen. Pardon Hakan abi 10 saniye rica edeyim. Şöyle ben de Enver Tokun olduğunu düşünüyorum ama şu bilgiyi düzelteyim. Teşkilatın, ilçe teşkilatının verdiği il üzerinden bir Enver Tok baskısı vardı. Fakat ilçe teşkilatı net şekilde İlhan Aydın ismini verdi. Onu söyleyeyim. Ya işte Kemal yani Turgaç konuşuyor. Teşkilatı mı? İlhan'ın mı verdi teşkilat? Evet abi. Hmm. Ya işte konuşuyor. Evet. Kemal abi sağ olsun dişte şişmiş. Yok ama şeye katılıyorum. Ben 4 sınırsa gidip geldiğini düşünüyorum. Kardeşim 3 isim vardı. Bunu ispat etmek şu an için zor tabii ki de. Bitireyim mi? Ben seni yükselmiyorum. Tamam biraz sonra yükseleceğim. Yükselmiyorum. Yani sakin gitmeye çalışıyorum. Sonra bağırıyorsun konu anlaşılmıyor diyorlar. Şimdi şunu diyeyim. 3 isim vardı bana göre. Bana göre. Tamam mı? 3 isimden Osman Çelik çıktı. Şimdi Osman Çelik'in ona çıkmasıyla beraber kartlar bir daha karıldı. Hani öyle derler ya kartlar bir daha karıldı. Şu anda Osman Çelik orada açık ara bana göre önde. Zaten Osman yani Çelik Aydoğan Aslan çıktıktan sonra çıktı. Yani Serdoğan'da onun rakibi kim? Aydoğan Aslan. Tamam mı? Yani bakıldığı zaman başka adaylar var saygı duyuyorum da. Evet. Ama şu anda bana göre Osman Çelik orada açık ara önde gidiyor. Zaten sahaya çıktı. Saha yansımaları bize öyle geliyor. Şimdi bir Aydoğan Aslan var daha sağa çıkamadı. Hala 50 gün kaldı daha seçime. Şaka değil yani. 50 günde kesinlikle. Ne anlatacaksın? Osman Çelik çıktı çat 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 yürüyor gidiyor. Erken kalktı yol alıyor gidiyor. Biz hala gerçi muhalefetin birçok yerinde mesela büyük şehirlerde de hala muhalefet sağa çıkmadı. Bilmiyorum ne bekliyorlar. Bir Nisan'da mı sağa çıkacaklar? Bir Nisan şakası mı yapacaklar? Ya 50 gün kaldı seçim geldi. Çok rahatlar. Neyin rahatlığı onu da bilmiyorum. Yorulmak mı istemiyorlar? Ya çıkın ya sen bir de muhalefet partisisin. Şu burada bir Sakarya'da AK Parti gerçeği var. Ama nedense muhalefet daha çıkmadı. Dolayısıyla ben Serdoğan'da aday adaylığı şeyindeki sürecindeki düşüncelerimle adaylık yani adaylar belli olduktan sonra düşüneceğim. Ben şu anda Osman Çelik'in çok rahat ve hızlı bir şekilde yol aldığını ve sağda da insanların Osman Çelik'e bağırma bastığını görüyorum. Yani dolayısıyla Serdoğan'daki yani kaybeder mi AK Parti, kaybetmez mi görüşüm şu anda. Yani yarın sandık konusu bir şey var ya, muhabbeti var ya, Osman Çelik alır. Ha şimdi gelelim bir de bizim Hendek olayımız var değil mi? Hani orada yani iki ilçeyi genelde konuşuyorduk. Evet. Bir Serdoğan bir Hendek. Şimdi ben rejiye bir fotoğraf attım. Oradan başlayayım. Arkadaşlar hazırsa Reji, bilmiyorum. Hazırsa ver fotoğrafı. Reji bana o fotoğrafı versin. Ha. Şimdi fotoğrafa bak arkadaşlar. Bu fotoğraf Hendek'te asılmış. Bu fotoğrafı bana attılar. Ben Halk 54'te... ne ya? Bak bir dakika. Ben Halk 54'te bunu haber yapmadan getirdim. Bak ne kadar programı seviyorum. Hakan kusura bakmayın. Bak ben Halk 54'te bunu haberini yapmadan geldim burada yayınlıyorum. Allah Allah. Şimdi fotoğraf bu. Şimdi diyor ki yeniden Hendek için biz varız ya siz. Fotoğrafa bak. Recep Tayyip Erdoğan var. Ben şimdi bu pankartı asanlara soruyorum. Cumhur İttifakı'nın adayı kim abi? Kim abi? Cumhur İttifakı'nın adayı gördüğün gibi Turgut Babaoğlu bildiğin gibi. Burada ne var? Sanki Cumhur İttifakı'nın adayı İrfan Püsküllü. İşte ben geçen hafta burada Ayşegül Kadıoğlu'yla tamam mı? Ayşegül Kadıoğlu'yla Kemal Turgaç'la kavga ederken bunu anlatıyordum ama ikisi de anlamadı. Ne kardeşim, alakası var? Senin anlattığında bunun ne alakası var? Anlatıyorum. Orada algı var, algı. Algı operasyonu yapıyorlar. Algı operasyonu ne? Geçen hafta video kayıtları var. Şimdi orada algı yapan bir ekip var. Diyorlar ki işte Ali İnci İrfan Püsküllü'yü destekliyor. Ya diyorum ki Ali İnci geldi bir elini kaldırdı, makamına gitti. Ondan sonra muhtarlarla, sen yurt dışındaydın. Muhtarlarla beraber bir toplantı yaptı. Toplantıda bir Cumhur İttifakı'nın adayı Turgut Babaoğlu dedi. Ondan sonra beraber orada gezdiler. Ondan sonra Ali İhsan Yavuzlar, bütün herkes gene Turgut Babaoğlu makamını ziyaret etti. Ama ona rağmen birileri diyor ki orada, Ali İnci diyor, el altı diyor, İrfan Püsküllü destekliyor. Ben de diyorum ki, bu bir algı. Eğer de algı değilse de Ali İnci partiye rağmen, Recep Tayyip Erdoğan'a rağmen Hendek'te İrfan Püsküllü'yü desteklerse kendi başını yer. Net açık konuşuyorum. Sen Cumhur İttifakı'nın bir milletvekili olarak gidip de İrfan Püsküllü'yü desteklersen, el altı desteklersen çıkar abi. Teknoloji çağında yaşıyoruz. Biri telefona çeker, biri kayıt eder, gene çıkar. Dolayısıyla orada bir algı var.
Gelelim bu pankarta. Al işte bunu orada bir vatandaş birisi asmış. Bana attılar bunu ve bu da yine bir şeyin bu değil. Bu şimdi bir büyük, algı operasyonu. Büyük Birlik Partisi'nin kendi pankartı değil bu. Yani... O, yok kendi değil ama orada işte orada bir ekip var çalışıyor algı yapıyor. Şimdi bu bir algı operasyonu. Neden? Ne alaka Cumhurbaşkanı orada? Ya arkadaş Turgut Babaoğlu Cumhur İttifakı'nın adayı. Recep Tayyip Erdoğan'ı nasıl asıyorlar oraya? Soruyorum ya. Bunu nasıl asarlar? Şimdi elbette bizim haberimiz yok olacak, öyle olacak ama dev gibi pankart. Sonra bu pankartı müdahale ediyorlar, bu pankartı indirtiyorlar. İşte ben şunu diyorum, algıya dikkat edeceksin. Ha gelelim Hendek'te. Şimdi dedik ya Hendek'te. O zaman aslında bunu haber yapmak da algıya hizmet etmek demek değil mi? Ama şimdi sen bunu asmışsın, Hendek görmüş bunu. Eleştirmiyorum ya. Aslında tam olarak bunu istiyorlar değil mi? Tabii canım. Yani şimdi bunu asmış, bunu burada Hendek'te herkes görmüş. Ben bugün Hendek'e gittim. Ya dediler ki işte bizim program seyretmez bu Kemal Turgaş'larla. Adam diyor ki o bir tane var diyor. Adamın niye işaret sıfatıyla seyretti? Kemal Turgaş, o diyor Kemal Bine var diyor. Ne biliyor ki diyor konuşuyor. Doğru, bravo. Tebrik ettim adamı cami adlısına. Diyen abiye saygılar, yine seyrediyorsun. Tamam mı? Adamı öpecektim neredeyse. Yok öyle bir adam. Şimdi var var öyle bir adam var. Tanımıyorum bu adamı, gördü beni. Sonra tanımadığı için zaten sonra güzel bir içimlik gibi oldu. Sonra, kim o dese bilmiyorum. Tabii, sonra tabii. Bana bunu anlattılar ona. Bu fotoğraf var mı dedim. Bir tanesi var. Diğerini de tanıyorum. Şimdi isim vermeyeyim. Hem de ufak ya sıkıntı yaşamasın. Abi ver telefon numaranı, verdim. Tak attı bana bunu. Ya bunu sonra ben sordum. Bunu asmışlar, indirmişler. Ve İrfan Püskü'ye yakın isimler asmış bunu. Şimdi ben şuna geleceğim. Hendek'te diyeceğim dedim ben. Algıları anlattım diyeceğim. Şimdi Hendek'te ne olur? Hendek'te ne olur? Ben bugün Hendek'teydim. Dedim ya Adem Sarı'nın cenazesine gittim. Allah yine rahmet eylesin amcamıza. Ben Hendek'te gezdim. Orada insanlarla konuştum. Bu televizyonlarla falan beni tanıyanlar var. Tanımayanlar da var. Orada benim izlenim Turgut Babaoğlu şu anda önünde gidiyor. Bana göre. Bunu ben istatistik yapmadım. Bir şey yok. Orada konuştum insanlarla. Yapmış olduğum konuşmalarla. Ben Turgut Babaoğlu'nun şu anda orada havayı yakaladığını, rüzgara esme başladığını hissettim yani. Hı. Daha 50 gün var. Ama şu anda Turgut Babaoğlu toplamış orada. Ve biraz da şöyle bakıyorlar İrfan Püskülü'ye. Tam da benim gibi bakıyorlar. Yani bu adaylık biraz inat adaylığı. Yani inat. Abi ben yani 2015 ile 2019 arasında biliyorsunuz İrfan Püskülü orada belediye başkanlığı yaptı. Bana göre başarısız belediye başkanıydı. Şimdi orada İrfan Püskülü biraz böyle inadına, yani Turgut Babaoğlu inadına gibi öyle bir algı var. Bunu ben de düşüneceğim böyle. Yani böyle bir tablo var Hendek'te. Şu anda Turgut Babaoğlu bir kez daha söyleyeyim. Orada ön plana, daha ön plana çıkmış, rüzgarı arkasına almaya başlamış. Biliyorsun rüzgar esmeye başladı mı yürürsün. Bu Sakaryaspor maçlarından biliriz bunu. Şehirde bir hava yakalanır. Yelkenli gemi gibi. Yelkenler ne olur, pupa yelken mi ne diyorlar böyle. Turgut Babaoğlu Morelli'ye gittim. Bugün Cami Absolu'nu da gördüm. Hakan Turan ben şu şey anlayamadım böyle. Yalnız pardon. Senin sorunla bunun verdiği cevapları ben bağlayamadım ya. Sen bağlayamadım. Riskli bir yer var mı dedi. Ben de diyorum bir yeri bağlayacak mı diyorum da. Hem de riskli mi Hüseyin abi, onu söyler misin sen? İşte riskliydi. Ben iki şey anlattım. Riskli gördüğümüz ikisinde de birinde Osman Çelik'e yönelmiş iş. Hı. Risk kalkmış bana göre. Bir de Hendek'te risk vardı, onu anlattık hep. Ama orada da artık Turgut Babaoğlu rüzgar arkasına almış, esmeye başlamış. Ben onu gördüm. Evet. Yani dolayısıyla riskler kalktı. Ha gene Cumhur İttifakı olarak bakarsak 17-0 yaparlarsa şaşırmayın. Çok normal gelir bana. Ben konuyu anladım. Ben anlattım, sen anlamıyorsun. Şimdi dişin de ağrıyor senin. Evet, var mı başka? Ben senin yollarınızı bunu da bir şey. Onun dışında ben başka ilçelerde bilmiyorum. Yani Kaynarca'da bir şey var ama çok analiz etmedim. Önümüzdeki günlerde analiz edeceğim. Orada bir muhalefetin birleşmesi falan filan bir şeyler. Ben söyleyeyim. Çok önceden açıklamışlardı. Yok biliyorum. Bir de Kocaeli'de var. Benim bilgim var, ben söyleyeceğim. Ne kadar, bak şimdi çok orada konuşmak istemiyorum ama bu birleşmeler ne kadar etkiler, ne kadar etkileyemez bilmem. Ben Hüseyin Cumalı'ya bir şey sormak istiyorum. Sor. Tabii. Abi bugün Hendek'te ne kadar vakit geçirdin Turgut Babaoğlu'nun önüne çıktığını gördüm. Şimdi ya sen çok deneyimli bir gazetecisin. Evet. Ya evet, aslan sonra tam da dedim bak, cevabı da verdin. Done olmadan çok konuşmazsın. Güzel. Hayır. Çok güzel. Tersine bir şey mi soruyorum? Donen ne? Tamam, çok güzel. Orada kanaat önderleriyle bir araya geldin, ne yaptın? Yok yok, çok güzel değil. Deneyimli bir gazetecisin. Ben girdim havayı gördüm orada. Adam Turgut Babaoğlu gördü. Evet, çok basit ya. Turgut Babaoğlu girdi orada, herkes adamı kucakladı, oradan çıktı.
Bir yerlere gitti. Gördüm ben havayı. Orada insanlarla konuştum. Ben diyorum ki bak lafımın arasında sen kaçırdın. Ben anket yapmadım. Ama kanaat. Bende bir kanaat oluştu. Sade ama orası biz bütün gün siz de yapıyorsunuz. Kemal Turgaş sen de yok. Sen de biliyorsun. Her numara var. Kemal Turgaş'ta her numara var. Neden her numara var? Adam ayakkabıcı. Evet. 38 var, 40 var, 42 var. Sen dolayısıyla ayakkabılarla ilgilenirken biz siyasetle ilgileniyoruz. Evet, anlatabiliyor muyum sana? Yanlış anlama şimdi bunu. Herkesin bir işi var. Dolayısıyla bu benim kanaatim sadece bugünden değil. Hissi mi abi yoksa şey mi? Verilerin var mı? Ya veriler yok. Yok ben havayı aldım. Ben havayı zaten aldım. Hava derken güzel mi biliyorsun? Yani. Bir ara gel seni ben bir Bayraktepe'ye çıkartayım iyi hava alırsın. Kemal'im orada. İnşallah. Yani oradaki havayı böyle aldım kardeşim. Turgut Babaoğlu bence de önde gibi. Zaten mevcut belediye başkanı şanslıdır. Yani, ama İrfan Püskü'nün... Havayı yakalamış Turgut Babaoğlu. Git anlarsın. Tamam. Git anlarsın. Ben senin gözlemlerine güvenirim. Yok git anlarsın. Reklam öncesi ben de bu soracağım. Reklamı içeceğiz galiba. Bana göre liste içi... Var daha vaktimiz var ama. Var mı? Var. Liste içi de söyleyeyim. 1. Kaynarca. 2. Sapanca. 3. Erenler. 4. Tendek. Cumhur İttifakı için riski ilçeler olarak 4 tanesi yürüyorum. Teker teker şey yapayım. Sabancı'ya katılırım. Yerisine katılmam. Tamam. Kaynarca'ya bir şey diyemem. Sabancı'ya yani katılırım. Diğerlerinden farklı olarak Erenler mesela. Erenler dedin. Erenleri açarsan Erenler'de, söyleyeyim. Erenleri açayım. Erenler'de Şenol Dinç yaklaşık 4 seneden beri orada bu işe hazırlanıyormuş. Nasıl hazırlanıyormuş biliyor musun? Her sabah bir başka camide sabah namazını kılıyormuş. Çorba da atıyormuş. Biliyorum ben. Bitik yaptı adam. Ben hayatımda bir ilçe başkanının öyle bir kalabalık ben görmedim. Benim için ölçü müdür? İyi bir ölçüdür. Risk var mıdır? Risk vardır. Çünkü o kalabalığı ortaya döken biri nereye kadar bu kalabalığı genişleteceğini bence kimse kestiremez. Bir kere bu. Erenleri bu tarafa koyuyorum. Şenol Dinç orada iyi bir faktör. Bir de bir haber de vardı ama ben onu ilçe başkanında da Şenol Dinç'in bir konusu varmış ama o daha netleşmediği için onu girmiyorum. Bir de öyle bir durum söz konusu olursa Şenol Dinç bayağı tehlikeli. Çünkü bir de oradaki başkanımız, başkan adayımız Rami Bey, çok Hüseyin abi de katılır. Geçen bu hafta da konuşmuştuk onu. Çok fazla sahada görülen biri değil. Yani efendime söyleyeyim Erenler ilçesinde çok tanınan biri değil. Hı. Siyasetle ilgilenen onu çok iyi tanıyor ama vatandaşın vatandaş çok tanır. Mesela bir Osman Çelik gibi değil Rami Bey. Hı. Yani enerji olarak da öyle değil. Şimdi biliyorsun Osman Çelik gibi çok bulamazsın zaten. Doğru söylüyorsun. Sağda yüz yani Osman Çelik kadar tanınan çok adam bulamazsın evet, Sakarya'da. Doğru. Osman Çelik yani biraz şey mi olacak ama bilmiyorum. Pire gibi derler ya. Her yerde ya. Böyle atom yani, karınca. Atom karınca gibi yani. Yani her yerden çıkıyor. Yani. Osman Çelik kadar tanınan adam zor bulursun. Evet. Kasaba gidiyorum bir bakıyorum. Osman abi gelmiş. Bir yere oturmaya gidelim bir bakıyorum Osman abi görüyorum falan. Yani hep karşılaşıyoruz zaten yani. Zaten bir şey söyleyeyim mi? Hani artık söyleyebilirim. Bana göre Osman Çelik'in Serdivan için riskli bir bölgeydi. %100 katılıyorum adaylar açıklanmadan önce. Ki dün akşam Oğuzhan Cüroğlu burada dedi ki Kemal Kılıçdaroğlu döneminde Sayın Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı çağırıp Serdivan bizim için pilot bölge demiş. Yani düşünün bundan 2 sene önce Serdivan'a gözü dikmişler. Ve AK Parti orada Osman Çelik'i tartıştı. Yani çok garip gelmişti bana. Yani bana Osman Çelik'e direkt vermeleri gerekirdi. Tabii onların ne düşünür bilmiyorum ama yani eğer madem Cumhuriyet AK Partisi orayı pilot bölge seçmişse ki daha önce İzmit Belediyesi'ni seçmişler orayı almışlar. Orada başarmışlar. Hürriyet Hanım aldı orayı. Evet. Ve ikinci de hatta örnek de onu göstermiş Kemal Bey. Oğuzhan Bey, Cüroğlu açıkladı. Ben de uzun süre söyleyemedim. Evet, ikisi birleşince şey çok zor oluyor. Oğuzcan, evet Oğuzcan. Oğuzcan Bey dedi ki, Kemal Kılıçdaroğlu bizi çağırdı ve dedi ki, Serdivan bizim için pilot bölge, oraya hazırlanın demiş. Yani bunu bu bilgi büyük ihtimalle AK Parti'ye gitmiştir yani. Biz belki geç öğrendik ama siyasette bu işler döner yani. Yani bana göre Osman Çelik'i yani direkt açıklamaları gerekiyordu yani böyle bir liste. Bu tabii benim düşüncem. Sonuçta nihai kararda Osman Çelik olunca sorun yok için onlar. Devam edeyim. Ama çok değerli adaylar çıktı orada. Şimdi onların da hakkını yememek lazım. Ya yani şöyle, ben diyorum yani şeyi baktığın zaman anketlerden mutlaka Osman Çelik çıktı da ama hani CV olarak baktığın zaman ondan sonra AK Parti'deki geçmişine baktığın zaman diğer adaylar da yabana atılacak adaylar değil. Tamam. Sorun sana. Sorunu şöyle devam edeyim mi? Peki ben sana şöyle söyleyeyim. Mesela Fatih Turan gibi bir faktör vardı orada. Fatih Turan nereye koyarsan koy
Sırıtmaz. Yanındaki adamı mutlaka tartışılacak pozisyona getirir yani. Dur, Sefa bir şey demedi ama tam Sabancı şey Serdar Konuk, o Sefa'nın güzel bir tezi var. Dur, Sefa'ya da sıra geldi ki. Nur Oktay. Tamam, siyasette bir kazanım orada. Bir kazanım. Yani. Avukat ama şunu, şey yapayım. Genç aday aklıma geldi. O da siyasette bir kazanımdır. Kemal Turgaç şu tezine katılmıyorum. Şundan. Ondan sonra devam edersin. Evet, AK Parti muhalefetinin iddialı oldu. Ben iddialı olduğunu düşünmüyorum da. Eğer pilot bölge seçildiyse ve AK Parti her partiden oy alarak seçim alacaksa, bunun sonucu, bunu giderecek isim teşkilattan gelen bir isim mi, yoksa apolitik seçmenle konuşabilecek proje üzerinde bir isim mi? Erdoğan da bunu çözmeye çalıştılar. Onun için dedi ya, yani muhalefetin pilot bölgesi ise mesela bunun örneğini İstanbul'da gördük. İstanbul'da mevcut bir ilçe belediye başkanı, işte orada da mesela biliyorsun Karadenizlik kökeni falan etkendir. İşte Ergün Turan, bu konuşuldu. Aynı durum Erdoğan için de geçerli oldu. Erdoğan'da tercih edilmeyen İstanbul'da tercih edildi. Neden? Dediler ki proje bazlı her seçmenle konuşabilecek bir adayla biz büyükşehire çıkalım. Erdoğan'da ise biz seçmenimizi konsolide edersek seçimi kazanıyoruz. Bizim apolitik seçmenle konuşabilecek, proje üzerine konuşabilecek bir adaya ihtiyacımız yok. Biz teşkilatı ve tabanımızı yürütelim, seçimi alıyoruz dedikten sonra Osman Çelik aday oldu. Kastım bu. Neden dedin ya, biraz sürüncemede kaldı. Oradaki süreç, biz proje üzerinden apolitik seçmene konuşabilecek, başka partiden oy alabilecek bir adayla risk mi alalım, yoksa Osman Çelik'le mevcut oyumuzu koruyarak seçimi garantimi kazanalım? İkinci tercihte bulunuldu. Doğrudur ama ben şöyle düşünüyorum. Sonuçta biliyorsunuz genel başkan yardımcısı seçim işte sorumlu Ali İhsan Bey Sakaryalı. Yani Sakarya'da ona bildiğini bir şey anlatmaya gerek yok. Ne Osman'a anlatmaya gerek var, ne Rami Şengül'e anlatmaya gerek var. Doğru mu? Tabii. Isparta'da anlatmak zorunda kalabilirsin. Veya Manisa'da anlatmak zorunda. Sana bir şey diyeyim mi? Orada da anlatmak zorunda kalmasın. Mesela Ali İhsan Bey'in bir not şeyi var. Cep telefonu var. Hüseyin abi de arkanda bilir. Doğrudur. Sendeki ona Van Varto, Muş Varto. Muş Varto de Muş Varto'yu çıkartır. Doğrudur ama birebir tanıdığı için söylüyorum bunu. Yani birebir tanıdığı için. Dokusunu bildiği için. Şunu söylemeye çalışıyorum. Bence böyle bir bilgi onlara da gelmişse, ben akşam öğrendiğim için söylüyorum. Eğer ki Erdoğan Cumhuriyet AK Partisi tarafından pilot bölge seçilmişse, bence adayı erkenden o hani direkt olmasa da bence biraz mesajla, evet kardeşim zaten bizim adayımız orada belli. Aslan gibi de bir adayımız var. Yani hiç de kusura bakmayın, biz CHP'ye Erdoğan'ı bırakmayız mesajı verilebilirdi diye düşünüyorum. Bu benim düşüncem tamamen. Ama sonunda Osman Çelik oldu. Olmasaydı, kaybetseydiler biz çok konuşurduk bunu. Biz o zaman bayağı konuşurduk. Şeye de gelmek istiyorum. Hadi Erenleri bitirsin. Bitirmedik. Yok, şunu sorayım. Hazır Erdoğan derken. Aydoğan Arslan'ın CHP'ye ne yapıyorsunuz? Böyle yakıştırabildiniz mi yani böyle CHP? Bir mahsuru yok bence de. Sadece Aydoğan Arslan, şey olsa, Aydoğan Arslan 20 gündür kendini parti tabanını anlatmaya çalışıyor. Ben de onu şey yapmak istiyorum. CHP'nin tabanı Aydoğan Arslan'ı kabul eder mi? Yani Aydoğan Arslan'ı biz yıllardır, yani ben en azından 25 seneden beri falan tanırım. Bu tabanın onu böyle kucaklamayacak kesin. Kucaklayabileceğine inanıyor musun? Kucaklamayacak kesin. Ben öyle diyorum. Ben cevap vereyim sana buna. Ben bilmiyorum. Ben öyle diyorum. Bana böyle hayır, şey ben geldi. Sana şunu söyleyeyim. Bana göre Aydoğan Arslan doğru aday değil. Cumhuriyet AK Partisi açısından. Bak, İYİ Parti için bence mükemmel bir aday. Aynen. Bak, aynen. Ben de ona bir bak şunu söyleyeyim. Diyorum. Ama Cumhuriyet AK Partisi'ne bence doku sorunu yaşayacaklar. Hı-hı. Bak, bunu da seçimde göreceğiz. Yani Ozcan Bey bunu katılmıyor akşam bize o şekilde başkanım. Zaten yaşıyorlar. Evet. Belki de yaşıyorlar. Şimdi biz o tarafına girelim. Bana göre şimdi Cumhuriyet AK Partisi'nin elinde artık bir rol model var. Kim? Ekrem İmamoğlu modeli var. Şimdi bugün baktığınız zaman artık Cumhuriyet nasıl AK Parti tarafında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan rol modelse liderlik noktasında. Hüseyin ben, şu Kemal abi Erenlere gelsene. Şunu bitireyim, bir cümlede bitireyim. Bana göre Ekrem İmamoğlu da bence artık Cumhuriyet AK Partisi rol modeli. Çünkü şimdi rol model deyince bir fotoğraf vardı da onu atacağım. Tamam. Bence rol modeli. Yani nasıl? Rol model derken fiziken anlatmıyorum bunu yani. Mesela siyaset argümanları olarak anlıyorum. Hı-hı. Bana göre ben geçen biz hafta... Biz o kadar anlarız bu abi rol modelini. Ama anlamadın. Geçen hafta dans sen... dedim. Bir saat anlattırdı bana Hüseyin abi. Oraya geleceğim. Getireceğim ona işte. Geleceğim. Müsaade ona et işte. Geleceğim. Müsaade ona geleceğim. Et abi. Tamam heyecanla. Dün müsaade et abi. Geçen hafta burada bir tatmin olamıyorsunuz dedim. 5 saat cinsel tatmine çektiler, cinnet geçirdiler bana. Biz çekmedik öyle. Rol modelin ne olduğunu anlatıyor bize. Biz o kadar anlarız, sen rahat ol. Geçen hafta anlamadım dedim. Benim
Ne arkadaş? Bak, konduramadın ki. Geçen hafta Muharrem İnce'nin dansını anlatıyor. Böyle dans ediyor böyle. Bak, tamam ben, oradan geldi. Onu bir yere oturamadı. Yarın da çalışacağım. Ben de çalışacağım. Bak, sen böyle çok bağırdın zaman ondan sonra ben ertesi gün ölü gibi oldum. Arkadaşım sizin hepinizin sağlık sorunum var ya. Abi çok bağırıyorsun ya. Ben de abicim bağırmıyorum. Bağırmadan sakin sakin gidelim. Sen onun Mansur'u. Evet. Hani evet. Sen rol model dedin ya. Evet. Mansur Yavaş rol modeli. Ekrem İmamoğlu rol modeli değil. Aydoğan Arslan. Tamam. Kabul ediyorum ama bana bunu CHP mi yaptı? Çünkü Ekrem İmamoğlu'yla Mansur Yavaş arasında çok büyük fark var. Fark bu kurumsal var. Mı? Kabul. Evet. Yani sosyal medyada gördüm. Sosyal medyada gördüm. Yani daha doğrusu bunu kim yayınlamış? Kurumsal mı? Aydoğan Arslan'ın Instagram'ına bakalım. Bizim Ayşegül'e atmışlar daha doğrusu. Yok tamam Ayşegül'e atmışlar da şunu soracağım. Bu kurumsal mı? Onu merak ediyorum ben. Bilmiyorum. Yoksa ilgili bir sevgili vatandaş mı yaptı? Şurada. Bir baksana ona. Teorik olarak bunu doğru bulabiliriz. Ama Mansur Yavaş'la Aydan Bey'i kıyaslarsak Mansur Yavaş öncesinde biraz, bak biraz oturdu. Oturdu da ama Mansur Yavaş'ın şey daha önce belediyelik tecrübesi var. Başarı tecrübesi var. Şimdi Aydan Bey'in yok ki öyle bir tecrübesi. O yüzden oturmaz. Aydan aslında siyaset tecrübesi tartışılmaz canım. Ya kabul edeyim ama belediyecik başka bir şey. Yani. Belediyecik başka bir şey. Siyasetin de bence başka bir kulvarı belediyecik. Çünkü bu işin sosyal sosyal kısmı var belediyecikte. Yani Aydoğan Bey kendisi paylaşmış. Doğrudur. Ben göremedim de. Ben şunu söyleyeyim. Benim tezimi bitireyim mi? Buyur abi. Serdivan bana göre marjinal bir bölge. Sakarya'ya göre yani en marjinal üst dediğimiz yani. Orada ne kadar... aday mutlaka dans etmeli. Hayır dans etmeli demiyorum. Etkileşimi bence kıyafetinden tut. Bak kıyafetinden de CV'sinde çok doğru etkileşimler olmalıydı. Eğer kazanmak istiyorlarsaydı. Bu benim tezim. Ama benim şu an için Aydoğan Bey bence çok doğru bir aday ama Cumhuriyet Halk Partisi için doğru bir aday değil diyorum. Bu kadar. Ben de doğru diyorum. Şu Erenleri bir bitir mi abi? Erenler Şenol Diş dedim zaten. Kaynarca'yı söyleyeyim. Kaynarca'yı söylemedim. Şimdi. Yok Hüseyin Cuman dedi ya neden Erenler öldü? Şenol anlattı mı sabahleyin 4 seneden beri adam hazırlanıyormuş dedim. Camilere gidiyor mu? Hüseyin abi nerede? Camilere giderek mi hazırlanıyor? Orada ben Ali Aslan'ın paylaşımını böyle bir şekilde öyle dedin ya. Sen sabah camiye gidiyor mu abi? Sabah namazında camiye gidiyor mu abi? Ben gitmiyorum abi. Hayır bitmiyorsan anlatamam sana işte. Ya bir şey soracağım. Sadece camilere giderek mi hazırlanıyor adam yani? Bak abicim. Onu soruyorum sana. Bu ülkede adam diyor ki bak cümleleri ben burada var ya iyi takip edelim bilirsiniz bak ben böyle adamı keserim yani diyor ki Şenol Düş diyor acayip de hazırlanıyormuş diyor. Ne yapıyor sabah namazına gidiyormuş diyor. Bu mu yani şimdi hazırlanma bu çorbada dağıtıyor dedim bak iyi de bak sabah namazından sonra çorba dağıtıyor tamam bu. Çorbada dağıtıyor dedim tamam. Oraya insanlar çorba içmeye geliyorlarmış işte yanlış anlıyorsun ki her sabah başka bir tane evet, mahalleye gidip oradaki camide evet. insanlarla bütünleşiyor. Sonra da çorba dağıtıyormuş. Yani sen ve 4 seneden beri abi bundan bence Şenol Düşler rahatsız olur. Bu yani camiler gibi propaganda mı yapıyor adam? Vallahi topladığı kalabalık öyle demiyor ama. Şenol Düşler buradan rahatsız olur bence. Yani camiye gidiyor, çorba dağıtıyor. Ne yapıyor? Siyasi yatırım mı yapıyorsun? Orası Allah'ın evi. Şimdi bu bir yerlerden geliyor ki bu. İnsanlarla bir araya geliyormuş. Bir araya geliyor dedim ya camiye. Böyle anlatıyor ki. Şenol Düş diyor 4 yıldan beri hazırlanıyormuş. Bence tamam de. Ne yapıyormuş diyorum. Camilere gidiyormuş diyor. Şimdi sen Şenol empati yap. Bir dakika empati yap. Yapman ben lazım. Çünkü 4 yıldan beri hazırlanıyorsun. Ben senin gibi böyle bakmıyorum ki ona. Ama bak 4 yıldır hazırlanıyorsun. Ne yapıyorsun abicim camilere gidiyorum. Hayır, bak, bir de çorba dağıtıyorum. Adam sana. Ya böyle yaptı, mi olur mu ya? Böyle bir tane örnek. Bir tanesini söyledim. Yani cami ne demek? Ben söyleyeyim. Bir dakika. 2 dakikada top çeviriyor. Hakan'cığım bir dakika. Cami ne demek abi? Allah'ın evi demek. Hayır. Cem demek. Toplanma alanı demek. Bak şimdi. Peki camide siyaset olur mu? Olmaz. Yanlış biliyorsan. Olur değil mi? Olur. Neden olur? Sana cevap vereyim mi müsaade? Cuma günü hutbeye çıkar hoca biliyor musun? Tamam. O siyasi, o yukarı çıkarak kürsü siyaset yeridir. İnsanlar bakma bu laiklik kavramı yüzünden insanlar böyle bu işe çok hassas abi, davranıyor ama. Ben yanlış mı anladım? Sefa bu işe daha iyi bilir de. Kemal abinin cami siyaset yeri mi? Cami siyaset yeridir. Yok. Ya siyaset ne anlatıyorsun nedir? Ya? Bu bak, uçmuş politik... ya. Bu uçmuş ya. Vallahi uçmuş ya. Gündemi söyleyeyim. Ya arkadaş sen uçmuşsun ya. Bir dakika. Ya cami siyaset yeri olur mu ya? Ya hele bu Türkiye'de bu ortamda
Sen nerede yaşıyorsun bak ya? Bak abi, sen siyasetle politikayı karıştırıyorsun. Cami politika yeri değildir, siyaset yeridir. Ne yapacağız? Ya bak, buraya Müslüman da kötü. Bak abi, siyaset... Ya Müslümanlar oraya siyaset, gidiyorlar. Siyaset ne demektir abi? Ay Rabbime. Siyasetin bak, ne olduğunu biliyor musun? Tamam, her şey bir açıklık getirdim. Ama bilmediğin şeyi itiraz ediyorum. TDK'ya sor bakayım neymiş. Bak, politika yeri gidiyor. Değildir. Siz politikayla siyaseti karıştırıyorsunuz. Sen Türk toplumunda, Türk toplumunda bu lafı de bakayım sana sen kaç kişi hak verecek. Siyaset ne demek kardeşim? Cami siyaset yeridir. Bir dakika, siyaset Türk ne demek kardeşim? Türk toplumunda bu lafı kaç kişiye de sana kaç kişi helal olsun diye. Ben sadece şunu soracağım. Sana 100 kişiden 99'u ne diyorsun der senden bak ya. Bak kardeşim, siyaset ya, ne demek? Ya cami siyaset yeri olur mu bak ya? Kardeşim, ya sen iyice uçsun ha. Politika bu canlı yayınlarda bu. Sana bir dakika ya bir şey diyeceğim. Niye bağlı? Sana canlı yayınlarda var ya, Cihan Saraç, Kemal abi, Kemal Çatalbaş, bir de Raif Ugan böyle pış pış bakar yapıyor. Bakar mısın siyaset ne demek? Pış pış yapıyor. Sen iyice uçsun ha. Tam baksın. Böyle bir cümle olmaz abi. Cami ibadet yeri de kapat. Yani siyaset dediğin zaman, bunu çok farklı yerlere çekebilirler. Politika demedin. Cami siyaset, tamam demedin. Dediğin şu, cami siyasetleri. Evet. Yanlış cümle. Yanlış cümle bak kardeşim. Siyasetin ne olduğunu bilmiyorsun abi. Yanlış cümle ya. Şenol Dinçer'e zarar veriyorsun sen. Aynen, neye veriyorum? Camiye gidiyor, evet. Namazı kılıyor, torba dağıtıyor. 4 yıldan beri siyasi propaganda yapıyor. Böyle bir şey olur mu ya? Abi, siyasetini okuyacak da dinler misin? Siyaset politikayla eş anlamlıdır diyor. Evet. Ama ikinci anlamı devlet işlerini düzenleme ve yürütme sanatıyla ilgili özel görüş veya anlayıştır diyor. Evet. Yani vatandaş bir devlet mensubuysa camide İnsanlara bir şey mesela ne yapıyorlar? Deklare ederler değil mi? Ya çıkar cumada, cumada deklare. Bu bir siyasettir aslında. Ya ne siyaseti ama ya? Propaganda yapılmaz, ya, politize edilmez. Ya. Bunlar ya, bize tehlike olduğu için. Sen vallahi uçmuşsun. Sen sanattandın. Bak bak dur. Tamam, ekran beni tamamlıyor. Al tam ekran beni. Al al. Akan al böyle abi reji rica ediyorum. Al bozulmuş. Beni. Şey, al beni ya. Reji tek al beni. Tek al beni. Yarıda i̇şte konuşalım bunu. Kemal Turkaç kanattandı uçuyor. O reklamlar var, reklamlar çıkıyor. Kanattandı uçuyor. Çok ne kısa, anlatıyorsun ya? Siyaset, cami. Bak bir daha söyleyeyim sana vereceğim. Camide siyaset olmaz, politika zaten olmaz, hiçbiri olmaz. Politika olmaz, bu cümle, siyaset olmaz. Bu cümle yanlış cümle. Şenol Dinçer için kurduğun cümle de yanlış. Adam 4 yıldan beri hazırlanıyor. Evet. Camilere gidiyor, namazı kılıyor, çorba dağıtıyor. Dolayısıyla siyaset yapıyor. Orada o isteyecek ya, millete yatırım yapıyor. Bu da yanlış bir cümle. Bunu ben de Şenol Dinçer kabul sen etmez. Sen sonra yanlışlarımı söyle. Kabul etmez. Tamam. Ben bitireyim tamam. Abi. Bitiremedim ki. Bana göre Şenol Dinç insanların toplandığı yerde bence bunu sabah namazını kılarak kendini anlatıyor. Namaz sonrasında. Vallahi ayıp ediyorsun ya, dayanamıyorum. Ya bir dakika arkadaş. Ya dayanamıyorum bir dakika ya. Arkadaş. Ya, tamam. Ya ateş basıyor bana ama ya. Her yerim ateş. Ama seni dinledi de. Ya dayanamıyorum tamam, ya. Tamam sen dayanamıyorum o zaman devralasın. Şey, reklaması gideyim o zaman abi, ya. Abi bak bir şey diyeceğim Hakan. Sen dayanabiliyor musun? Seni tebrik ederim. Ya seni dinledi tamam. Sen de dinle onu, ondan sonra kapatacağım. Gidiyor diyor insanlara diyor, orada diyor. Kemal abi şöyle bir yapmam lazım. Kemal abi aslında özünde lütfen girme. Girersen arada kalır. Doğru. Yanlış bir şey söylemiyor ama Şenol Dinç de birleştirince yanlış oluyor. Şöyle ki çünkü Şenol, cami eden siyaset yeridir. Cami devletin meşruiyetini, devletin egemenliğini, devletin bağımsızlığını Müslüman tebaaya ilan etme yeridir hutbeye. Yani der ki devlet der bunu. Devlet tamam. Erki der. O ülke tamam. Hükümdarı der. Fakat Şenol Dinç bir siyasetçidir. Şenol Dinç bir egemenlik ve hükümranlık verecek bir konuda bitireyim. Değildir. Bu açıdan birleştirmek doğru olmaz ama Kemal Turgaç'ın tırnak içerisindeki cami siyaset yeridir tabiri mevcut bir siyasetçiden koparılınca evet devlet egemenlik siyasetini camiler üzerinden tarih boyunca anlatır ama bunu tek yapan devlettir. Tamam devlet. Örneğin bir padişah tahta çıktığında ilk hükümranlığını hutbe üzerinden Kemal evet. Turgaç bunu bahsetmek evet. istiyor diye anladım. Eğer bunu bahsediyor şey yapmam ama camide bir parti mensubunun siyaset yapması ben de Hüseyin Cumalı. Ama hocam, ben de sana hocam, şart koyacağım. Bir dakika. Hocam, şey, dur bir dakika. Bir sen sorayım, bir cümle sen, bak. Sen sor. Sonra. Hocam bir şey soracağım. Bak. İkisi de birbirine ya, bir dakika bak. Bir şey soracağım. Evet. Günümüz konjonktüründe cami siyaset yeridir demek. Hayır, sence yanlış. Doğru bir cümle mi? Yanlış. Bunu her yere çekerler. Yanlış yere çekilebilir. Cahil cüvaller doğru, ya. Doğru kavramı, doğru tanımı bilmiyorsan yanlış istediğin gibi çekersin. Bu arada Şenol Dinç siyasetçi değildir, politikacıdır.
Bu arada yanlış söylüyorsun. Peki şimdi. Ya, bak siyasetçi abi başka bir şey. Kemal abi, politikacı koyun, başka. Biz bu ülkede siyasetle politikacı karıştırıyoruz. Peki Kemal abi dediğin gibi olsun. Ne çok biliyorsun. İcra makamı değil ki Şenol Dinç. Nasıl abi, siyasetçi olsun? Kemal abinin dediği gibi olsun. Politikacı da olsa evet. Ya o camide politika yapamaz. Evet yapamaz. Yanlış yapıyor. Tamam yanlış, eyvallah. Yanlış ben konuşuyor. Doğru söylüyorum. Bak yanlış konuşuyor. Yanlış 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 konuşuyor. Bence araya gidelim. Cami, cami siyaset yeri değildir. Veda cami siyaset yeri değil, evet. Politika yeri değildir. Son sözüm de bu. Geziyecilerin takdirine bırakıyorum. Ben tanım yapayım dedim, geçtim. Evet, Reci, bana dönersen. Evet, biz bu tartışma daha da uzayacak. Artık sizler de sıkılmayın. Bir kısa bir mola verelim. Tekrar birlikte olacağız. Şimdilik bizde kalırsanız seviniriz. Gazeteciler Sorular programının ikinci bölümüyle tekrar sizlerle birlikteyiz. Bizi beklediğiniz için öncelikle teşekkür ederiz. İsterseniz ilk bölümde kapatalım. İlk bölümde kapatalım da ben yalnız şunu söyleyeyim. Ben söyleme abi. Reklam arası da geldi uzamayacak ama Kemal Turgaç diyor ya camilerle siyaset olur. Çok tepki var sana bilgin olsun. O kadar diyeceğim. Sen bu lafı iyi düşün. Tepki... Camilerde siyaset olmaz. İbadet olur. Bu kadar. Doğru canım doğru. Ya. Onda camilerde siyaset olmaz. Onda sorun yok. Ama Kemal abinin dediğini de anladık. Çünkü padişahlar... Ben anlamadım abi. Ya padişahlık mı kaldı abi? Türkiye Cumhuriyeti yok, burası. Yok eski o hutbelerden oradan arkadaşım Türkiye Cumhuriyeti burası ya. Neyse. Padişahlık mı kaldı? Biz bu konuya geçelim. Geçelim. Bugün yeniden Refah Partisi'nin bir açıklaması vardı. İşte biz Sakarya... Bugün derken birkaç gün önce açıklama yaptılar. İttifak yapabilmemiz için bize Sakarya'yı ve Kocaeli'yi büyükşehir bazında bu iki ili verirseniz sizinle ittifak yaparız ve İstanbul'da sizi destekleriz diye. Daha sonra Alişan Yavuz'un da açıklaması geldi. Ben Sakarya'yı duymadım şeklinde. Masada Sakarya olmadı. Kocaeli ve Manisa, Malatya mı neresi? Kocaeli'yi doğruladı. Sakarya'yı duymadım dedi. Bir il daha var. Ya Malatya ya Manisa. Yani orada bir şey var. Nüans var diyeyim. Konuşulmadı demedi. Ben Sakarya'yı duymadım dedi. Yani bir konuşulmuş da olabilir ama ben duymadım dedi. Eyvallah. Yani o anlama getirdim ben bilmiyorum. Şimdi Sakarya'nın böyle bir riski var mı sizce? İstanbul'da gerçi bugün aday da açıklandı galiba değil mi? Değil. Yani şeyin Yeniden Refah Partisi'nin adayı da açıklandı galiba. Bu pazarlığa bağlantılı bir konu olduğunu söylüyorlar da. Ben gireyim bu konuya. Gir. Tamam. Gir. Şimdi ya. Bana bunu ilk kulakları çınlasın Kenan Çatal başladı. Yeniden Refah Partisi dedi, Sakarya'da dedi, Sakarya'yı istiyor dedi. Ben çok iddialı gelmiştim bana. Dedim abi ne diyorsun sen falan. Ben dedi Ankara'dan böyle bir şey aldım, pazarlık masasında dedi, Sakarya varmış. O yüzden dedi ki buradaki adaylıkların hiçbirini dedi, ben dedi şu anda dedi şey görmek istemiyorum. Yani oradaki sonuç çıkana kadar buradaki adayların dedi hiç benim için yükümü yok dedi. Dedim abi bir sürü 100'e yakın aday var. Nasıl olacak bu? Dedi vallahi siyaset dedi bu. Kenan Çatalbaş bana bunu söylemişti. Ben inanmamıştım. Ne zaman? 17 ilçe dahil. Bir ay önce falan. 17 ilçe. Evet. 17 belediye yani. Evet aynen. Dedi ya Sakarya'ya dedi. Yeniden Refah Partisi istiyormuş dedi. Ve dedi Sakarya'daki adayların hiçbirinin belki şansı da yok dedi. Haberleri yok dedi. Dedim abi sen nasıl bir şey söylüyorsun? Yani inanmak bile istememiştim. Ama geldiğimiz noktada konuşmanlara bakarsak Kenan Çatalbaş'ın duyduğu duyum doğruymuş. Evet. Bu masada varmış. Sonrasında şöyle bir şey oldu. DEM Parti'nin özellikle neydi? Selahattin Demirtaş'ın eşinin konusu olunca bu şey kapandı birden. O sırada AK Parti adaylarını açıkladı. Sakarya adayları açıklandı falan. Ama sonra çok kısa bir süre sonra da yine aday olmadığını açıklayınca birden yine hızlandı ki Alişan Yavuz da teyit ediyor bunu yani görüşmeler devam etti dedi yani. Hatta kesin... bir daha görüşeceklerini söyledi. Evet dedi ki bunun cevabı bende yok ama dedi olabilir'e getirdi yani evet. Ben öyle anladım. Sonra ben de senin dediğin gibi takıldığım bir cümlesi var orada kelimesi var. Duymadım. Ya duymadım ucu açık yani yarın öbür gün söylenmiş ben duymadım da olabilir. Yani bunu bugün konuşmak istemiyorum anlamına da gelebilir. Bununla ilgili açıklama yapmak istemiyorum da anlamına yani ucu açık bir kelime. Ama şöyle bir durum var. Herhalde siyasetle uğraşan herkesin bildiği bir şey var. AK Parti İstanbul'u geri istiyor. Yani bu net bir şey yani. Ve İstanbul içinde birçok şeyden vazgeçebilir. Bu bizim iddiamız olur. Hı. Bu bizim iddiamız olur. Çünkü onların adına niyet okumayalım. Ama İstanbul'u geri... İddia değil bu gerçek yani. Evet, tamam öyle diyelim.
Bence İstanbul için, çünkü İstanbul'da da biliyorsunuz geçen seçimlerde çok az bir puanla, yani çok az bir oranla İstanbul'u kaybettiler. Anket noktasında da... İlk seçim 13 bin oyu. Evet. Cumhuriyet AK Partisi, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin anketleri çok sağlam olduğunu da bildiğimiz için. Yani çünkü anket... Hatta bugün Murat Kurum'un açıklaması var. 5 puan öne geçtik diyor ama bilmiyorum. Yani şimdi biraz belki o politize ediyor olabilir olayı ama şunu söylüyorum. Cumhurbaşkanı'nın önüne her gün anket gitti söyleniyor. Her gün, her dakika, saat saat gittiği iddia edenler var. Şimdi biz bunun hepsini tam anlamında bilemeyiz ama İstanbul'u geri istiyor. Şimdi Ekrem İmamoğlu da benim gördüğüm kadarıyla güçlü bir aday şu anda yani. Yani mesela çok rahat bir seçim AK Parti alır diyemiyoruz. Hiç kimse diyemez. Siz diye, belki siz de diyemiyorsunuzdur eminim. O yüzden bu pazarlık gelirse geri çekilir mi adaylar? Vallahi siyaset bu yani, bilmiyorum ki. Bir şey de diyemem. Hani çok yaşanmamış bir şey olur herhalde yani. Türkiye siyaset tarihinde yaşanmamış bir olay olur. Evet. Ama adayların da kazanmak için, İstanbul'u kazanmak için Sakarya feda edilir mi? Veyahut karşılığında ne olur? Çok karışık bir durum ama böyle bir risk bence var. Safa, olası bir senaryoda yeniden Refah Partisi'nin Sakarya'da adayı kim olur? Ben bu senaryonun gerçekleşeceğini düşünmüyorum, önce onu söyleyeyim. Böyle bir senaryo ihtimali dahilinde bulmuyorum. Çünkü tek başına Sakarya'dan bağımlı bir şey değil. Ya yeniden Refah'ın aslında buradaki süreci... Ya aslında bakarsan süreç biraz kapandı gibi yani. Kapandı gibi. Zaten bugün, yeniden Refah yarın 10 Şubat'ta açıklayacak. Elif Erbakan açıklandı. Dem Parti bugün açıkladı bu arada. Evet, Elif Erbakan da İstanbul'da açıklandı. Elif Erbakan da açıklandı. Rahmetli Meclisler'e gösterilecek 10 Şubat'ta tanıtım yapılacaktı. Yani bütün yani İstanbul, Ankara, Antalya gibi yerlik büyükşehir adaylarını açıklayacaktı. Bursa'da açıkladı zaten. Ben artık yani 10 gün kaldı YSK listelerine verilmesine. Çok çok küçük bir ihtimal olarak görürüm. İhtimal dahilinde görmem diyebilirim bu yüzden dolayı. Onun için ihtimal dahilinde görmediğim bir sürecin adayı kim olur'u açıkçası şey yapamam. Henüz bilemem. Ama yeniden Refah kendi bağımsız bir şekilde yarın açıklayacaksa Sakarya adayını, bana gelen kulis bilgilerinde böyle bir şey gelmiyor. Yani en azından ben odaklanmadım oraya. Yeniden Refah'ın adayını bilmiyorum. Sakarya'da kim olur diye. Ama bu da bir anlam yüklemiyor mu? Belki yani bir sürecin, bir pazarlık sürecin devamına bağlantılamaz mıyız bunu? Zaten şöyle, AK Parti bu pazarlığın ruhuna aykırı olduğu için ittifakta tam olarak karşı geldiği nokta da buydu. Yani Sakarya'yı, Kocaeli'yi, İstanbul'da 3 ilçeyi, işte Bursa'da 2 ilçeyi falan istemişti. Sakarya derken komple içeride mi istiyor? Büyükşehir istiyor. Kemal Turgaş demin içeride saydı da. Yok. Bana yani, Kenan Çatalbaş dediğinde o şekilde de lanse etmişti. Yani, Kenan Çatalbaş'ın da bak tebrik ederim. Bula delikmiş yani. Ya gerçekten ben inanamamıştım söylediğine. Tebrik ederim. Ama sonra konu bir noktaya geldi yani, onu söyledim. Kenan Çatalbaş'ın ilk duyumu o şekildeymiş. Evet. Sakarya'yı evet. Tamamen istiyor. Eyvallah. Yani, daha Eren dedi, Eren dedi şok olabilir demişti yani. Bula delikmiş. Kenan abiye selam olsun. Yeniden Refah'ın ben zannetmiyorum Sakarya'da böyle bir süreç olacağını. Fakat burada bir tek soru işaretim şu. Bugün Medyabar'ın haberinde de vardı. Ali İhsan Bey'in Seyhan Türk'e mi çıktı Ali İhsan Bey? Evet doğru. CNN Türkiye çıktı. Haberin sonunda CNN Türk'ün sunucusu soruyor. AK Parti'nin büyükşehir adaylarını geri çekip yeniden Refah adaylık verip vermeyecekleri sorusuna yanıtlayan Yavuz, çok kolay olmaz. Belli bir süreçten geçerek o isimlere karar verdik. Tek soru işareti bence bu. Değil mi? Tek soru işareti bu cümle. Evet, bunun haricinde bende hiçbir cümle soru işareti yok. Hı-hı. Eğer programın tamamını izlemedim. Çok kolay olmaz. Programın tamamını izlemedim. Çünkü gelirken fark ettim ben bu detayı. Bir gündeme bakayım derken. Çok kolay olmaz ibaresi. Benim tek soru işaretim bu. Bunu saymazsak ben ihtimal dahilinde görmüyorum. Hüseyin Cumalı? Ben hiç görmüyorum. Ne bu ya? Koskoca AK Parti Sakarya'yı veriyor, Kocaeli'yi veriyor. Bir de Yusuf Alemdar çok önemli bir aktör yani. Koskoca AK Parti bu ay görevi düşecek. Kusura bakmasınlar yani. Koskoca AK Parti, sen şimdi burada Yusuf Alemdar adam ilçeleri iki tur yaptı. Bir tur değil, iki tur yaptı. Şimdi ikinci turdan atıyor Yusuf Alemdar. Otobüsler giyindi. Bütün küskünler barıştı. Herkes bir araya geldi. Yani toplantılar oluyor. Ekrem Başkanımız da oraya, hepsi orada falan. Yani belli bir kotaya geldi. İlk şimdi ne olacak? Biz burayı yeniden Refah veriyoruz. Çocuk oynayacak mı? Dün akşam TV ekranlarında Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Vekili Profesör Doktor Doğan Aydal da bunu açıkladı orada. Altyazı yazdılar. Kocaeli ve o söyledi. Kocaeli ve Sakarya dedi. Biz onu izliyordum, fotoğraf çektim. Haber de yaptık dün akşam hemen.
Yani şunu anlatmaya çalışıyorum. Bu yani uzak bir senaryo. Yani bunun yeniden refah ne kadar katkı sağlar, bu seçmeni ne kadar buraya taşıyabilirler. Çünkü insanlar artık Yusuf Alemdar'da bile şehirde şimdi şöyle bir huyu şeyi var Yusuf Alemdar'ın. Tabandan gelen, teşkilattan gelen bir isim. Sen bu kadar insanı kırılır herkes. Yani o yeniden refah kayar mı o isimler? Başka bir yere mi gider? Onu bilmem bak. Yani kırılır yani. Ama sadece Yusuf Alemdar'ın konusu değil ki. İstanbul var burada. İstanbul nasıl ayrıtıyorsun? Kardeşim ben İstanbul'u bilmem. Bana ama ne ya? Ama İstanbul'la alakalı bu konu zaten. Ya kardeşim anladın mı? Bana ne ya? Biz tamam, ben Sakarya'dan bakıyorum. Yani, bana ne sadece ya? Sadece Sakarya'dan bakarak çözemezsin bunu sonra. Yani, ya ben durumu değerlendiriyorum. Bana ne ya? Peki bir şey sorabilir miyim? Bir şey diyeceğim bir dakika. İstanbul'dan bana ne abi? Ben Sakarya'ya bakıyorum. Konu oradan geliyor işte ya. Ya tamam nereden gelirse gelsin istersen Kansas City'den gelsin. Benim yoksa alamıyor. Konuşulmaz bile bu ben konu. Ben olaya şöyle bak. Kansas City. Amerika'ya gittim. Oradan gelsin. Önemli değil. Ben olaya şuradan bakıyorum. Kardeşim burada insanlar motive oldu. AK Parti şu anda iyi gidiyor. Bütün Cumhur İttifakı diyeyim hatta yani. İyi gidiyor. Kanalize oldular. MHP de tam destek veriyor. Yani Hendek ve Tanaklı'da da belli bir kota var. İnsanlar moda girdi. Hani bir moda girersin ya. Moraller yüksek. Ben şimdi koşuyorum. Ya şurada kalmış seçim 50 gün. Sakarya'yı lav ediyoruz. İstanbul'da seçim olacak. Abi git nereye lav edersen et. Sakarya'yı elleme ama. Çünkü Sakarya'da güzel bir hava yakaladı AK Parti. Şimdi buna rağmen bunu zamanında yapacaktın o zaman. Bak zamanında yapacaktın. İnsanlar o kadar kırılmazdı. Şimdi Yusuf Alemdar'ı sen Yusuf'cum bizim arkadaşımızsın kenara. Yeniden Refah Partisi olmaz abi yani olmaz. Ama politika eşyanın böyle bir tabiatına şey aykırı yani. Abi politika bu ya. Ya arkadaş. Ne diyorlar? Kişiler yoktur diyor. AK Parti demiyor mu? Kişiler ya yoktur diyor. Hizmet var diyor. Senin fişeklerini anlıyorum ama ben senin fişeklerini anlıyorum ama ben fikrimi söylüyorum. Olmaz diyorum. Olmaz. Siyasette yarım saat bile ya çok bak, önemli. Ekrem İmamoğlu eğer ki İstanbul seçimi. Canım kardeşim. Bence de olmaz. Hakan Turan. Şunu diyeceğim ben. Ekrem İmamoğlu özür dilerim. Bak bir şey söyleyeyim. Ekrem İmamoğlu İstanbul seçimini alırsa ne diyor herkes? Cumhurbaşkanı olur diyor. Değil mi? Ekrem İmamoğlu. Yani bu ne demek biliyor musun? Bunu aç açabildiğin kadar yani. Ya bak yani Ekrem İmamoğlu bence bu seçimi AK Parti tarafından sen devamlı AK Parti gözüyle baktığım zaman bu bir ülke bekası. Aynen. Ya bu nasıl sıfatında bir beka abi ya? Yani yere fenakarlık yapabilirler. Cumhurbaşkanlığı seçim var ülke bekası. Ya bak yanlış anlama. Milletvekili seçim var ülke bekası. Benim için demiyorum. Yerel seçim yok. Sana bir şey demiyorum. Yerel seçim var. O gözle bakarsan. Ülke bekası. Bu ne neymiş ya bizi Suriye değiliz ki biz ya demeyin Irak değiliz ki yani devamlı her seçimde bu muhabbet yemez artık yani. Her seçimde bir ülke bekası abi var. Sen konuyu anlamadın. Hadi genel seçimde anladım. Ya kardeşim sen beni illa İstanbul'a çekiyorsun. Genel konulara çekiyorsun. Ben yerel ölçekli bakıyorum. Sen genel bakıyorsun. Ben yerel. Sonuçta Cumhurbaşkanı ne derse olacak. Onu biliyoruz zaten. Tamam. Ona gerek yok. Ekrem Müce geldi. Yusuf Alemdar yaptılar. 3-4 saatte değiştiriyorlar. Biz onları biliyoruz zaten. Ben farklı bir şey diyorum. Zaten Cumhurbaşkanı ne derse olacak. Ona bakarsan 4 tane şehri verir Cumhurbaşkanı. Kimse de gık demez. Yani AK Parti'de gık desen ne olur? Adam 4 tane belediye başkanı görev seçilmiş. İstanbul, Ankara, Bursa, Balıkesir aldı. Ne oldu? Görevden al seçilmiş başkanları aldı Recep Tayyip Erdoğan. Ne oldu? Tamam. Hesapta istifa ettiler ama öyle değil o. Şunu anlatmaya çalışıyorum. Tamam bunu yapabilirler. Ben daha böyle bakıyorum. Yaparsın ama çok büyük zarar verirsin. Yani Sakarya'da bu yemez. Sakarya şu anda konjonktür de yani insanlar Yusuf Alemdar gitti insanları barıştırdı bir araya getirdi her yere gidiyor Ekrem Yüce'ye gitti benim için çok değerli mesela Ekrem Yüce'ye gitmesi mezarlıklara gitti iki tur yaptı ilçeleri bir hava yakaladı AK Parti burada yani bir hava dedi mi Temin Turgut Babaoğlu için rüzgarı arkasına aldı Turgut Babaoğlu ve Yusuf Alemdar da rüzgarı aldı arkasına bir şey yok şimdi pişmiş aşa su katacaksın sen. Olmaz. Ha yapar başka. Ama iyi olmaz. Kesinlikle. Sonuçları ne olur bilmem. Kesinlikle ama iyi olmaz yani. Kesinlikle iyi olmaz. Ya burada seçmenin de tepkisini alır. Yani peki, insanlar eski şey değiliz. Bak ben eskisi gibi değil. Kırılır insanlar. Seviniyor küskünler. Yani böyle bir şey olursa Yusuf Alemdar'ı kenara çekip de yeniden Refah Partisi gelirse burada aday gösterirse çok güzeller. Bu şöyle olur. Doğru söyleyeyim sana bırakayım. Ama bunu zamanında yapacaktın o zaman. Diyecektin kardeşim biz anlaştık parti olarak nasıl MHP Taraklı'ya hendeğe verdiler. Biz diyeceksin anlaştık
Bunu baştan yapacak. Ya abicim süreç İstanbul'da. İstanbul'da pazarlık var diyorum. Sen diyorsun bunun zamanı. Ya anlatamıyorum. Bu senin keyfine göre olmaz ya, ki. Ya ben zaten abi İstanbul'u alıp almama meselesi var ya burada. Ya Cemal bazen başına Allah Allah ben ne diyorum ki abi sana. Sen Cemal, İstanbul'dan yürüyorsun. Ben fikrimi sen diyorsun Yusuf Alemdar diyorsun oraya gitti buraya gitti. Ya, şimdi bak, Cumhurbaşkanı bu Yusuf Alemdar'a dese ki cami ya bu önemli bu konu dese ne diyecek cami Yusuf Alemdar? Sen bunu Cumhurbaşkanı diyecek yani. Bak şimdi bu cami işe çuvalladı ya bana oradan söylüyor. Ben zaten diyorum ki kardeşim zaten Cumhurbaşkanı dediği olur. Bunda bir sıkıntı tamam. Yok. Ben diyorum ki bunu böyle olmaz yaparsanız diyorsun. Bak ben ondan sonrasını anlatıyorum sana. Ben zaten diyorum ki Cumhurbaşkanı kimseye bakmaz. Yapacaksa yapar. Temin dedim duymuyorum beni dinlemiyor musun? Beş ilçeyi 10 tane şehri verir. Kimse de bir şey demez diyorum. O başka. Ama bu saatten sonra böyle bir hamle diyorum. Ben bu saatten sonrasını anlatıyorum. Yalnız şu yelkeni yakalamış AK Parti için Sakarya'da yazık olur. Niye Alihan Bey o zaman net konuşmadı? Alihan Yavuz'un açıklamasına geleceğim. Alihan Yavuz'a sorsana. Tamam sen de yorumla işte. Ya. Sen yorumla. Ben gazeteci değilim. Ben yorumcuyum. Ben aşar ki bu konu. Ben bu konu Alihan Yavuz'u aşar ki. Ben söyleyeyim sözünü söyleyeyim. Siz gene devam edin. Açık bırakmış orada. Çok kolay olmaz. Belli bir süreçten geçerek o isimlere karar verdik. İfadelerini kullandık. Çok yani. Kolay olmaz dedi. Abi siyasetçi sonuçta. Yani abi Alihan Yavuz'u aşar bu. Alihan Yavuz çıkıp da Türkiye'de iki kişiye bağlı bu. Fatih Erbakan, Recep Tayyip Erdoğan. Bu ciddi yalan. Sefa doğru diyor. Özellikle Recep Tayyip Erdoğan. Yani Alihan bununla ilgili devlet konuşamaz. Devlet başkanı de olmaz mı? Olur. Üç diyelim. Ya işte. Alihan Yavuz'un orada bir açıklaması daha var. Konuşamaz orada. Ki Alihan Yavuz. Ne diyor? Diyor ki bu görüşmelerin dışarı çıkması şık olmamış diyor. Evet. Yani ne demek istiyor? Yalan değil bunlar demek istiyor. Şık olmamış ya diyor. Zaten söyledi. Kocaeli kısmını söyledi. Kocaeli'yi istediler evet. Bizden dedi. Ama Sakarya'yı ben duymadım dedi. Hayır. Ben başka bir şey söylemeye çalışıyorum. Alihan Bey diyor ki bunlar çok özel konular. Biz bunları konuşuyoruz. Ve devam etme ihtimali var. Bunların dışarıda konuşulması bize yani şeyimize uygun değil diyor. Doğru diyor. Doğru söylüyor. Onu uyarıyor orada yani. Alihan Yavuz. Önemli bir konu diyor ya. Yani. Alihan Yavuz'un gücü bir yere kadar. Alihan Yavuz gelir burada. İlçelerde işte o aday bu aday orada kozunu oynar. Ne bileyim orada hareketini yapar. Bu konular Alihan Yavuz'u aşar. Bu konular direkt Recep Tayyip Erdoğan, Sefa'nın dediği gibi Erbakan, Fatih Erbakan bir de MHP ama Genel Başkanı Devlet Bahçeli bunlar konuşurlar. Alihan Yavuz aşar bu kafaya. Yanlış yerden yakalıyorsun biz. Alihan Yavuz buraya yetki sahibi değildir yok, diye yetki değil. Değil. Alihan Bey ilk açıklamayı yapan kişi olduğu için konuşuyoruz. Yok, bu Erkan Kandemir olsa da Erkan Kandemir'i konuşacaktık. Yani toplantıyı Alihan Bey yönetiyor yalnız. Şunu anlatma. Efkan Ala. Arkadaşlar şunu anlatmaya çalışıyorum. Efkan Ala var başlayalım. Alihan Yavuz bunlarla ilgili zaten akıllı adam. Konuşmaz tabii, zaten. Alihan Yavuz dediğin zaman akıllı adam. Bak şimdi mesela Profesör Doktor Doğan Aydal Profesör Doktor Doğan Aydal yeniden Refah Partisi Başkan Vekili işi çıtlatmış çatlatmış yanlış yapmış. Neden? Abi Alihan Yavuz'un dediği bunlar özel konular, mahrem konular. Böyle basına bunları servis etmenin. Seçimden sonra söyleyebilsin. Ya biz bir ara AK Parti ile geldik. Böyle oldu diyebilsin. Şimdi hala bunlar sürerken bunları basına vermeni bence yanlış yapıyor. Alihan Yavuz bu konuda çok ketum adam. Bence bunlar Alihan Yavuz'dan laf alamazsın. Abi bence net şöyle bir şey var. Hakikaten ben AK Parti'nin ittifak doğasında kesinlikle böyle bir pazarlığa yer olmadığı için yeniden Refah Partisi'de artık bir süreç tamamen rafa kalktığı için son bir ihtimal olarak basına çıkıp konuşma yolunu seçmişler. Ben Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın yani evet Kemal abinin dediği ihtimaller üzerinden her şey mümkündür. Tamam ama ihtimaller üzerinden, Hüseyin abiye katılıyorum, ihtimaller üzerinden bir şey konuşamayız. Diyoruz ki Tayyip Erdoğan isterse ne diyecek? Tabii ki Tayyip Erdoğan isterse ama böylesine afaki bir ihtimal üzerinden varmış gibi konuşmak çok doğru bir yöntem değil. Yusuf Alemdar şu anda sahada çalışıyor. Bu saatten sonra bir siyasi partinin başka bir siyasi ikballeri uğruna canlı yayınlarda çıkarak pazarlığı yükseltmek, pazarlıkta elini güçlendirmek için yapmış olduğu siyasi söylemleri buraya taşıyıp bir ismin kurumsal kimliği, seçim sürecini, propaganda sürecine zarar vermeye çok fazla insanların hakkı olmadığı kanaatindeyim. Alihan Yavuz da o açıdan Sayın Profesör Doktor'a cevap vermiş. Bunun yeri burası değildir. Çünkü o toplantılar kapasına kapalıdır. O toplantılar o partilerin en önemli isimleri tarafından gerçekleştirilir ve dışarıya çıkmaz. Peki sana bir şey söyleyeyim. Kocayı da vermezler. Kocayı bir şey söyleyeceğim sana. Tabii. Genel seçimlere geriye dön. Ne yapmıştı Yeni Refah Partisi? 3 gün
Dediler ki bize süre verin. 2 gün, 3 gün hatırlamıyorum tam net. Dediler sonra toplamlar MYK ile karar verdiler. Dediler, olumsuz dediler değil mi? Evet. Olumsuz dediler. Biz katılmıyoruz ittifaka dediler. Sonra ne oldu? Sonra katıldılar. Şimdi buradan da şunu da söylemek lazım. Refah Partisi ile AK Parti'nin tabanı aslında aynı merkezden çıkan kişiler yani baktığın zaman yani ikisi de daha ayrılmış ama taban olarak da birbirine çok görüş yakın insanlar. Yakın, görüşler yok, yakın. Yakın arkadaşları var orada. Birçok birbirini tanıyan insanlar var. Tam oraya gireceğim. Bir şey söyleyeceğim. Biz neyi buradan da bakılmaz ki. Ben yeniden Refah Partisi Sakarya'da Yusuf Alemdar'ın 20 Şubat'ta YSK Lisesi'nin verilebileceğinin 199.9 olduğunu 0.1'lik bir ihtimal tartışmanın çok doğru olmadığını düşünüyorum. Bunun haricinde konuşulacak her şey mevcut sürecin kurumsal ve propaganda sürecine zarar verecek bir argümandır diyorum. Çünkü böyle bir ihtimal bence yok. Peki ya İstanbul'u bugün bütün ulusal televizyonlarda İstanbul nasıl kazanılır konuşuluyor. Doğru mu? Evet. Şu bir bağımsız milletvekilimiz Ümit Dikbayır bir tweet atmış. Onu bir okuyabilir miyim? Tabii. Abi, estağfurullah program senin. Son 3 gündeki AKP ve AKP yazdığı için öyle okuyorum. AKP ve DEM kanadından açıklamalar. AKP'li Ali İhsan Yavuz, AKP Türk Partisi değil, AKP Türkiye Partisi'dir. DEM'li Ahmet Türk, Kürt sorununu Erdoğan çözecek çünkü o bir lider. AKP'li Galip Ensarioğlu, Demirtaş iyi bir siyasetçi, ağzı laf yapan, espri yapan, şarkı söyleyen, sempatik biri. DEM'li Selahattin Demirtaş, DEM Parti AK Parti ile görüşebilir ve uzlaşabilir. İkinci çözüm süreci yolda mı? AKP, DEM anlaştınız mı? Bu Ümit Dikbayır'ın attığı tweet. Ne zaman atmış? 22-28. Yani bir yarım saat olmamış da. AK Parti'nin DEM Parti ile İstanbul için anlaşma sürecinde olduğunu sadece biz konuşmuyoruz. Evet. Yani ülkede... Tam onu söyledim dikkat edersen. Yani ulusal TV'de ne konuşuluyor? İstanbul kaybedilir kazanılır konusu. Bugün açalım diğer kanalları. Hepsinde bu konuşuluyor. Bizi de ilgilendiren kısmı şu. İstanbul'a biz pazarlık içine girmişiz. Biz de burada bunu konuşuyoruz aslında. Evet. Şimdi Hüseyin abi İstanbul'a ayırdı ama ben şimdi ona katılmıyorum. Biz zaten yoksa İstanbul seçimleri bizim konumuz değil ama biz pazarlık olarak masaya geldiğimiz için bunu konuşuyoruz. Yani ben de şunu diyorum. Bitireyim abi müsaade et. Ben de onu konuşuyorum. Ay sen dedin beni ilgilendirmiyor dedin ya İstanbul. İlgilendirmiyor ben Sakarya'ya bakıyorum. Tamam da ama işte. Konu oradan kaynaklanıyor anladık abi. Ya ben anlamıyorum senin dediğini ya anlatamıyorsun ya. Ben de diyorum ki şunu söylüyorum. Bugün düşünebiliyor musun geldi gitti DEM Parti'yle bir sürü olay oluyor. Yeniden Refah'a geldi gitti olay oluyor. Sen bugün diyebilir misin? Bu konu kapanmıştır arkadaşlar. Sakarya rahat etsin. Ben diyemem. Bak anlamıyor benim dediğim. Ben diyemem. Bu şimdi son güne ya. Kadar bence şimdi sen sence rahat etsin mi Sakarya? Bir şey diyeceğim. Bu ya kardeşim. Abi 17 ilçe belediyesi son güne kadar tarak şey Söğütlü'yü değiştirebilir mi? Bir şey diyeceğim. Sayılarla seni değiştirir. Ama bu konuşulmaz. Bak arkadaş, adam benim dediğimi almıyor tamam mı? Şimdi Kemal abi gazeteci olmadığı için o şimdi burada Cihan Saraçlar'la şimdi şeyle Raif Uganar'la program yaptığı için tamam mı? Şimdi gazeteci olmuş için ateşliyor mu almıyor, marş basmıyor. Adama diyorum ki Recep Tayyip Erdoğan 4 tane de şehri verebilir. Bitti konu kapandı benim için İstanbul boyutu. Bu olay İstanbul'a kaynaklandığını da biliyorum. Diyorum ki hatta değil Sakarya, Kocaeli 4 şeyi daha verebilir üstüne. Ben onun üzerine koyuyorum. Diyorum ki o kadar geçiyorum. Çünkü çok İstanbul'u konuşmam benim TV264 seyirciler için iyi bir şey değil. Adamlar bakıyorlar bana diyor Sakarya'yı anlat diyecek burada bize seyircimiz. Ben diyorum ki bu diyorum bu saatten sonra böyle bir şey olsa bile adam yapar yani. Bir tane şehir de verecek Tayyip'ler. 4 il de verse Sakarya verilecek iller arasında olmaz diyorsun. Değil diyorum bir de burada diyor Yusuf Alemdar yani belli bir mesafe aldı. Rüzgarı arkasına aldı. Adam iyi gidiyor. Yani bu saatten sonra yeniden Refah Partisi'ne niye versinler burayı? Ya arkadaş ve bir şey daha diyorum. Açıklamış. Bir şey daha diyorum. Bak anlamıyor gene. Ben bir şey daha diyorum. AK Parti böyle pazartesi bir şey daha diyorum. %99 vermem. Bir tane bırakıyorum bir kapı. Ben tam bir kapı. Ben 0.1'i bıraktım. Ben tamam olabilir. Bir kapı bırakıyorum. Olabilir. Sen gel başka konulara. Bu konu yani yazık. İnsanlar bizden kara kurçay bekliyor. Şeyi bekliyor, Koca Ali'yi bekliyor, Sabancı'yı bekliyor. Abi, sorduk onları konuşmadı şimdi. Abi şunu söyleyeyim. Yok abi devam ediyor programda. Abi, gündemler var. Bak şimdi Ümit Dikbayır deyince hemen var bende. Ümit Dikbayır deyince hemen bakma ihtiyacı hissettim. Maalesef sayın vekilimizin çok kötü bir huyu var.
cımbızlıyor. Cımbızlama huyu var Ümit Dikbay'ın. Onu oradan alıyor, onu oradan aradaki şeyleri söylemiyor. Bu süreçte de yaptı. Şimdi hemen kafamda soru işareti. AKP, Demli Selahattin Demirtaş, Dem Parti AKP ile görüşebilir ve uzlaşabilir demiş ya. Ben o haberi okudum. Ya böyle bir şey dememişti diyorum. Başka bir şey olması lazımdı. Buldum Selahattin Demirtaş'ın içeriden yazdığı mektubu. Diyor ki bakın ikisi arasında ne kadar fark var. Dem Parti her iki parti dahil CHP ve AK Parti'yi kastediyor. Tüm partilerle görüşebilmeli, ilkelere bağlı kalacaksa uzlaşmalıdır. Son bak şey... şimdi, bak hani nereye geleceğim bak. Şimdi oradan bir iddiaya varacağız Hüseyin abi, önemli bu çünkü. Ya koca milletvekilisin Ümit Dikbayır. Ya bari hadi yayında ağzından kaçar da gözünün önünde hem CHP'yi hem AK Parti'yi kastederek iki parti uzlaşabilir diyor. Sen oradan çekiyorsun, başka bir şeye getirmeye çalışıyorsun. Bence şu Ümit Dikbayır cımbız oyundan vazgeçsin. Sefa, ben sana şer koyacağım. Ümit Dikbayır'a ben katılıyorum. Ben bugün Ahmet Türk'ün açıklamalarını okudum. Abi, bir dakika, kabul müsaade, de o cümle o değil. Hayır, bak, onu diyorum ya. Sonuç itibariyle ben de sana şer koyayım. Bence ya oradaki oradaki şu anda pazarlıklar içerisinde 3 tane parti bence şu anda masadalar. DEM, Yeniden Refah Partisi, Cumhur İttifakı. Masadalar. Ya bunu kimse kayıyor. Ahmet Türk Kemal önemli Turgay, bir argümandır. Sana bombayı patlatayım da. Ben sana söyleyeyim yani. Kemal Turgay, sana bir bomba şey patlatayım. 2 hafta sonra bunu burada seni farklı konuşabiliriz. Sana bir şey efendim söyleyeyim. Sen bir devamlı anlatıyorum. Kaç gün kaldı YSK'ya? 10 gün var. 20'sine kadar konuşuyor. 2 hafta hemen hemen konuşabiliriz. 2 hafta değil, 10 gün var. 20'sinde veriliyor. 7-7-14 ya. 10 gün belki, var. Belki bir program 10 gün var. Ben 20'sine veriliyor. Ben şimdi size bir şey diyeceğim. 20 Şubat değil. Bir saatten tamam, burada var ya. Bir opsiyonu da var ya. Ya bir saatte ne konuşuyoruz? Cuma'da bir şey söyleyeceğim. Bana, ne konuşuyoruz burada bir saatten beri? Yok işte İstanbul'da seçim zor. İşte Sakarya, Kocaeli'yi yeniden laf haberler mi? Ali İhsan Yavuz dedi ki yok Sakarya yoktu duymadım dedi. Kocaeli vardı. Ben de şimdi buradan Türk Televizyonu'na ilk defa bu kanalda soruyorum. Türk başka da kanala çıkmıyorum. Bak başka kanala çıkmıyorum zaten. Evet, burada abi soruyorum. Recep Tayyip Erdoğan. Değil mi? Cumhurbaşkanı. Milyonların izlediği ekranda Yusuf Alemdar'ı elini kaldırdı. Dedi ki adayımız Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar. Bu lafı yiyecek mi Recep Tayyip Erdoğan? Ya öyle değil, öyle yapma. Nasıl öyle oldu? Değil, yiyecek mi? Değil. Bir şey, bir şey dava diyor bak. Öyle bir şey dava, dava zarar görmüyor. Şey. O yeme olmaz. Benim bildiğim Recep öyle Tayyip Erdoğan sen lafının arkasına dayan o zaman. Öyle değil. Bak öyle. Tayyip Erdoğan dedi kişiler yoktur diyor AK Parti'de. Dava vardır diyor değil mi? Bir dakika. Yusuf Alemdar'ı sen orada kişiselleştiremezsin. Yusuf Alemdar görevde dedi. Biz burada dedik ceketi giyeriz değil mi kostümü? Bir dakika. Dava için öyle olmaz o iş. Sen Yusuf Alemdar'ın bu kadar değişmesini istiyor musun? Merak ettim. Ya arkadaşım benim Yusuf Alemdar'ı sen bunu mu çıkartıyorsun? Oradan onu çıkartıyorum abi. Sen bence işine geldiği gibi anladın. Yok oradan onu çıkarttım yani. Bak, bu kadar yeniden refah partisi savunmak. Aman öyle aman böyle. Sen bu akşam bak önce dedin ki camiler siyaset yerinden onu bir çuvalladın. Camiler siyaset yapıyor. Evet, evet, ben dedin, onu söylüyorum hala söylüyorum. Camilere siyaset yapıyor dedin. Oraya dönmeyelim. Yok camilere siyaset yapıyor. Orada yine mesajla geldi bana. Şimdi neyi dediler bu arada? Şimdi de tanımını göndermişler bana. Şimdi Yusuf Alemdar gitsin de ısrarla yeniden refah. Ben onu anladım. Ne alakası var? Abi onu anladım. Ne alakası var? Adam saldırıyor ya. Ben farkındayım. Dur bir dakika söyleyeyim sana. Sakarya pazarlık konusunu masaya ben mi getirdim? Ya masaya, ben mi getirdim? Beyefendi, bir dakika ben mi getirdim? Yusuf Alemdar'ın gitmesi. Ya bize bir dakika, boş soru sorma. Boş soru sorma. Ben mi getirdim? Boş soru sorma. Ben mi açtım? Boş soru sorma. Ben mi açtım? Boş soru sorma. Ben onu boş. Ben sana diyorum ki boş soru sorma. Açık açık. Açık açık diyorum ki ben burada. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Yusuf Alemdar'ın elini kaldırıyorum. Lafını yer mi diyorum Cumhurbaşkanı? Sen neredeyse oldun dava neye olmasın? Dava konusudur olur, bu diyor. Dava diyorsun. Sen el dava. Abi sende bir ince sızı var hissettim ben. Kusura bakma. Sende yani, bir ince sızı var. Bence ben... Ben abi seni anladım. Abi son bir şey söyleyeyim. %99 da bu iş değişmez abi. Sen, ya adam %1 açık bırakıyorsun. Niye %1 açık bırakıyorsun? Ya, %100 desene o zaman. Ya diyemem %100 ki. %100 de o zaman. Arkadaşım ben... O zaman ben haklı olurum. Bak. Ben %100... Sen 99 dediğin anda ben haklı olurum. Ya arkadaşım sen... Abi kapıdan çıkacağımızın %100'ü var. Allah Allah! Ben yazdım. Benim adayım dedim Ekrem Müze dedim. Ama gene açık kapı bıraktım. Bu benim adayım ama. Bu benim düşüncem. Olmadı. Olabilir. Onunla bu aynı şey bak, değil. Bak olmadı. Siz %100 kim diyebilir ki buna? Bunu kimse diyemez ki. Ben her zaman dedim bu ekranlarda. Şunu dedim. Ben Cumhurbaşkanı'nın ağzına bakarım. Açıkladığı anda bitmişsin. Şimdi Türkiye Cumhuriyeti'nde milyonların gözü önünde Recep Tayyip Erdoğan, Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar dedi.
Şimdi yok ben vazgeçtim. Çocuk oyuncağı mı bu ya? 30 saniye alabilir. Çocuk oyuncağı değil ki bak da, abi bak insanları küstürmenin anlamı da yok. 30 saniye verir misin? Bunlar boş muhabbet. Verir misin? Ama senden ince sızı hissettim. 30 saniye verir misin? Sende bir şey var. 30 saniye verir misin? Ya sen 40 saniye vereyim tamam, de. Öyle var. Ben anlarım. Ben anlarım. Bak bu adam ayakkabıdan anlar. Ben niyetten anlarım. Sen insanları ben de senin niyetini anlıyorum. Yok. Sen insanları böyle 30 saniye alabilirsin. Arka konuşmalarına bak. Oktatta şeyine koymayı çok seviyorsun. Arkadaşım adam alakası yok. Ya konuşmalarına bak. Alakası yok. Bir dakika. Demin Osman Çelik'le yeni konuştum. Osman Çelik'le ilgili konuştum. Yeniden Refah Partisi'nin tamamen fikirlerine katıldım. Bak Osman Çelik'le ilgili konuştum. Genel Başkan Yardımcısı söylemiş bunu. Bak, adam söylemiyor ki. Ya tamam da. Adam burada yorumunu yapıyor. Ama yani. Tamam da. Sen tamam da ama bir burada, şöyle bir şey var. Burada mevzi bu ay sonra zaten Yusuf Erender değil. Ya sen bu konuyu gündem açacak mı değil. Sen bu işi Yusuf Erender'e getiriyorsun. Sen provokasyon yapıyorsun. Hayır provokasyon yapmıyorum. Ne alakası var? Ya diyorum ki Cumhurbaşkanı elini kaldırdı diyorum ya. Hani Cumhurbaşkanı da şu an, elini kaldırdı bir adamı yarı yolda bırakmaz ki. Bak şu an Ekrem Yüce açıklanmış olsaydı veya işte diğer aday kim vardı? Aklıma da gelmedi. Rıdvan Duran vardı. Onlar açıklamış olsaydı. Onlar aynı yorum yapacaktık. Aynı yorum. Burada sen kişiselleştirip olayı niye? Kişiselleştirmiyorum. Niye Yusuf Alemdar? Ama devamlı yürüyor. İnce. Bak. Alakası ayar ustası bu. İnce yürüyor. Ayar vermeye çalışıyor. Ben yemem. Onlar iPhone'da yer. Biz de ayar veriyor. Biz de senin böyle hedef tahtası ya arkadaş adam ya hedef tahtası ağzına çıkanı kulağına duyacak. Evet. Camilerde siyaset olur diyor. Ben ibadet olur diyorum. Bak hala ayet diyor. Hutbe var, cuma günü hutbe var, siyaset yeridir. Siyaset yeridir, camiler siyaset yeri diyor. Ben de bir şey diyorum, sonra şimdi diyor ki adamı hedef yapıyor. Bak, demeyeceğim kardeşim, demeyeceğim. Biz de seni hedefe koymanı yemeyiz abi. Arkadaşım hedefe koymuyor. Tamam mı? Ya de, bak bir şey biz de, diyorum. Biz de biliyoruz. Adam de diyor ki camiler siyaset yeri, bak, tepki gösteriyorum. Benim kusura bakma arkadaşlar, ya boş. Camiler siyaset yeri diyor, ben tepki gösteriyorum. Araba diyor ki hedefe koyuyor. Ne diyeceğim ben doğru mu diyorsun diyeceğim. Yanlış konuşuyor. O konuda demedin ki. Yanlış konuşuyor. Tabii. Çarptırıyorsun. Gel bu konuya. İşine gel. Gel bu konuya. Gel bu konuya. Çevirme. Çevirme gel bu konuya. Çeviriyorsun. Bu konuda da yapıyor bak. Çeviriyorsun. İnce işliyor. Ben anlıyorum ben onu. Ne o? Anlıyorum ben onu. Sen anlamazsın Hakan. Senin saçlar çayazlamışsın. Evet tabii anlamazsın. Ben salak mıyım? Yok salak değilsin anlamazsın. Ben niye anlamıyorum? Anlamıyorum abi. Sen çok anlıyorsun ben anlamıyorum. Hüseyin abi sana bir tane kelime söyleyebilir miyim? Bir tane söyleyeceğim. İki tane mi söyleyeceğim? İki tane söyleyeceğim. Bekle. Tatminsizsin Hüseyin abi. Tatminsizim. Nereden geldik bu muhabbete ya? Ya geçen hafta şey var. Canı yanıyor. Bence hatırlatmayalım o konuyu. Evet. Geçen bana yaptı da ona yapasım geldi abi yani. Abi yok abi. Şöyle konuyu kapat. Kemal abi bak olaylara böyle entelektüel yaklaşıp da. Sen vuruyor mu? Geçen hafta bak bu tamam, bir şey sen, dedi. Sen gene. Serdar dedi aday dedi. İşi şova çevirme. Memleket Partisi gibi dedi bak. İşi şova çevirme gene. Dinle. Sefa'ya söz vereceğim sonra konuyu değiştireceğim. Memleket Partisi Genel Başkanı dedi. Muharrem İnce dedi, dans etti dedi böyle. E tamam. Bak. Şimdi diyor, Serdoğan'daki aday da diyor. Şimdi onu bir yere oturtamıyor. Böyle atlapot gibi bekliyorum ben. Hadi de diyor. Diyemiyor. Abi gömle yanlış iliklersen başla. Yukarı doğru yanlış gider. İki saat bunun kavgasını yaptık. İki saat bir yere oturtamıyor. Bir örnek veriyorsun ya. O örnek bir yere oturman lazım. Geçen hafta ben uçuyordum bilmiyorum. Seyretmedim sizi. Bir örnek veriyorsun. Muharrem İnce diyor dans ediyor. Orada diyor dans edecek adaylar lazım diyor. Serdoğan öyle demedi adam ya. Nasıl çarpıtıyor ya? Nasıl çarpıtıyorsun ya? Allah razı olsun senden. Allah razı olsun senden. Safa. Sevgi alın sana. Neden? Şimdi hedefsel olsun. Ne dayılı olsun. Beni hedef yapmaz. Adaylı olsun. Muharrem İnce'nin dansını neden gündeme getirdi? Abi zaten mantık hatalıydı. Öyle demedi onu diyorum. Kemal abiye katılmıyorum ama çok mantıksız da o. Ama adam da dans etmesi lazım demedi onu diyorum. Abi yani. Bak şimdi. Adam demedi öyle bir şey. Açtı. Fikir yanlış olabilir ama öyle bir şey demedi ya yani. Ben yıllarım verdim bu şey. Adam sen diyorsun ki oraya gelecek. Zaten bir tek sen verdin yıllarım. Sadece o verdi. Sadece o biliyor. Danstan örnek veriyor. Danstan örnek verdikten sonra şimdi onu örnek veriyorsun ya. Ben de bir gazeteci olarak çıkarım bu örneğe verdim. Bunu bir yere oturtman lazım. İki saat oturtamadı. Tamam diyorum. O zaman sen de oradaki diyorum adaylar dans mı etmesi lazım? Öyle demiyorum diyor. Niye o zaman diyorum danslar örnek veriyorsun?
Niye örnek veriyorsun? Bir dansa örnek veriyorsun. O da adayların bir marjinal bir şey olması lazım. Ben şimdi sana ben söylemeden anladın. Bak. Vallahi tebrik ederim seni. Bu anlamadı onu bak. Bir marjinal bir ben şey bekledim ki, dedim yani. Ne yapacak adaylar mesela sence ne yapmalı yani? Bak buyur şimdi. Serdivan'da temin de zihinleri falan bir şeyler yapıyor. Serdivan kozmopolit bir yer. Evet. Serdivan'a uygun bir hareket yapması evet, lazım. Ne evet. yapacak yani? Serdivan'a uygun mesela. Onu da o düşünsün. Onu o düşünsün. Aday düşünsün. Bana ne yani? Osman Çelik, Aydoğan Aslan. Ben aday değilim ki. Hayır ne yapacak yani? Ben aday değilim o düşünsün. Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce dans etti. Genç seçmenler Türkiye'de bir yer oldu. Ne oldu? Aday olamadı. Aday olamadı. Demek ki dans etmek de bu işten olmuyor. Aday olamadı ya. Etkileşim yarattı ama. Etkileşim yaratsa ne olur? Sonuca bak sen. Orta sahada top çeviriyorum. Güzel. Hep top sende ama gol atamıyor. Adam aldı vurdu 1-0. Etkileşim aldı. Öyle siyasetçiyken fenomene dönüştü. Öyle fenomen oldu işte. Ne oldu? Konuşuyorum, boş konuşuyorum. Kemal Türkan. Abi yanlış bir fikir olabilir. Yok öyle demeyelim. Yanlış öyle fikir olabilir. Öyle öyle. Abi öyle şöyle boş. Ya örnek görüyorum, bir yere oturuyorum. Senin de dedim ya, bir anlatsana. Geldi, evimi, ya işte. Ya abi bir yere bak, bir örnek veriyorsan, bir yere oturacak. Kemal hani Türkan. Köşe yazarında da var ya, giriş, cevap programı giriş ve sonuç. Ya. Bu bir giriş yapıyor. Cazibe merkezi. Yok. Sen Hakan, ben onu anlıyorum ben. Sen anne o ben ayar de. Ustası, ince. Bak Kemal Turgut iyi bir ayar usta. Tamam bak ince. O böyle ince işliyor. Ben yemem onu. O ince işliyor. Deriyi böyle yavaş yavaş. Tabii. Bu. Deri sonra şey köseler. Köse. Bu istiyor. Bunda her numara var abi. Ayakkabıcı ya. 18-40-42. Bu eskiyi hiç unutmuyorum. Güzel. Evet ben son şunları söyleyeyim. Evet, Sefa son şunları söyleyeyim. Belki farklı bir açıdan bakmamızın sebep olur. Ya bugüne kadar AK Parti'nin masadan kalkmasını gerektiren, masadan kalkan parti AK Parti'ydi. Değil mi? Neden kalktı? Kocaeli ve Sakarya istediği için. Yani bugüne kadar kapalı toplantılar ardında sonuç alınamayan bir süreci Genel Başkan Yardımcısı canlı yayında afişe etti diye sonuç alınacağını düşünüyorsak yanılıyoruz. Ben tam olarak buradayım. Bu zaten toplantılar bitti demiyorlar ama bak onu da söyleyeyim mesela. Tabii yarın adaylarını açıklıyorlar. Ben yani işte geri de alabilir. Çok özür dilerim. Yok, çok zor bir şey değil. Arap Partisi Elif Erdoğan'a çıkmadı. Yarın resmi. Bugün sızma. O sızma yani şey. Konuşuluyor gibi. Murat Kurum yana çıktan çak gibi. Peki kim onu teklif etmiş? Yeniden Laf Partisi İstanbul Belediye Başkan Adayı kim demiş? Gene bu canlı yayında konuşan Profesör Doktor Aydoğan Aydal demiş ki bence demiş Elif Erbakan olsun demiş. Canlı yayında pazarlık evet, kullanmış şunu, bence. Şunu kastediyorum zaten. Tam olarak AK bunu kastediyorum. AK Parti böyle şeyleri sevmez ama. Tam olarak bunu kastediyorum. AK Parti gazeteciler böyle basın üzerinden kavga etmiyor. Ben onu sever veya sevmez diyemem. Sevmez AK Parti. Ben diyemem yani. Muhabbetleri sevmez. Yani masada olmadı. Ondan sonra ben çıkayım onu. TV yüzü anlatayım. Sen dayatma mı yapıyorsun? Hüseyin abi genel seçimlerde sevmez. Gitti gelmedi mi abi iş? Bak AK Parti bu işleri AK Parti iki kere gitti gelmedi mi Yeniden Refah Partisi'yle? Tamam hadi kapatalım bu konuyu. Abi geç kalacağız. Son gene böldüğü için şey yaptım. Özür dilerim. Abi bu tip pazarlıklar içerisinde yani genel seçimlerde de bu tip şeyler vardı ama evet. Ya bizim vekil sayımızı 10 yapın, 15 yapın, 20 yapın değil. Belli bir AK Parti'nin şartları vardı. Bu şartları Yeniden Refah Partisi BBP kabul ettiği için ittifak gerçekleştirildi. Bu seçimde de teklifi reddedildi. Toplantılar bitti. Bu saatten sonra o benim %0.1'lik Hüseyin Avan'ın birlik bir ihtimali olmadan bunun tekrar açılmasının çok zor olduğunu düşünüyorum. Ve en önemli bulduğum konu şu anda özellikle Sakarya nezdinde acaba aday değişir mi profilini bir siyasi parti, bu aynısı CHP için olsaydı aynısını söylerdim. Bir siyasi partinin adayının propaganda sürecine gölge düşürebilecek bir konuda olduğu için yorumu bununla geçiştirmeyi uygun görüyorum. Teşekkür ediyorum. Bu konuda ben de bir şey söylemek istiyorum. Kısa. Tamam. Yani izin verirseniz. Tabii ki. Program senin abi. Ben de Tayyip Erdoğan'ın Sakarya'dan vazgeçebileceğini düşünmüyorum. Yani eğer bir pazarlık konusu varsa belki Kocaeli'den vazgeçebilir ama Sakarya'dan vazgeçeceğini düşünmüyorum. Özellikle Sakarya'da bence Yusuf Alemdar değerli bir aday. Ve Cumalı abiye katılıyorum. Yusuf Alemdar gerçekten bir rüzgar yakaladı. O rüzgarın genel merkez tarafından bozulabileceğine, Ali İhsan Yavuz faktörünü de unutmamak lazım. Bozulabileceğine de inanmıyorum. Hakan abi zaten problem burada şu. Aslında burada ilin Sakarya veya Kocaeli olması önemli değil. Sen iktidar partisini 22 yıldan beri Türkiye'yi yöneten siyasi Safa, çok partiyi, şey değişebilir ya. Her şey yapamazsın. Bak İstanbul için çok şey değişebilir. Ben Sakarya olur demiyorum ama İstanbul için pazarlık bak, olur tek yani. Tek tezim bu. Evet. İstanbul için çok şey değişebilir. Hakan tam olarak bunu kastedeceğim aslında işte. Ama Sakarya bu işe girmez. Ben öyle iddiam yok. Sakarya kesin pazarlıkta olduğunu bilemem. Ama İstanbul için her şey olabilir. İstanbul'u bırakın ulusal kanallar konuşsun ya. Şunu söyleyeyim. AK Parti
herhangi bir seçimi alabilmek için kendi ilkelerinden bu kadar taviz verdiğini ben çok hatırlamıyorum. Yeniden masaya oturur oturmaz bilemem. Ama ben çok örneğini görmedim bugüne kadar bunun. Yani genel seçim öncesinde altılı masanın sürecini AK Parti'nin yaşayacağını zannetmiyorum. Ya beyler yeter, İstanbul'u bırakın ulusal kanallardaki abi, yorumcular konuşsun ya. İstanbul aşağı İstanbul yukarı. Abi, sen de video yazdın mı? Gazına gelme. Bir şey diyeceğim Hakan abi, pardon. Abi 10 dakikadır İstanbul'u bağıran sensin. Bir dakika ya, konuşan benim. Ya bağırtıyor bunun yüzüne. Kemal Tukat bir dakika konuşan benim. Beni gene muhatap sen. Sana bir şey demiyorum, ona kızıyorum. Ya bırak İstanbul'u ya bizim ya. Ya 10 dakika sen konuştun, uzamayacaktık konu. Sen konuştun. Evet, bugün Sakarya'da un kapanının tanıtım toplantısı vardı. Büyükşehir Belediyesi'nin yaptığı un kapanının. Orada bir özellikle Murat Kaya milletvekilimize bir serzeniş vardı bir vatandaş tarafından. İsterseniz onu bir sesli olarak izleyelim. Bize de verin sesi. Daha sonra bu hakkında yorum yapalım. Ekrem Müce'yi seviyor. Esnaf Ekrem Müce'yi seviyor. Anketler Ekrem Müce. Millet Ekrem Müce. Halkın istediği adam Ekrem Müce. Aynısın. Kıymetli misafirlerimiz. Açılış töreninde AK Partili milletvekillerinin yanına geldi. Ekrem Müce çıkışıyla herkesi şoke etti. Büyükşehir Belediyesi Adapazarı'nda yapımı tamamlanan Unkapı Meydanı için tanıtım töreni düzenledi. Törende açılışın önüne geçen bir olay yaşandı. Milletvekili Murat Kaya konuştuğu sırada bir vatandaşın çıkışı programa damga vurdu. Şehir merkezinde esnaflık yaptığı öğrenilen Osman Haliloğlu, Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Müce'nin yeniden aday gösterilmemesiyle ilgili konuştu. Sesimi duyurmak istiyorum. Madem siz gerekeni yapıyorsunuz ki zaten bundan şüphemiz yok. 5 tane sadece AK Partili, 7 tane 6 tane toplamda 6 vekilimiz var diyelim bize. Tamam, bir de Hacı Taşkentler 7. Önemli değil. Şimdi haksızlığın karşısında durabiliyoruz mu? Bizim için konu bu. Şimdi ben size bugün şunu soruyorum. Bugün böyle bir karar alındı. Büyükşehir Belediye Başkanlığı adaylığıyla bizim 5 tane AK Partili vekilimiz, Sayın Cumhurbaşkanımız, ben reis için bugün bana öl dese ölürüm. Burada ölürüm hem de. Sonuna kadar da onu destekledim. 5 tane bizim milletvekilimiz, kadını erkeği bugün Cumhurbaşkanımıza gidip de ya Cumhurbaşkanım, halk Ekrem Müce'yi seviyor, esnaf Ekrem Müce'yi seviyor, anketler Ekrem Müce, millet Ekrem Müce, çarşı pazar Ekrem Müce diyor, dendi mi? Denmedi başkanım. Bu sırada Başkan Ekrem Müce'nin konuşma yapan esnafa susması yönünde işaret yaptığı görülürken programa katılan çok sayıda vatandaş da alkışlarıyla destek verdi. Ankara'da birilerin istemesiyle değil. Doğru söylüyorum. Halkın istediği adam Ekrem Müce. Aynen. Öte yandan programda konuşma yapan Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Müce vatandaşlardan helallik istedi. Evet. Bugün oraya katılanları biraz şok eden bir durumdu. Bakıldığı zaman bu, aslına bakarsanız Ekrem Müce'nin, hani bilmiyorum yani bu arkadaş art niyetli olarak mı oraya geldi yoksa gerçekten normal bir vatandaş mı, burasını artık günler belirleyecek. Daha sonraki günlerde zaman belirleyecek. Yalnız bakıldığında Ekrem Müce'nin eğer gerçekten normal bir vatandaşsa Ekrem Müce'nin Sakarya'da bir iz bıraktığının bir örneği olarak görebiliriz. Aynı zamanda baktığımız... Normal bir vatandaş mı ise derken? Ya bilmiyorum yani hangi amaçla oraya geldiğini. Tamam, yok var. Normal bir vatandaş mı derken yani bir normal bir vatandaş. Bir, parti, bir partili olabilir bir... Evet, parti mensubu olabilir. Yani sadece normal bir esnaf olabilir, bir partili olabilir veya işte birisi tarafından oraya getirilmiş olabilir. Bilmiyorum yani her şey olabilir. Siz bunu nasıl değerlendiriyorsunuz? Kemal abi senden başlayalım. Sen de bir esnaf olarak, eğer arkadaş gerçekten bir esnafsa, ben tanımıyorum. Ben arkadaşı tanımıyorum. Öncelikle onu söyleyeyim. Şimdi Sakarya'da bu tarz olaylar çok fazla olan şeyler değil. Evet, yani birçok yani şehirde, çok şehirde fazla böyle, karşılaştığımız bir olay değil. Evet, yani bu Sakarya'da böyle enteresan olmuş. Yani münferit bir olay olabilir. Arkadaş orada kendi duygularını söylüyor olabilir. Yani Ekrem Başkan'ın mesela sempatisi olabilir. Onu başarılı buluyor olabilir. Onun saygı duyuyoruz onun düşüncesine. Ama sonuç itibariyle parti farklı parti değil. İkisi de AK Parti'nin adayları. Biri sonuçta mesela farklı bir partinin adayı için söyleseydi bunu biraz daha
farklı yorumlardım ama şunu söylemek istiyorum. Sakarya bu tarz şeylere alışık olmadığı da herkesin yüzünden belli. Herkes yere bakıyor. Yani arkadaş orada. Benim kafama takılan şey oldu. Yani o arkadaşın o cesareti nasıl göstermiş? Orada dediğiniz gibi bu kendi duygularında mı konuşmuş? Yoksa biri ona kalk kardeşim burada bunları söyle mi demiş? Burasını tam kafamda netleştiremedim açıkçası. Ben netleştiremedim. Yani bunu netleştiremediğim için de yorumlarımı tam istediğim gibi yapamıyorum açıkçası. Yani bunu şimdi bu arkadaş dediğin gibi orada Ekrem Bey'e olan sempatisinden dolayı, sevgisinden dolayı yapmışsa arkadaşa saygı duyuyoruz. Büyük cesaretinden dolayı da alkışlarız arkadaşı. Yani orada kalkıp milletvekillerinin önünde, oda başkanlarının önünde, herkesin önünde bunu söyleyebilen adam büyük cesaretli bir adamdır. Ama yani tam da bir şey söyleyemiyorum açıkçası. Yani yanlış anlaşılmak istiyorum. Sonra Hüseyin Cumalı diyor ki sen diyor birini istemiyorsun diyor. Yani virgüllü konuşmaya çalışıyorum. Yani zor bir süreç. Ama bir iki gün sonra da buna benzer şeylerle birleşir mi bu konular? Buradan da orayı görmek de biraz... Abi ben burada Hüseyin Cumalı'lık yapayım. Ya. Hakikaten bir iki gün sonra olacakları birleşir mi? Diyorum ben Kemal abi susayım diyorum. Süleyman Demirel alacağım abi. Hakikaten bu ne abi ya? Pas geç konuşamıyorsan ben esnafım abi de pas geç. Ne dediğim belli değil. Temin yardırıyordun. Şimdi mim. Ne yapmayacağım ya? Ne dediği belli değil. Kemal abi bir şey de ben yorum yapmayayım da geç. Zor bir yorum ama. Tamam yapma abi. Bakın bir iki gün sonra olacaklarla birleştirilir mi? Ne demek abi? Bir iki gün sonra olacak. Bir iki gün sonra pas olacak benim bildiğim. Zorlatasyon mu diyorsun? Ne diyorsun? Birleştirilmiş mi diyorsun? Abi ya da yorum yapma. Aslan yürekleri şahsın ya. Çıkıyorsun burada perşembe günleri anlatıyorsun. Ne anlatacaksan anlat. Bir saatte top çeviriyorsun Kemal abi. Biz saf değiliz yani. Beni pas geç. Esnafım da ya. Ben zarar veririm bu tip yorumlar. Aynen, pas geç. Bir saatten beri diyorsun ben... İstanbul seçimlerini anlatıyorsun. Yok camide siyasi tutun. Buna geldin tutuldun. Benim itirazım o değil. Benim itirazım Kemal Tokat'ın son cümlesinde bilgi var. O bilgiyi öğrenmek istiyorum ben. Yani bilgi gün sonra olacaklarla birleştirilir. Ne abi ya? Ne? Ne? Ne ima ediyorsun? Söyle ya. Ben esnafım susayım o zaman. Sus abi. Tamam. Sus abi. Sen kavga çıkmaz. Sus abi. Buyurun ben Hakan Bey. Ben esnafım kardeşim. Bu kadar sus abi. Yeter konuştuğunu tamam. Toplasan. Tamam. Şu kadar bir şey yok. Adamı konuşturmuyor ki. Durma. Abi laf ki. Konuşsun ya. Sussun bak. Valla konuş. Bu sefer. Konuşsana. Hüseyin abi. Dur bir dakika. Dur. Konuş Kemal abi. Susturuyormuşum ben seni. Ben esnafım dedi. Ama sen şimdi öyle şeyler söyledin ki beni korkuttun abi. Ben şimdi ne diyeceğimi de bilemedim yani. Ya Kemal abi bırak şimdi türbünü yorumu. Şimdi bir kere şunu söylemek lazım. Söyle. Ekrem Bey biliyorsunuz son iki saate kadar bir hikayemiz var. Bu şekilde gittiği için bazı insanlar demek ki bunu hala netleştirememiş aklında. Bu arkadaş da öyle bir arkadaş büyük ihtimalle. Ama burada şunu çözemiyoruz. Bu arkadaş dediğin gibi kendi fikirlerini mi söylüyor? Yoksa bir akşamdan hazırlanmış bir kompozisyonu mu okuyor orada? Orasını bilmediğimiz için de yorumlarımızı netleştiremiyoruz. Evet. Bence bu soru işareti bir ithamdır yalnız bilgin olsun abi. Tamam. Yani aynı şeyi tekrar ediyorum. Diyorum ki bak bilemiyoruz diyorum yani. Şimdi böyle bir şey de oldu ihtimal midir? İhtimal midir? İhtimaldir tabii ki. Evet, tamam. Ama sen yani... de zan altısın şu anda. Hayır. Hadi hayırlı olsun. Hayır. Yani ben de zan altısın, sen de zan altısın. Hayır, şöyle... Öyle olmaz o iş işte. Öyle değil evet. Abi. Ben Kemal bak, Turgaş buraya abi, çıktı. Sen Kemal... yorumunu yapsana. Bak, tamam, Kemal abi tamam. Geçen hafta ederiz. Kardeşinizin ismi Kenan mıydı? Evet. Kenan çok düzgün biri. Selam olsun evet. Kenan abiye de buradan. Kenan Bey'e selam. Ben şunu dersem. Ya Kemal Turgaş burada kendi fikirlerini mi söylüyor? Acaba Kenan abi programdan önce bir şeyler mi söyledi? Aynı şey o da... değil abi şimdi. Bu aynı örnek. Zan altında bırakırsan şahibi oluşu buna katılmam derim. Bak fikrine saygı duyuyorum. Abi şu, bu arkadaşı tanıyor bırak musunuz? Tanıyor musun? Ben Osman tanıyorum. Alamadım gideyim. Arkadaşın parkta bir görevi var mı? Yok. Yok. Belediyede bir görevi var mı? Belediyede bilmiyorum da esnaf da değil esnaf. Yani. Esnaf. Şöyle. Esnaf değil mi? Yok. Ben peki, tanıyorum Osman adam, ya. Ben tanıyorum peki Osman. Osman kardeşimiz bir vatandaş değil mi? Vatandaş. Türkiye tabii. Cumhuriyeti vatandaş. Sakallı Adapazarı vatandaş. Adapazarı Taş Kısım Mahallesi'nde oturuyor. Normal vatandaş. Normal vatandaş. Adapazarı Taş Kısım Mahallesi'nde oturuyor. Bak şuraya geliyorum. Abi bir toplantıda bir vatandaş, bir seçmen, bir Sakaryalı gönül bağ kurduğu bir belediye başkanına çıkıp onun hakkını yendiğini söyleyebilir. Bu çok doğaldır, çok bireysel bir tepkidir ve bu kadar. Bunun ne artısı ne eksisi. Bak ne bundan bir hikaye çıkar ne bundan başka bir şey çıkar. Bir vatandaş çok aidiyet kurmuştur Ekrem Müce ile. Çok sempati kurmuştur. Ve Ekrem Müce'nin aday gösterilmemesine bireysel bir tepki göstermiştir. Bence olay bundan ibaret. Başka hiçbir şey yok burada. Ya şimdi sen anlamadın ben bir şey var. Adamı tanımıyorsun. Adamın tanımadığın bir adamın organizasyon içinde olup olmadığını bilmiyorsun. Şimdi onu nasıl belki kanaat oluşturuyorsun? Sen o zaman şöyle bir yani sadece bir ekran görüntüsünden
fikir yazıyorsun. Bu böyledir diyorsun. Konuyu kapatıyorsun. Herkesin inanmasını mı bekliyorsun? Masumiyet karinesi diye bir şey duydun mu? Masumiyet karinesi suçu de. Suçu ispat edilene kadar. Ben şey de diyorum, biz suçlamıyoruz. Ama ne diyoruz? Diyoruz ki burada bu arkadaş toplum içerisinde bir açılış töreninde başkanların hiç olduğu yerde, kimse, milletvekillerin olduğu yerde kalkıp cesaret akı içmiş herhalde. Kalkıyor diyor ki bu adam diyor ya, haksızlık uğradı diyor. Bu diyor işte diyor kimse dinlemedi diyor. Bir de orada ne diyor? Milletvekillerine ne diyor? Adalet diyor. Diyebilir abi. Bir dakika şimdi. Diyebilir. Haksızlık uğradı. Haksızlık, haksız davrandı diyor. Milletvekillik şey ne demek? Milletin vekili demek değil mi? Milletin sözcüsü demek. Hakan Turan, bir adam birini bıçakladı biliyoruz. Polis yakaladı. Mahkemeye çıkana kadar suratını ne yaparız? Ben adama suçlu demedim ki. Mozaik. Mozaik. Neden suçu ispat? Ben suizanlarla o adamı birileri yaptırıyor diyemem kardeşim. Ben de öyle bu demedim ki. Basit. Ama biz de diyorum ki ben şöyle bir şey var. Ben soru işareti de koymam. Niye? Koymam. Ben kimsenin ihtimalleri sanında söylemek o zaman. Benim o zaman için bu yorumlanacak bir şey olmaz ki. Evet. Bu sahne yorumlanacak bir şey olmaz. Sen Ekrem Yüce'yi resmen kendine slogan yaptırmakla itham ediyorsun şu anda. Yanlış. Ayrıca Ekrem Beyliğinde durdurmaya çalışıyor hatta tam tersine. O zaman şey kim hazırladı onu? Ben de onu bulamıyorum işte. Bu bulsam 2-3 gün sonra söyleyeceğim. Çok özür dilerim. Özcan Özen mi yaptırdı bunu? Ekrem Yüce'yi işte partide kötülemeye çalışan birisi de olabilir. Özcan Özen mi yaptırdı? Abi gözünü seveyim. Bu çok bireysel bir tepki olabilir ya. Niye buna bakmak tamam, istemiyorsun? Tamam biz onu da zaten söylüyoruz itiraz zaten. Etti. Buna itiraz etti. Hayır, ben de senin fikrine itiraz etmedim. Hayır, bireysel sen olabilir dedim bireysel ya. Bireysel ya bunlar beni dinlemiyor mu ya? Yok. Beni abi, dinlemiyorlar. Olur mu? Vallahi dinlemiyorlar beni ben, ya. Ben ya bir şey diyeceğim. Sen yapma bari yahu. Bunun tekrarını yarın gruba atıyorum bunun tekrarını. At. Ben Kemal Turgaç'ın dediğine itiraz etmedim. O dedi ki çok tersi bir şekilde nereden biliyorsun masum olduğunu dedi. Ya şimdi tamam. Abi nereden adınız, biliyorsun? Nereden biliyorsun? Masumiyet kararısı evet. Diyorum işte ben de. Tamam. Sen abi aldığını seversen siz ne dediniz? Adam orada bir eylem yapıyor. Masum olduğunu nasıl iddia ediyorsun? Biz şey demiyoruz ki zaten. Bak. Tamam o zaman niye masumiyete itiraz ediyorsunuz? İtiraz etmiyoruz. Adam eylem yapıyor mu orada? Ama sen öteki tarafı hiç açık bırakmadan direkt bu tarafta olayı kapattın. Evet. Bence öyle olay çünkü. Yani mesela şeyde ne dedin sen? Sakarya'nın verilmesi konusunda 99.9 evet. Dedin. Evet. %0.1 bırakıyorum. Evet. Öyle mi dedin? Evet. %1 mi bırakıyorum evet. Dedin? Evet. Yani burada da o 0.1'i veya işte %1'i bırakmadığın için biz de ona itiraz abi ediyoruz. Ben açıkçası şöyle tamam, söyleyeyim. Ben bir bireysel seçim döneminde defalarca aday hatta başka bir ilçede daha oldu bu konu. Ta yakın bir zamanda oldu, dün oldu. Abi vatandaş her zaman seçmenlere bir tepki gösterir. Her zaman olan şeylerdir kesinlikle. Bunlar. Büyük, ben de buradan değerlendiriyorum. Hakkı, ben de başka bir yerden değerlendiremem diyorum. Değerlendirmeye saygı duyuyorum. Ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim. Bak masumiyet, şimdi, bir dakika, adam masum dedim diye niye itiraz ediyorsun onu anlamıyorum. Sana bir şey soracağım. Bu arkadaş burada eylem mi yapıyor? Evet. Eylem yapıyor. Değil mi? Evet. Eylem bir şey midir? Suç öncesi bir hareketlenme midir? Buna suç diyemeyiz. Bak suç öncesi bir hareketlenme midir? Eylem. Abi suç değil bu bir dönüş. Bak ben de diyorum hareketlenme değil mi? Eylem yapıyor. Suça dönüşebilir bu. Kişisel eylem. Hayır abi. Suça dönüşebilir mi? Demokratik bir tepki bu ya. Demokratik bir tepki tamam. Değil. Ben suç diyorum değil. Bu bir tık ötesi suça dönüşebilir diyorum. Ben farklı düşünüyorum sizden. Yok canım. Tamam. Kemal abi sen nasıl abi, bir dakika ya dur ama müsaade sen anlatayım. Nasıl yani böyle. Anlattırmıyorsan ya, olmaz. Ne anlatacaksın ya? Arkadaş sen de ikide bile orada dinlemiyorsun kardeşim. Dinlemiyorsun kardeşim. Bak benim sözlerimi keserek beni zorda bırakmaya çalışıyorsun. Ben senin taktiklerini yemem. Ben senin abi ne taktiğini yiyeceğim ben ya. Ben sana söyleyeyim bir kardeşim. Bir saatten beri kontrol ötürü kuruyorsun burada. Başından beri kardeşim hiçbir şey anlatmıyorum ben ya. Bir şey demiyorum. Olur mu? Vallahi anlatmıyorsun ya. 50 tane mesaj geldi. Ne bu Hüseyin Cuma'ya nasıl katlanıyorsun diye. Vallahi ben de merak ettim. Abi ne sinirleniyor ya? Sinirlenirim kardeşim. Ne sinirleniyor ya? Allah kardeşim. Allah. Bir saatten bilmiyorum ben seni burada. Ben diyorum ki kardeşim. Bir dakika birbirimizi bölmeyelim. Bir saatten bilmiyorum ya. Klimayı açalım ya. Ha bir şey diyeceğim abi. Bir saatten top çeviriyor. Böyle bir şey olur mu ya? Sözü konuşurum. Sözü Allah Allah. Ondan sonra konuş. Ne bu ya? Bir saatten beri Kemal abi bir şey de Allah'ını seversen sözü ya. Sözü al ondan sonra konuş. Cumalı abi. Ama bir şey desin ya. Tamam. Şimdi. Ya sana ne dedi? Bir şey de komplo sözü. Yok orada kurmalar da var. Seni ilgilendirmez ki. Seni ilgilendirmeyecek mi? Kardeşim sen benim fikrimi, fikrime cevap sıran geldi söylersin. Şimdi. Sosyal medyada buna benzer bir sürü siyasetçi. Sakin ol. Bak külon da var. Tamam kardeşim. Sakin ol. Politikacılar bunlarla karşılaşıyor. Biz ne yapıyoruz? Sen de sosyal medyayı takip ediyorsun. Ne diyoruz? Provokatör bir olay diyoruz. Değil mi mesela? Sadece bir görüntüden alıyoruz bunu. Provokasyon olabilir diyor. Provokasyon olabilir. Yeah. Burada ne farkı var? Provokasyon olabilir diyorum bu. Yok ama öyle bir şey. Nereden biliyorsun olmadığını? Yok kardeşim. Nereden biliyorsun? Sıra gelince anlatacak olur. Anlat abi. Provokasyon tamam. Emarelerini göremiyorum. Ya provokasyon abi. Yok orada. Evet, tamam. Ben anlatayım ben size. Olabilir diyor. Ben bunları dinliyorum ya. Ben hemen bir saniye ben provokasyon emaresi görmediğim için masum. Cemal Turgaç komplo teorileri kuruyor bu akşam. Sana da komplo teorileri kuruyor. Saygı duyuyoruz. Yok saldım. Kemal yok provokasyon. Sana da saygı duyuyoruz. Evet.
Herkese, ne olacak orada kalabalık? Herkese saygı duyuyoruz, şimdi seni dinliyoruz. Ne olacak orada kalabalık milletvekilim salacak? Provokasyon yok orada ya. Bak ben size anlatayım. Tamam. Turgay Özbakan da suya atladı bir kere. Provokasyon muydu? Sabah günü kirleniyordu. Ben size bir şey anlatayım. Onunla bu örneğin ne alakası var Sefa ya? Vallahi şaşırtıyor muazzam beni. O daha büyük bir şey. Saski Genel Müdürü'nün önünde. Bunda ne alakası var? Saski Genel Müdürü'nün önünde yaptı. Ya yapmayın kardeşsiniz, kavga etmeyin, üzülüyorum ya. Evet. Bizimki çok ama saygı çerçevesinde kalıyor. Ben size anlatayım. Ben Osman tanırım. Orada çıkıp milletvekillerine... Abi, baştan söylesene ben tanıyorum. Arkadaşım ben sordum tamam dedi ya adam. Ben yanlış yerden bıraktım baştan. Keşke cumalardan başlasaydım, hiç tartışmasaydım. Yok abi ya Kemal Türk'e şuradan kızıyorum. Top çeviriyor, bir şey de söylemiyor. Hani böyle neşil siyasın. Abi beni bırak yorumunu yap ya. Raif Ugan'da abi beni bırak yorumunu çıka yap çıka. Ya. Allah için ya. Raif Ugan'da bak beni bırak abi çıka ya. Çıka. Sen kendi yorumunu yap. Neşil siyasın, ne kebap yansın. Sen kendi yorumunu yap. Ya böyle bir şey yok Kemal abi. Bırak abi ya. Sen eski Kemal ol ya. Fabrika ayarlanırdı. Abi Kemal Turgaç işine girmiş çıkartamıyor yok, senin abi. Kusura bakma ya. Vallahi bak bir çıksın şu ya. Ya kadar yine sinirlisin sen. Yaşat bir sinirlenmeye başladın. Sakin ol ya. Sakin mi gayet? Sakin ya. Bu tarafa dön. Sen şu anlat bakayım olayı. Bize dinleyelim. Ben Osman'ı tanırım. Tamam. Osman oraya geliyor zaten Taşkızı Mahallesi'nden, Adapazarı Taşkızı Mahallesi'nden Osman Halil yani Haliloğlu Halil. Ondan sonra oturdum ben çay kahvede içtik. Ali Bektaş da tanır. Münir Çolası Ali Bektaş o da tanır bunu. Osman tamamen orada provokasyon değil. Kendi hislerini ben Osman'ı tanıyorum. Tamam Osman mı? Haliloğlu bu arada. Haliloğlu kendi hislerini çıktı orada söyledi. Ha cesaret işidir, yeri değildir. Bunlar tartışır ama Osman çıktı orada milletvekillerine kendi isteğini söylüyor. Yani birisinin gazıyla şunu söyle yap. Orada şey aramayın. Ekremci'yi sever. Ekremci'yi sevdiği için de orada tepkisini dile getirdi. Devam edeyim konuşmaya. Kardeşim bu kentte herhalde Ekremci'yi sevenler arasında ilk beşe girerim ben yani. Yani net yani. Ve hala severim. Ekrem abi bizim abimizdir. Problem yok. Tamam zaten Ekrem abi de orada rahatsız oldu. Böyle yaptı. Yok, kendi konuşma falan. Tabii diyor. Diyor. Konuşma diyor. Ekrem abi rahatsız oldu. Hı. Zaten aslında Osman'ın yaptığı orada tamam Ekrem abi seviyor, duygularını dile getiriyor ama yani iyilik yapmıyor da. Yani orası oranın yeri değil. Yani orada çıkıp da televizyonların karşısında yani eğer bir vatandaşsa bir vatandaş o dengeleri vallahi, çok fazla bilemez ki abi. Duygularını kabul açıklar. Ediyorum ama Osman orada yani bir provokasyona bir şey imza atmak için değil. Çünkü Ekrem Yüce'yi ben sevdiğini biliyorum. Ekrem Yüce'yi sevdiğini biliyorum. Adam vatandaş olarak gelmiş orada. Yeridir değildir tartışılır. Orada duygularını tercüman etti. Tamam Ekrem Başkan var. Yeter yapma dedi. Yani çünkü Ekrem Başkan böyle şeyden rahatsız olur. Olay bundan ibaret. Yani şimdi yok markası bir numara. Sen Osman'la konuştun mu Hüseyin abi? Öyle midir böyle ya konuşma adamı tanıyorum. Bak nereden şimdi. İçini mi okuyor? Kemal abi biliyorum ya. Adamı ya. Konuşma adam Ekrem Yüce'yi bak ben seviyorum o da seviyor diyorum sana. Anlatamıyorum ki. Ama yani orada yapılan provoke bir şey yok yani orada. Ya orada şimdi Hasan Yıldız var. Sarı Hasan derler. O orada tepki gösteren biri de Hasan yani. Evet. Tamam mı? O da Ekrem Yüce'yi seviyor. Ekrem Yüce herkese dokundu abi bu kentte. Şimdi tamam aday olmadı. Yusuf Başkan aday oldu. Tamam onda sıkıntı yok. Şimdi bir yere kadar geldik. Bir yerde AK Parti karar verdi. Aday Yusuf Alemdar dedi. Tamam Yusuf Alemdar aday olabilir. Abi şimdi Ekrem Yüce'yi gene seviyoruz. Biz Zeki Toçoğlu'nu da seviyoruz. Rahmetli Aziz Doğan'ı da seviyoruz. Bu sevgiler farklı bir şey. Siyaset farklı bir şey. Anlatabiliyor muyum? Şimdi Ekrem Yüce'nin bu kentte sevenleri var. Çok doğal bir şey. Yusuf Alemdar'ın da sevenleri var. Zeki Toçoğlu'nun da sevenleri var. Anlatabiliyor musun sana? Adam gayri ihtiyarı gelmiş. Zaten... Doğruluğu konuşulur. Başka bir şey ama altında bir şey aramayın yani. O sevgiyle beraber Osman gelmiş orada konuşmuş. Ha doğrudur yanlış mı? Bunlar tartışılır bak. Onlara bir şey demiyorum. Sen... Tanıdığın için ve bu açıklamayı yaptığın için söylüyorum. Derin oğlu bir arkadaş öyle diyeyim sana. Bu olay hani Yusuf Alemdar cephesine de zarar verecek. Yusuf Alemdar işte Yusuf Alemdar'ı küçültecek veya Yusuf Alemdar'ı şey yapacak. Onu zaten derdi Yusuf Alemdar'la değil. Milletvekillerinde. Yani orada Yusuf Alemdar seçilmeseydi başka birisi olsaydı biraz önce de aynı örneği verdim. Bu vatandaşın tepkisi yine aynı olacaktı. Yapar. Çünkü niye? O Ekrem Yüce fanatiği Ekrem Yüce'yi seviyor. Orada Rıdvan Duran da olsa, Rüstem Keleşçi otursa yani. Bak orada Rıdvan Duran sen adamı tanıdığın için sana bunu soruyorum. Bak söylüyorum ben sana. Orada çok doğru bir yerden bakıyorsun. Orada aday Rıdvan Duran da olsa, Rüstem Keleşçi olsa, Yusuf Alemdar da olsa Ekrem Yüce'ye haksızlık yaptınız diyebilirdi yani. Aynen. Onun tepkisi zaten Şu andaki AK Parti mevcut adayı değil, milletvekillerine kızıyor. Hı. Çünkü milletvekillerine ilgili bazı böyle şeyler var kentte. İşte sahip çıktın, çıkmadın. Bu muhabbetler oluyor bu kentte. Bunlar konuşuluyor.
Adam Ekrem Gül'ü sevdiği için milletvekillerine tepki gösteriyor. Dikkat et. Evet. Yusuf Alemdar'a bir şey demiyor. Hı. Orada Rıdvan da olsa gene yapacak bunu. Diyorum sana başka bir isim de olsa yapacak. Adam çünkü Ekrem Gül'ü seviyor. Olay bundan bu kadar yani. Olay bu. Evet, biz hayır, ama aydınlattığın için teşekkür ama ederiz. Ama Kemal Turgaç'ın bir lafı var, katılıyor. Biz kentte bu tip olayla çok madem, karşılaşmadığımız madem için. Madem biliyorsun bu konuyu, niye baştan ben biliyorum bu konuyu gireyim buraya. Ben ya. Ama Hüseyin Cumalı'ya sorayım, sen tanıyor musun? Ben tanıyorum dedim. Ben sordum. Ama ben tanıyorum dedim. Bu arada avukat yazmış, bir şey yapmasını söyleyeyim. Diyor ki programınızı izliyordum. Masumiyet Kanalı'na ilgili konuşmak istiyorum. AK Parti demokrasisinde vatandaşlar sistem edebilir. Türkiye Anayasası'nda ifade hürriyeti vardır. Şunu hatırlatmak isterim. Eylem yapmak da öncesi de sonrası suç değildir. Aslı ispat edilene kadar beyefendi masumdur diyor. Benim dediğimi söylemiş. Avukat kendisi. Tekrar, hayır, tekrar söyleyeyim. Aksi bir delil açıkça gözükmediği sürece provokasyon yapıyorsun demek bence sakıncalı bir şey. Ben de cevap vereyim. Avukat Bey'e ben arkadaş suçlu demedim. Suç öncesi hazırlıktır eylem sonuçta. Orada ama suç bir dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika arkadaş, bir dakika. Bak orada kardeşim, bak orada bir kalabalık. Ne söylüyorsun? Bir dakika. Orada kalabalık. Öğrensin. Orada kalabalık bir şey var. Açılış programı var. Tamam mı? Orada herkes istediği gibi konuşamaz. Çünkü orada emniyet ve tedbirleri alınması lazım. Onlar orada eylem yapması için tamam mı? Bazı izinler gerekir. O suçtur. Kemal Bey orada tanımıyorsun sen. Adamın iki tane yanında koruma var. İki tane yanında koruma var. Yani polis diyor ya. Onun iki tane güvenlik koruma var. Fiziksel bir eylem yapmadığı sürece ifade hürriyeti. Ya Osman öyle bir adam değil ki. Adam duygulu. Osman üzerinden konuşmuyor. Ama sen diyor ki suç öncesi. Suç öncesi. Uçuyor. Orada bak. Orada korumalı arkadaşı yaka paça alsaydı ne olurdu? Almaz ki akıllı adamlar. Kötü olurdu. Heh, o zaman ne olur? Bak orada bir şey olur. Orada arkadaşı yaptı tehlikeli bir şey. Onu anlatmaya çalışıyorum. Suç demiyorum. Ama eylem önce sonra, suç öncesi bir eylem. Sonra da onlara karşılık verseydi sen onu demiyor abi ya. Tehlikeli bir tamam, şey diyorum haklısın, yani. Haklısın. Suç demiyorum yani. Haklısın. Bir tamam, şey söyleyeyim mi? Eylem sen niye sinirlisin bu kadar? Değil öyle demedim zaten. Hayır olsun ya, yürek miydin buraya gelirken? Var başkadır susturamıyorum seni. Sen de anda şurada bir yürekçi var. Yürek miydin? Kaç, bu arada Sefa avukat arkadaşa şunu da söylemek gerekiyor. Söyle izliyor. Biz burada provokasyon var demedik. Dedi. Ay demedi. Provokasyon ihtimali de var i̇htimal mı dedik. Diye var mı diye sorduk. Türkiye'de o ihtimal demek var demek. Ne alakası? Nasıl alakası abi? Bence programdan sonra Kemal abinin pazar çayını içmeye gelirim. Tam o bölümü bir konuşuruz Kemal abinin dükkanında. Tamam, burada yeri bu kadar. Sen sakinleştireceğim. Senin ruhu halin iyi değil. Beğenmedim. Ben sana vermem sende. Yok bende yok. Ben kullanıyorum da sen de kullan. Bir ara Kemal abi burada evet, sana, sana uçacak zannettim. Korkuyorum da çekildim. Bazı konularınız var. Başka bir de kusursun. Abi sizin başka konularınız varsa konuşalım. Son 20 dakika. Ben söyleyeyim. Ben bir konu açayım size. Senin gündeminde yok. Benim gündemimde var. Keşke baştan söyleseydin de yapsaydık. Yo güzel. Gündeme alsaydık yani. Hepinizin gündeminde bu konu. Hepiniz biliyorsunuz. Gruptan yazıyor adam gündemde bir şey var mı diye demedin tamam sen. Tamam abi. Bu hepinizin gündeminde. Saklayıp saklayıp buraya top atar gibi son dakika getiriyorsun ki. Arkadaşım bu hepinizin gündeminde. Aslında şimdi moderatör olarak sana izin vermemem lazım. Şey bravo diyeceğim. Hakan Turan. Öyle mi? Bravo. Verme, bravo. Verme abi. Gaza ama getirin beni verme. Verme abi. Ama hürriyetsizlik oluyor. Evet. Ama şunu söyleyeyim. Konuşma özgürlüğü var bu ülkede. Bu gündem hepinizin gündeminde, hepiniz biliyorsunuz, hazırlanmanıza gerek yok. Sadece fikrini söyleyebilirsiniz. Şeyde bir gündem var. Nedir bu gündem? Bir şey söyleyeceğim. Ya bir Necdet Tömekçe çıktı kentte. Yani. Tamam mı? Necdet Tömekçe çıktı kentte. Nedir yani böyle devamlı bize küskünler her yerden. Bak bir dakika. İyi de abi ben bunu sordum. Küskünler değil bu. Bu farklı Necdet bir şey. Necdet Tömekçe onu da buraya hatta bir yazdım. Dakika, bir dakika. Sen orada konuşmadın. Şimdi geldim ben gündem hayır, yapacağım. Bu ara Kemal Turgaş da uğraşıyordu. Necdet o ara Kemal Turgaş'la kardeşim biliyorum. Bence ben bu konuda önemli ama. İrfan Püskülü'yü de söyledim. Sen onu küskünden sorduğun zaman İrfan Püskülü, Osman Karaoğlan'la söyledim. Bu küskünlerden bir level öte. Tamam. Bu farklı bir şey. Evet açalım buyurun. Heh, yani bu küskünlerden daha farklı. Şimdi ben yıllardır bu kentte gazetecilik yapan bir insanım. Bazı yıllardır çok şey gördük. Şimdi bir kentte bir gündem var. İnan bu gündem adaylarından bile çok konuşuluyor ve bana en azından bana çok geliyor. Yani bazı dostlarla oturuyor, soruyorlar. O soruyor, bu soruyor. Bir Necdet Tömekçe şeyi var bu kentte. Konuşması var. Nedir bu peki? Necdet Tömekçe bir şekilde AK Parti'dekilere küsmüş bazı isimlere, kafa adamlara. Efendim AK Parti'ye zaten toplantılara da gitmiyor. Meclis toplantılarına gitmiyor. Bizim bildiğimiz kadar gitmiyor. Geçen şeye gitti. Ona gitti ama meclis toplantısına katılmadı. Büyük şehire gidiyor, encümene falan gidiyor. Alapazarı'na gitti. Alapazarı'na gitmiyor.
Yani nedir peki? Şöyle bilgiler gelebilir. Efendim Necdet Tömekçe bir partiden, hatta söyleyeyim İyi Parti'den bekleniyor. Yazdık. Olmazsa başka Medya bir partiden aday da olacak ama çok zehir zemberek açıklamalar yapacak. Nedir? İşte onu konuşacak, bunu konuşacak, işte adaleti konuşacak falan filan. Ya kardeşim böyle bir şey olabilir mi ya? Yani bu bize devamlı geliyor. Ben şimdi buradan Necdet Tömekçi'ye seslenmek istiyorum. Yani bu kentte konuşulan, bu kentte anlatılan, her gün fısıltı gazetelerinde on baskı yapılan delikonular nedir? Bir, iki, bunlar doğru mu? Eğer doğruysa, elinde belge bilgi varsa Türkiye Cumhuriyeti Hukuk Devleti gidersin suç duyurusunda bulunsun. Savcılık orada. Ne biliyorsan anlat. Bu devamlı yani bir şey var. Bir gazete var, Fısıldı gazetesi var. Her gün bana Necdet Tömekçe'de bilgi varmış. Necdet Tömekçe çıkıp açıklama yapacakmış, aday olacakmış, işte şunu yapacakmış. Hatta daha da ileri Necdet Tömekçe işte AK Parti'de yıllardır belediye başkanlığı yaptı, önemli yerlerde yaptı. O AK Parti'nin içini dışını kılcal damarlarını iyi bilirmiş. Ben şimdi buradan Necdet Tömekçe söylüyorum dedikodulara, kulislerden gelen dedikoduyum. Necdet Bey yani sende çok önemli bilgiler varsa sen de AK Parti'den geliyorsun. Kılcal damarlarını bildiğin kadar o birçok evrakta da belgen, imzan var. Yani şimdiye kadar AK Parti güzeldi, şirindi de şimdi küstük mü yani? Şimdi bir yere aday olacağım diye konuşmadıkları için mi konuşacaksın? Adama sorarlar. Madem bir yanlış vardı, niye şer koymadın zamanında? Koydun, niye savcılığa gitmedin? Şimdi bir yerden aday olacağın zaman mı çıkıyor bunlar? Bunlar bence yanlış şeyler. Net konuşuyorum, açık konuşuyorum. Aday olabilir Necdet Tömekçi. AK Parti'yi de bırakabilir. CHP'den dahi aday olabilir. Bence mahsuru yok. Ama bu kentte konuşulan bazı dedikodular, bazı kulis bilgileri, yok elimde belgeler var, yok öyle yaparım, yok böyle olur, yok şöyle olur. Gideceksin savcılığa, Camili Mahallesi'nde savcılık var. Gideceksin orada, şikayet dilekçeni vereceğim bir, iki. Ben sorarım, hatta köşede yazarım. Şimdiye kadar sustunuz da, şimdi ne ortaya çıktınız? Ne var yani? Bizim bilmediğimiz, kamuoyunun bilmediği ne var yani? Yani bu dedikodulardan bu şehrin arınması lazım. Şimdi her şey bitti. İnan şehirde bir şey yok. Yani özellikle AK Parti konjonktürüne baktığımız zaman Yusuf Alemdar partiyi de topladı. Şimdi Allah için söylemek lazım. Yani adam özellikle adam yıllardır parti. Ya Süleyman Dişli geldi ya. Adam mesela çok gelmiyor Süleyman Dişli. Hiç toplantıya geldi adam. Yani anlatabiliyor muyum? Yani bir şekilde dokunuyor onlara. Ben de güzel de yapıyor. Ekrem Başkanımıza da saygı sevgi gösteriyor. Oradan da ben çok mutluyum. Ben çünkü Ekrem Başkanı çok seven bir adamım. Net. Yusuf Alemdar'ın Ekrem Başkanı böyle saygı sevgi gösterirse oradan da mutlu oluyorum. Ama şimdi bir Tömekçe muhabbeti çıktı. Yok öyle yaparım, yok böyle yaparım. Ya bu yanlış bana göre yani. Ya buna meal veriyor. Aday olacaksa da olsun, seçime de girsin, seçilebilir, saygı da duyarım. Ama öyle böyle yani bilmiyorum size geliyor mu gelmiyor, bana çok geliyor. Necdet Tömekçi cevap şeyde, hakkı da var, bağlanabilir. Büyükşehir meclislerinde AK Parti adına her seferinde muhalefetin eleştirilerine ayağa kalkıp işte eleştirileri göğüsleyen, eleştirilere cevap veren kişi değil mi? Ama, evet. Evet. Ama grup başkan vekili ya. Evet, yani. Ama bir seneden beri yok. Küsmüş. Yani şey de diyor, ben diyor reise küsmem. O zaman son Cihan Saraç gibi. Cihan Saraç senede, diyor ben AK Parti'ye ben reisçiyim diyor ya. Söylediği iddialar son bir senede mi yaşanmış? Söylediği iddialar son bir senede mi yaşanmış? Hayır, bir seneden beri böyle şey var, küskünlüğü var. Yani diyor mu ya, Cihan Saraç gibi. Ben AK Parti reisim yok, reisçiyim. Bu da reis seviyor. Ama işte bazı isimlere tepkisi var. İşte özellikle Ali İhsan Yavuz'a, Mutlu Işıksu'ya. Bak isim veriyorum, bunlara tepkisi var. Kardeşim tepkim varsa çıkan açıklama yapacaksın o zaman. Ama unutma, sen şimdi açıklama yaparsın. Sonra derler ki adama, sen zamanında neredeydin? Şimdi aday olamayınca mı kötü oldun? Ya da seni bir yere göstermeyince mi kötü oldun? Bunu da derler adama ama. Derler. Derler. Eğer iddialar doğruysa, bak bir de altını çiziyorum. Ben bunları iddia olarak veriyorum. Kulis bilgileri olarak veriyorum. Devamlı geliyor. Bir ara Sabancı'dan devamlı bilgi geliyor bize. Çiğdem Erdoğan mevcut başkanı destekliyor. Burada ben şey diyeyim, Çiğdem Erdoğan Atabek beni aradı. Ya diyor ki Çiğdem Erdoğan, Atabek kaldıralım. Çiğdem Erdoğan beni aradı. Ya diyor nereden geliyor diyor. Ben diyor
Özel Özen'le gezmedim. Muhtarların o istemişi. Ya Çiğdem Hanım tamam yapmadım da bana 100 yerden Özel Özen'i destekle dair bilgi geliyor. Ben de bir gazeteci olarak kamuoyuyla paylaşıyorum. Acaba hakkını kullanırsın. Kullandı da. Tamam eyvallah. Ama bize böyle bilgi geliyor. Dolayısıyla yani bu Necdet Tömekçi işine bilmiyorum arkadaşlar ne derdi. Bize çok geliyor. Şık da bir olay değil. Ben sana söyleyeyim. Aday olacaksan ol. Safa? Bu konu söyleyeceğim çok şey var ama şimdi bir şey söylemeyeceğim. Zamanı var. Yani ben Necdet Bey'in muhalefet adaylığı sürecinin netleşmesini bekliyorum ama anladığım kadarıyla olmayacak gibi duruyor. Araya birileri girdi. Ama Hüseyin Cumallı'ya şöyle bir destek vermiş olayım veya katılmış olayım. AK Parti'nin dosyalarının muhalefetin eline nasıl geçtiği Necdet Bey'e sorulmalı. Tek diyeceğim bu. Bu da var. Tek diyeceğim bu. Şimdi bir dosya savaşları var. Yani tek bu dosyalar nereden gitti? Yani bu AK Parti kurumsal çatısı altındayken oldu bu olay. Yani Necdet Bey ise. Çünkü uzun zamandan beri bir tezvirat kaynaklarını bilemiyorduk ama son dönemlerde artık dile getirilmeye başlandı. Necdet Tömekçi orada şunu dedi, burada bunu dedi. Bunu diyen mesela Cihan Saraç örneği verdi. Ben Cihan Saraç partiden ihraç edildiğinde Cihan Saraç'ın parti resmi bir görevi yoktu. İhraç edilmesi kişisel bir meseledir demiştim. Yeah. Tamam şimdi eğer Necdet Tömekçi sıradan bir vatandaş olsa burada konuşmayız ama Necdet Tömekçi Adapazarı Meclis Üyesi, Eski Güneşler Belediye Başkanı şu anda hali hazırda hem Büyükşehir Belediyesi Grup Başkan Vekili hem de Encümen Üyesi ve İyi Parti adaylığı konuşuluyor. Her ne kadar Kemal abi de bilgi verecektir. Bu konuda bilgi var diye biliyorum Kemal Turgaç'ta. Ben o iş rafa kalktı gibi duyuyorum. Ama konuşmamı sonraya saklıyorum şimdi. Ama şeyde ama çok konuşuluyor. Yani İyi Parti adayı olup olmaması ayrı bir mesele. Bu söylenen iddialar ayrı bir mesele. O zaten diyorum. Yani eğer o, bu zaten şey konuşmuyor. Olsa da, aday olduktan hiç... sonra konuşacak. İddia bu. İddia tabii. Şu. Bir daha söyleyeyim. Ben onun için aday olduğu zaman konuşacakmış. Ama tamam da sen şeye olmaz ki. Temiz suyun içine bir kaşık kahve atarsan bir daha o kahve oradan arınmaz değil mi? Evet. Yani tam olarak, çamur tam olarak demek az önceki itirazım da oydu. Ama o zaman olmayan bir şeye varmış gibi gösterirsen sıkıntıdır. Suizandır. Bunu kimse dillendirmedi. Gene ben biliyorsun bu kentin delisi benim. Ben bunu dillendirdim. Necdet Tömekçi bu saatten sonra çıkar. Yapılanlar, konuşanlar benle hiçbir şekilde alakası yoktur. Hepsi iddiaları kanıtlamaya davet ediyor merkezi. Benle alakası yoktur der. Konu kapanır. Ama şeye de ben günde 4 posta Necdet Tömekçi her yerden geliyor bana. Yani AK Parti'den geliyor, CHP'den geliyor, İYİ Parti'den geliyor. Hatta İYİ Parti Adapazarı ilçe başkanı olacağı, hatta siz Serdoğan'da aday çıkartın. Mesela diyorlar ki şöyle bir iddia var. Necdet Tömekçi İYİ Parti Adapazarı adayı olsun. İYİ Parti'de Serdoğan'da aday çıkarmasın. Bu muhabbetlere kadar geliyor bize. Yani siz orada, biz orada aday çıkartmıyoruz, siz burada aday çıkartmayın. Buraya kadar gelen bir dedikodular var. Ben onlar olabilir. Siyasi partiler kendilerine anlaşır, anlaşır. Ben onu bilmem. Ama günde bu kadar ve AK Parti'nin tam kalbindeki adam, yani bugüne kadar AK Parti ile yürüyen bir insanın bu kadar dedikodu geliyorsa ben Necdet Tömekçi'nin olsam çıkarım. Yani en azından ben burada televizyonda söylüyorum. Hani bugüne kadar dedikodu kulislerine geçiyordu. Artık ben bunu dillendirdiğime göre iki satır açıklama yaparsın. Bunların hepsi yalan. Ya da dersin ki evet kardeşim ben konuşacağım. Aday olsam cevap hakkım. Ama bir şey demesi lazım bu saatten sonra. Çünkü herkes bunu konuşuyor bu şehirde. Tamam mı? Bunun da bir son bulması lazım. Hoş da değil onu da sana söyleyeyim. Şöyle buna itirazımız şu. Eğer Necdet Tömekçi siyasi partiden ayrılmadan da kendi partisini sonuna kadar eleştirebilir. Hakkıdır. Necdet Tömekçi çıktı Hüseyin abinin dediği gibi çıkıp yazılı bir açıklama yapar. Bir sürü ithamlı iddiada bulunur. Hakkıdır. Bizim itirazımız şu. Ortada bir şey yok. Biz beyhude bir gölgeyle konuşuyoruz. Yani açıktan oynuyor. Az önce Mutlu Işık Süre dediğim gibi açıktan bir adayı yok ama arka planda. Yani Necdet Tömekçi eğer iddialarında varsa bir şey açık açık şey yapsın. Neden sanki bir muhalefet sürecini hazırlıyormuş gibi arkadan hep birilerini konuşturarak bu süreci yapıyor. Ve bence en önemli soru o dosyaların muhalefette ne işi var? Ben son bir şey daha söyleyeyim bununla ilgili. Ali İhsan Yavuz'a da kırgın diyeyim artık. Çok sinirli demeyin. Bireysel Hakkı abi ne var? Bak çok kızgın demeyin. Normal olabilir yani. Yoksa, o farklı farklı. Bizim ona itirazımız yok. Onu özellikle altını çizmek istiyorum. Ali İhsan Yavuz ona çok kırgın diyeyim artık yani. Bizim ona itirazımız yok. Sinirli de. İkili ilişkiler. Sinirli de. O kendi şeyi. Benim konuşabileceğim bir konu yok. Buradaki, bizim buradaki itirazımız dedikoduyla, tezviratla bir süreç olması. Eyvallah. Tezvirat ne ya?
Tezvirat abi. Ya benim anladığım konu şeyler. Abi şöyle bir tezvirat çok bir kelime karşılığı. Ben anlamıyorum gazeteciyken. Şunu diyebiliriz abi. Gerçi... Çok kullanılan bir kelime de. Ay bilmiyorum. Sen... Vallahi bilmiyorum. Abi tezvirat, özür dilerim. Günde 60 tane kelimeyle döndüğün için. Abi tezvirat herhangi bir bilgiye, herhangi bir yalan ibareyi yaymak. Yalanı yaymak. Anladım. Yaymak. 60 kelime dönüyorum dedin ya. Kürek vereyim mi? Gömmeli. Yok abi, estağfurullah. Kemal Turgaç'a da kazanmadık. O kadar itiraz edeyim ama. İkiniz beraber gömersiniz. Sen benim taksimi yapıyorsun. Biz sana çok kibarca kelime günlük dağarcını eleştirdik. Var o kadar hakkımız. Ya yap bir şey değil mi? Kürek vereyim dedim. Ben kızmam ki. Çok saygılı. Cumalar'ın kelime dağarcı benden iyi canım. Ya evet, şey yok. Sıra, sıkıntı yok orada. Hırçın abi de. Hırçın abi. Arkadaşları enteresan bir şey. Şaşkınlıkla dinledim. Şimdi dosya diyorlar. Ne dosyası arkadaş? Bravo. Doğru soru. Biz de soruyoruz kardeşim. Biz de soruyoruz. Olmayan bir şeyi ben şurada televizyonda. Hepinizden Fransız benim. Bir dakika. Ben çünkü yurt dışı, sen yurt dışında yurt dışındaydım daha oralara gelemedim. Birkaç hafta ihtiyacım var. Şimdi her şey ben yaşarken oldu. Her şey sen dışarıdayken oldu abi. Kemal abi yorumunu yapmadan önce sana bir soru sorayım. Yorumunu devam. Konuşamıyorum ki arkadaş. Konuşacaksın ya. Sana çok sıcak oldu. Yorum yapmadan önce sana bir soru sorayım. Sor. Tamam. Sen pompayı biliyor musun pompa? Pompa bilir misin? Benzin pompası mı? Pompa ya. Araba pompası mı? Piset pompası mı? Net pompa. Ha. Böyle sor bana. He. Hani böyle pompalarlar tamam, ya. Evet. Şu anda şehire yok dosyalar var, yok tamam. Belgeler var. Pompalıyorlar. Boyuna pompalıyorlar. Kemal Turgaş'a güzel bir soru soruyor işte. Ne bu diyor ya? Ne dosyası arkadaşlar? Dosya masaya yok. Biz burada konuştukça da bu dosyalar olmayan dosyalar olur hale gelecek. Bir kere bunu net koyalım. Dosya masaya yok. O seni şimdiye kadar 50 kere çıkardı. Şimdi Sefa diyor ya, muhalefetin eline nasıl geçti? Ya dosya yok, muhalefetin eline geçtiğini konuşuyoruz. Olacak iş mi bu? Onun için diyor. Yok arkadaş, dosya masaya yok, net. Bunu ben burada televizyonda canlı yayında söylüyorum. Dosya masaya yok. Bravo. Evet. İkincisi Necmettin, neydi? Necdet Tömekçe. Necdet Tömekçe. Necmettin değil, kırık değil. Necdet dişlerinden dolayı. İdare etmiyor. Şimdi... Abi dişlerinin alakası kendisi yok. Kendisi bir açıklama yaptı mı? Dilim sürçtü de. Kendisi bir açıklama yaptı mı? Yapmadı. Konuştuğu gazeteciler var. Açıklama yaptı mı? Yok. Yapmadı. Gazeteciler, habere dönüştürebilir konuştuklarını. O zaman Necdet bir açıklama yapmamış. Yapmadı. Evet. Bence şey okuyoruz, niyet okuyoruz. Kimi okuyoruz? Yok yok, bu teyitli. Sadece kamuoyunda açıklanmadı. Beyefendi, tamam. Görüşenler, konuşanlar var. Sadece... Kim mesela? Ya isim vermiyor. Söylemeyince anlamı olmuyor. Yok, ben söylüyorum sana. Tamam, kaynağı biziz. Kaynağı benim. Ben bizzat da görüştünüz. Ben söylüyorum. Sen bizzat görüştün mü? Bununla ilgili... Ya kardeşim Kemal sen ayakkabı dünyasındasın. Şimdi sana rugan mı yapalım? Bu senin renklerin ne? Efendim önden bağcıklı mı? Sen topuklu ayakkabı. Sana sen bunları konuşursun. 61. Biz de bunu... Ya bu adam ayakkabıcı ya. Bunda her numara var. 46, 45. Bu ama... ayakkabı konuşur, dinle. Biz de siyaset konuşuruz. Kaynak ne diyorsun ya? Bize geliyor işte, anlatıyorum sana ben. Cesursun bu konuşuluyor. Kaynağını burada. Ya kaynağımı söylesene. Kendin kaynağını söylenmez abi, söylenmez. Başkalarına da konuşur. Gazeteci kaynağını söylemez. Kessen, işten kovsa söylemez. Necdet Tömekçe, İyi Parti'den aday falan olmayacak. İkna edildi, ben de öyle biliyorum. Aday olmayacak. Valla görüşüyorlar. Aday olmayacak. Görüşüyorlar. Geçen hafta... %85, %90. İkna edildi, ikna. Net bilgi. Ben hani şimdi esas burada... Biraz uzaktan takip ediyorum olayları ama tamam, %80, %90 vardı. Bak bir kaynak söyleyeceğim. Söyle. Bana dün şey geldi, başsağlığına. Amcamın oğlu Murat Cumalı rahmetli oldu. İyi Parti Adapazarı ilçe başkanı Türkan Ergül geldi. Sordum ben kendisine. Abi Necdet Tömekçi ile görüşüyoruz. Netleşmedi ama görüşüyoruz dedi şimdi. Görüşüyoruz dedi. Bak net olan bir şey. Bu kadarını sana söyleyeyim. Görüşüyorlar yani adamlar. Ha kabul eder etmez. Şartlar uyar uymaz. Bir de Kemal Turgaç'ın sorduğu Necdet Tömekçi'nin aday olup olmayacağı değil. Onu da dedi ama şimdi. Onu dedi. Onu da dedi. Ha, ondan önce ama dosyaları sordu. Dosyalar yok. Dosyalar değil, onu sordu. Aday olmayacak dedi. Yani dosyalar hakkında açıklama yaptı mı diye soruyor. Onu yok, geçtik. Adaylığı da söyledi. Ya söylesene bizi konuşturuyor. Bizi konuşturuyor arkadaşlar. Allah keyif alıyor ya. Şey dedi tabii, sen atladın. Aday olmayacak dedi. Ben aday olmayacağını düşünüyorum o zaman, bak, öyle diyeyim, tamam. Şimdi doğru. Necmi, ama bak burada esas ben de şöyle... Ben söyledim geçen hafta %85. Bak diye. Tamam doğru, sen söyledin. Şimdi şöyle bir şey var. Bir de şunu da konuşmak lazım. Sakarya'da AK Parti'nin kendi içindeki muhalefeti o kadar çirkinleşmedi ki bu seçimde. Yani bunun sorumlusunu kimse konuşmuyor ya. Yani o kadar enteresan şeyler konuşuyorlar. Bakın burada dosya diyoruz, o diyoruz, bu diyoruz. İşte son iki saatte zarf açıldı diyoruz. Yani Sakarya'da %65 şapkamı da koysam kazanırım AK Parti.
De ki yani Bizans oyunlarını mı diyelim buna, ne diyelim yani, öyle bir yere geldi ki yorgunluktan mıdır, uzun süreli bir siyaset probleminden midir? Ama ben Hüseyin abi bu konuda bir konuda katılıyorum. Evet, Yusuf Alemdar birleştirici davranmalı. Bu sorunu fark etti bence. Yani son zamanlarda özellikle adaylık sürecinin birilerinin yapamadığını, aynen öyle bak. Bu çok büyük bir sorun. Üzerine bir sıfat evet, daha alınca kesinlikle. Birilerinin yapamadığını yapmaya çalışıyor. Aynen başarılı. Bakalım inşallah başarılı yolunda olur. Biz yine diyoruz ama il başkanı, en iyi il başkanı AK Parti'nin, en iyi il başkanı. Yani. Ama o zaman şimdi sen bak, onu hep söylersin. Şimdi biz de şunu söylüyoruz. Ya söylerim onu ya. AK Parti'de dedi ki bak yakıştıramadı. Sabahın hep söylersin dedi. Ben söylüyorum dedi onu. Ya bir şey de ben söylemişim. Ben söylüyorum onu. Üzülürüz. Bunu bile diyor. Aga sen ne biçim konuşuyorsun kardeşim? Bu programda sürekli söylenir ama hangi söylediğini hatırlamıyorum. Evet. Tamam özür dilerim. Ne biçim konuşuyorsun Hakan? Sen alamazsın. Sen efsane yani diyorsun, ben AK Parti'nin il başkanıyım, ben kullanıyorum. Bunların aslında bence sebebi bu aslında. AK Parti'nin yani öyle bir parçalanmış bir durum var ki yani bazen bazı resimler görüyoruz, tamam mı? Biliyoruz o insanların yan yana gelmediğini. Yani bir sürü ama yan yana da gelip bir de zorlanıyor, resimleri vermek zorunda kalıyorlar. AK Parti'nin acilen... Hendek'e mi diyorsun? Ben şimdi bir yer söylemişim, şimdi kızar bana, söylemiyor. Yok sadece Hendek'te değil mi? Yani sadece Hendek'te yani değil mi? Sakarya genelinde çok var. Şimdi AK Parti'nin acilen bir abimi deriz buna. Yoksa bir hani böyle birleştirici bir nokta mıdır? AK Parti'nin acilen buna ihtiyacı var. Yusuf Ayanlar işte. Bak ben yaptığımı söyleyeyim. Gayret ettiğini de görüyorum. Ama şimdi buradan mesela bir şeyler söyleyeceğiz. Bir yerlere bir kişilerin görevi yapamadığı çıkacak buradan. Ama söylemek de zorunda kalıyoruz. Söyle abi. AK Parti, abi il başkanlığı bence şu anda yani özellikle Yunus Bey'in adaylık süreci il başkanlığı noktasında çok boşluklar verdi. Net bu. Vallahi tam bu cümleyi 1,5 ay önce ben kullandığımda Yunus Tever'e bu zarar yazacak evet, dediğimde zarar yazdı yani. Bana kızdılar evet. İl başkanını eleştiriyorum diye gelinen noktada Kemal Tümer'e söyledim. Ben de eleştirmek isterim ama bakın şu anda yaşanan olaylara bakarsanız ya bunlar bilmiyorum da Ankara'ya nasıl rapor ediliyor onu da bilmiyorum. Yani Ankara buraya nasıl bakıyor onu da bilmiyorum. Ya bir de şöyle düşün Hakan Turan bak. Ben gazeteci olarak Yunus Tever'i yaklaşık 4 seneden beri eleştiriyorum. Yani o zaman aynı görüyoruz demek. Yani görevinde başarılı değil. Bence adaylık sürecinin, bak dikkat et, Yunus Tever medya var açıklama yaptı. Ben aday değilim dedi. Yemin ediyorum şeyi rahatladı ya. Bak AK Parti rahatladı. Ekrem'i de izliyoruz, tebrik ederim. Çok güzel bir haberdi. Evet, kesinlikle. Bomba bir haberdi. Bunun bence gözden geçirmesi lazım. Ve hiç kimsenin kazanmadığı bir hale geliyormuş. Ama bak, bütün yerde şimdi il başkanına... İl başkanı demedim. Ama sonuçta sorumluluk vardır. Ya var da var. Yani bütün yüksek yerde... sorumluluk ondadır abi. 5 tane milletvekili ne yapıyor bu kentte? Tamam abi. Ne yapıyorlar? Ali İhsan Yavuz ne yapıyor? Abi, ya şimdi abi bir dakika ben savunmak adına değil bak şimdi. Ben de il başkanına çok kavga ettim ama şunu iyi tahmin etmek diyor. Lazım. Doğru diyor. Ben Ali İhsan Bey'le 5 milletvekili bu işin hepsini ortak görevi. Bir dakika şimdi. Ben il başkanına çok kavga ettim. Olabilir bu. Gazeteci, siyasetçi kavgalar olur. O zaman oldu, şimdi bu. Ama şimdi şunu söylemek zorundayım ben burada. Yani bu kentte Kemal Turgaş doğru diyor. Bu şeyde çok Bizans oyunları oldu. Evet. Ama bunu bir tek de il başkanı yıkmam ben. 5 tane bu kentte 5 milletvekilimiz var. Ali İhsan Yavuz var. Bu kentin lafı oturdukları zaman böyle geniş geniş ben bu işte AK Parti'nin abileri kurma heyetiyim, abilerim var. Abi o zaman herkes etendeki taşı oturup dökecekler. Eğer parti zarar görüyorsa hep birlikte oturacaklar. Bir araya gelecekler. Birlik beraberlik ama lafta değil. Hani diyorlar ya sözde değil özde. Şimdi tamam bunlar yaşanıyor ama bunu bir tek il başkanına ben Kemal Turgaş'ın dediği gibi böyle göstermelik fotoğraflar. Göstermelik değil. Göstermelik değil. Bir araya geleceksiniz. Bu sorunu çözeceksiniz. Bunu şimdi kim yapıyor? Yalan yok. Yusuf Alemdar yapıyor. Güzel uğraşıyor, de yapıyor. Uğraşıyor. Gerçekten bak, uğraşıyor. Güzel de yapıyor. Yani işte eski il başkanı şeyler teşkilattan gelmiş. Az önce dedim. Ekrem abiye gidiyor. Eskilere gidiyor. Süleyman Dişli'ye gidiyor. Karasu'ya gitti. Neydi bizim eski başkan Ahmet Genç uzun yıllardır onu getirdi. Geybe de yaptı. Bence olması gereken bu. Yani olması gereken bu. Bir de şöyle bir şey var. Aday adaylığı sürecinde çok şey yaşandı. Ben bunu kapağına açıyorum galiba. Benden alıyor devam ediyor. Aday adaylığı. Aday adaylığı. Sen anlatamıyorum ben güzel anlatıyorum. Ya Allah benim Allah. Benim adım ama kendi adına mı anlatıyorum? Ben kendi adıma anlatıyorum. Kemal Yedan Hüseyinci'ye çeviriyor. Her partide olduğu gibi bak aday adaylığı sürecinde her partide olduğu gibi
şeyde de AK Parti'de sorunlar yaşandı. Çok sorun yaşandı. Hatta bu dönem biraz fazla yaşandı. Ama bu saatten sonra yani herkes birlik beraberlik içerisinde olmalı. AK Partililer için konuşuyorum ben. Bak AK Partililer için konuşuyorum. Ben devam AK edeyim mi Hakan Turan? Buyur, buyur abi. Şimdi biraz az kaldı. Tamam, bana. Aynen. Hemen kısa keseyim o zaman. Sen benim sözümün yarısını aldın ya. İki saniye. Beş dakika konuştu, sana bir kısa kesiyor. Bitirecek programı dedi. Hakan bitirir, ben biliyorum. Abi, onun daha fazla hakkı var, onu kabul ettik artık. Şimdi ben bunu düzelteceğine inanmıyorum Hüseyin abi. Senin iyi niyetine saygı duyuyorum. Diyor ama bir bak, Yusuf Alemdar yani şey olduktan sonra, aday gösterildikten sonra Yusuf Hanımlar belli bir seviyeye çıkarttı bu kabul. İşi. Ben dedim uğraş veriyor ve bunu başarılı buluyorum dedim. Bak bunu da özellikle söylüyorum. Ya bu hissediliyor yani bak, şehirde. Ben sana bir şey söyleyeyim mi? Hayret. Yusuf Alemdar bu işi ancak ve ancak ikinci dönemini düzeltebilir kardeşim. Bu dönem düzeltemez. Bak uğraşır, gayret eder. Hı hı. Belli ki bir noktaya da getirebilir. Ama bana göre tam anlamda düzeltmesi mümkün değil. Çünkü sorun büyük. Diyor diğer üçüncü dönemde de, yani üç dönem yapıyorlar. Diğer üçüncü dönemde de, yani 15 yıl yapacak Yusuf Alemdar. Oldu, rahat eder. Ben ikinci dönemde düzeltirim. Üçüncü dönem bir şey diyemem buradan. Ama ikinci döneme kalır bu iş. Çünkü neden? O dönemde Yusuf Alemdar başarılı bir belediye başkanlığı geçirirse o zaman alt belediyelerde de daha fazla söz sahibi olur. Yani şehrin siyasi organizasyonu, politik organizasyonu da karar mekanizmine müdahale eder. Ali Sen Bey'in de yükünü hafifletmiş olur. Der ki işte Sefa'la çalışacağız, bu daha uygun der falan filan. Şimdi burasını biz girelim. O AK Parti'nin iç meselesi. Evet. Şunu söylüyorum ama bu Necdet Tömökçe olayı tamam mı? Özür dilerim Sayın Başkanım'dan. Dişimden diyorum. Şimdi bunun aslında tek bir analiz yapmamak lazım. Dediğin gibi AK Parti'de bunlar çok fazla oluyor. İnşallah düzelir diyeceğiz. Çok ama fazla ben, olmuyor. Bu çok farklı. Fazla olmuyor ya. Bu seneki yok, kadar yok. Ben hiç görmedim abi. Hayır, bu sene fazla oldu. Evet, bu sene fazla. Bu sene fazla oldu. Afet Tömek Keşi de. Affedersin de bile ağzım açık kaldı bu sene. Evet, bak bu sene benim ağzım açık kaldı. Evet. Evet. Yani, ben bir de Tömek Keşi suyu çıktı bu iş. Bu sene, ama dikkat eder misin? Hüseyin abi pek katılır mısın? O olayı üstte kapalı biliyorum. Onlar Ekrem Yüce'ye bir ziyarete gittiler. Hatırlıyor musun? Kim? Necdet Tömökçe. Evet. Erol Aydın. Bir de evet. Ticaret Borsası Mustafa Genç. Genç'le beraber. Hı. Üçü bir fotoğraf. O fotoğraftan sonra bu konular konuşulmaya başladı. Yok öncesinde vardı. Yok ondan sonra var. Ben Mustafa Genç nereden geldi topa ya şimdi? Abi, o fotoğrafın dedi. Aslında söyleyeyim Mustafa Genç ziyarete gidiyor. Necdet Tömekçi orada olduğu için eşlik ediyor. Tamam. Aynı beraber gidiyorlar. Denk geliyorlar. Ya o fotoğraf verirler mi yani böyle konuları öncesinde fotoğraf mı vereceksin yani belge bilgi mi vereceksin? Evet. Ben öyle demiyorum ama ondan sonra oldu yani. Süreyi geçtik arkadaşlar. Geçtik hemen şeylere başlayalım. Selamlara başlayalım. Çok uzatma lütfen abi. Maliye'den emekli Gaffar Zengin her zaman olduğu gibi sevdiği hepinize de selam söylüyor beyler. Allah razı olsun sürekli seyrediyor. Muharrem Savcı bizim dündür. Sefa'ya, Hakan'a, Kemal Turgay selam var diyor. Aleykümselam. Ali Santarım sensiz tüylerim diken diken olacak. Bağımsız aday oluyorum diyor. Ama adam yazmış öyle. Ben Ali Santarım destekliyor. Ali Santarım Karakürt çekliyor. Çok sıkıntılı, bağımsız aday olacağım diyor. Bilginiz olsun. Ömer Aslan her zaman olduğu gibi seviyor, selam söylüyor. Biliyorsun Ömer Aslan açıklamadı ama biz onu il başkanımıza yaptık. Yunus'tan kalınca olmadı. Hayırlı uğurlu olsun. Niye genel kurul var yakın zamanda? Orhan Gevrek, Serdoğan Belediyesi'nden Orhan Gevrek'e selam var. Ama Murat Uygun çok selam söylüyor bu arada. Murat Uygun selamı söylemez olmaz. Erdinç Kuruş ve tabii bizi seyrediyor. Saski Genel Müdürümüz Yiğit Duran sağ olsun. Yiğit abi sana selam olsun, seviyoruz seni ve son gecenin olmasını söylüyorum. Engin Arapoğlu arkadaşlar bitirin çorbalar benden diyor. Engin Arapoğlu'ndan bu akşam çorbalar Engin Arapoğlu'ndan kardeşimiz benim, bizim. Benim karnım tok teşekkür ederim. Senin karnın tok olabilir ama bizim karnımız aç. Engin Arapoğlu adamdır. Kardeşimiz bizi çorbaya davet ediyor. Öyle kardeşimizdir. Evet. Var mı mesajınız? Ben bir hatırlatma yapacağım bu arada. Bir aksilik olmazsa önümüzdeki cumartesi akşamı bir program yapacağız canlı yayın. Evet. Programın formatı şu. Kentsel dönüşüm. Kentsel dönüşüm ve deprem. Programda da şu şekilde bir program düşünüyoruz. Bu deprem ve kentsel dönüşümü ilgilendiren, bu konunun uzmanlarını alacağız. Gazeteciler olacak. Hüseyin Cumalı da ben de gerçi kendisine söylemedim ama buradan da davet ediyorum. Hüseyin Cumalı'yı istiyorum o programa. Sefa müsaitsen sen de gelebilirsin. Bugüne kadar neler yapıldı? Bugünden neler yapılmadı? Bundan sonra neler yapılması gerekiyor diye.
ve konunun uzmanlarıyla, Mimarlar Odası Başkanı, Jeoloji Odası Başkanı, jeoloji mi diyorlar? İşinden dolayı abi yapma. Abi sen ne oldu ya? Ama benim karşımda yardımcı ol bana. Bak benim karşımda konuşamıyor bu ya. Hadi tepe 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 tepe. Şey, abi ya. Abi adamın dişleri şiş. Karşımda konuşamıyor. Abi ben anlamadım. Abi sen de hastalığına dal geçme. Abi sen de Ukrayna ile buğday diyorsun. Yani şey yapmıyor. Haftaya düzeltti. Abi zor oluyormuş. Hüseyin abi sen yeni diş yaptırdın. Zor olduğunu biliyorsun. Coşkun bilir ne oldu? Coşkun bilir de gitti. Sen de konuşamazsın. Öyle mi abi peki? Şimdi şöyle. Sasso'dan 34. meslekten birini alacağız. Yaklaşık 10-12 kişilik bir... işin uzmanları yani. İşin uzmanları olacak ve dediğim gibi... Ve bu gerçekten şehirde bu konjektörde böyle bu kadar kişiyi bir araya toplayan ilk program olacak diyebiliriz. İnşallah o da bana nasip olacak. Nerede yapacağınız? Büyük ihtimalle bir kafeteryada yapacağız. Çarşısında tam netleşmedi. Stüdyomuza sığmaz o kadar. Stüdyomuza sığmaz o yüzden. Dışarıda ama yapacağız. Gerçekten böyle bu şehre yararlı bir program, bir çalıştay bir programı aslında yapacağız. Evet. Yapmayı hayal ediyoruz. Aksilik olmazsa önümüzdeki cumartesi günü İnşallah bunu yapacağız. İnşallah bunu da böyle geleneksel hale de getirebiliriz yani. Yani bir yapalım önce bakarız olmazsa. Şehir çalıştaylarını, şehrin sorunlarını böyle gerçekten muhataplarıyla artık TV güzel. Programın adı ne? Yani şehir konuşuyor yapımda aklıma geldi. Daha yani, programın adını daha koymadık. Yani. Konuşacağız Hakan Turan'la ama yani şu var. Yararlı bir program olacağını düşünüyorum. Onunla burada tebrik ederim. Güzel düşünmüşsünüz. Sağ olun. Teşekkür ederiz. Haftaya cumartesi. Bu inşallah. Arada ben Alandüzü'nden Cengiz abime selam özellikle söylüyorum. O bana devamlı mesaj attı. Alandüzü'nden Cengiz abime selam söylüyorum. Herkese iyi akşamlar diyorum. Sefa var mı? Benim selamım yok. İzleyen herkesimize, izleyen herkese, evlerine, dükkanlarına ulaştığımız herkese kucak dolusu sevgiler. Evet ben de size çok teşekkür edeyim. Bu akşam yormadınız beni çok. Biraz böyle bir alevlendik kalktık ama. Bununla ilgili bir şey söyleyeyim mi? Ben normalde aslında yükselmeyecektim de. Zafer Takuş bana mesaj attı. Dedi ki uykum geldi dedi. Tamam mı? Nasıl program kardeşim dedi. Beni gaza getirdi. Buradan da itiraf ediyorum. Hüseyin abi. İtiraf ediyorum. Zafer Takuş beni gaza getirdi. Zafer abi izleyici konumdayken kavgayı bak, çok seviyorum. Ben yaptım. Mesaj attı. Uykum geldi diye. Ben de dedim ki. Zafer Takuş bu kadar kavga edilmesini istiyorsan bir dahaki hafta buraya sen otur da. Valla gaza getirdi beni. Gaza getirdi beni ya. İzleyiciyken hoşuna gidiyor. Evet. Zafer Takuş buraya gelemez. Gelemez evet, abi ben sen de abi. Gelir. Zafer evet. Tokuş imtiyaz sahibi. Bu akşamlık da artık programımızın sonuna geldik. Sürçülisan eylediysek affola diyelim. Hepinize bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Haftaya inşallah yeni konu ve yine bu kadroyla veya bilmiyorum birkaç kişi değişebilir mi? herkesin iş durumuna göre bakacağız artık. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. İyi akşamlar. Sevgili Sakaryalılar. Bak şimdi burada. Bundan beri Sakarya'da izahı mümkün olmayan konuları. Sorulmayanların sorulduğu, sadece gerçeklerin konuşulduğu, Sakarya'nın gündemini belirleyen bir ekran klasiği. Sakarya'nın duayen gazetecisi Zafer Tokuş, yılların eskitemediği kalem Hüseyin Cumalı, Medyabar.com ve TV264'ün genel koordinatörü Hakan Turhan, özel kulis haberleriyle dikkat çeken Safa Polat. Gazeteciler Sakarya için sormaya ve sorgulamaya devam ediyor. Gazeteciler soruyor her cuma akşamı saat 21'de TV264'te.